İyi akşamlar, iyi pazarlar sevgili seyirciler. Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa'dan sonra, Beşiktaş'tan sonra bu defa Galatasaray da puan bıraktı Gaziantep'te. Gerçekten çok ama çok önemli iki puanı bıraktı zirve yarışında. Zirve Fenerbahçe'ye mi çalışıyor diye artık yorumlar yapılmaya başlandı bile. Galatasaray'ın Gaziantep Spor karşılaşmasında aldığı beraberlik şu anda günün konusu olmuş durumda. Gaziantep Spor Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı. Sergen Yalçın yaklaşık 10 gündür takımıyla beraber değil. Ayrıldı ayrılmadı, bıraktı bırakmadı derken takımının başında bir kez bile 10 gündür antrenmana çıkmayan Sergen Yalçın Mancini'nin Galatasaray'ıyla 0-0 berabere kaldı. Birazdan Gaziantep'ten çok önemli görüntüler, röportajlar, özel haberler ve ilginç görüntüler ekranlarınızda olacak. Bunları paylaşacağız. Ama teaserımızda da gördünüz. Gerçekten de çok ama çok önemli. Sadece Beyaz TV kameralarına yansıyan, sadece Beyaz TV spor servisinin çekmiş olduğu görüntüler, olay sözler, ilginç görüntüler yine Beyaz Futbol'da olacak sevgili seyirciler. Evet, zirvede Fenerbahçe 41 puanla en yakın takipçisi Galatasaray arasındaki puan farkı 7 ve bir maçı eksik. Üçüncü sırada da Sivasspor. Sivasspor'un önlenemez bir çıkışı var. 32 puanla 3. sıraya çıktı. Roberto Carlos'un öğrencileri sevgili seyirciler. Puanlar ekranda, puan tablosu ekranda. Bu akşam konuşulacak çok şey var. Çok şey konuşacağız. Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Kaptan Ümit Özat ve Ahmet Çakar'la yine her pazar akşamı olduğu gibi karşınızdayız. Ahmet Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kardeşim. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sizler teşekkürler. Nasıl geçti bir haftalık? Futbol Süper Lig'siz bir hafta, haftalar ve Süper Lig nasıl başladı? Yani sanki hiç bitmemiş gibi aradaki olaylar falan ama bu akşam bana göre lig galiba bit. Ti diyemiyorum ama bit. Yok. Bit. Bak niye bit diyorum. Şimdi yarın Fenerbahçe %80, %90 ihtimal Konya'yı yener. Futbol bu tabii. Yenerse puan farkı 10. Geriye kalıyor 16 hafta. Şimdi bundan sonra hani hepsi yalan bu sahi diye bir laf vardır ya. Hı hı. Bir de Galatasaray'a baktım. Ben anlamadığım bir şey var. Ya bunun birilerinin hesap vermesi lazım. Ben yanlış mı okudum gazetelerden? Örnek. Amrabat gözden çıkartılmıştı. Doğru. Amrabat'a git, kulüp bul kendine. İşte şuraya kiralayalım. Orta Doğu'ya kiralayalım. Rusya'ya gitsin. Olmadı. Karabük'e gitsin. İşte şu gençlere gitsin falan gibi. Ama bizden gitsin. Gitmesi de şu. Yerine gelecek yabancılara yer açalım. Buraya kadar doğru mu söylüyorum? Doğru. Amrabat bugün kurtarıcı diye girdi oyuna. Ha. İkinci yarı. Bu bir. İki. Hani ayranımız yok içmeye. Tahterevalliyle gideriz helaya diye bir laf vardır. Bilir misin sen bu lafı? Bu kadar kadro zenginliği içerisinde mecbur kalıyorsun Melo gibi bir futbolcunu ki bugün çok iyi oynadı. Libero oynatıyorsun. Defans üçlüsünün ortasında oynatıyorsun. Bugün iyi oynadı. Bana göre Galatasaray'ın yegane Mustera'dan sonra. Mustera'yla birlikte iyi oyuncuları bile ona lafım yok. Ama senin bu kadar büyük milyonlarca euro harcadığın takımda sen Melo'yu devşirme libero olarak defans üçlüsünün ortasına koyarsan. Gözden çıkartılmış Amrabat'ı kötü giden bu maçı çözmek için ikinci yarı oyuna alırsan. Sadece o değil, stoper adamı maçı değiştirmek için şeye koydu. Daha kötüsü geliyor. Bugün şu şimdi soruyorum. Bu hayatında Sabri denen futbolcu hayatında orta beşlerin solunda sol bek değil. Hem de sol ofansif yönü de olmak zorunda oynadığı yer itibariyle. Kaç defa oynamıştır? Şimdi bu orta bu işte bir tuhaflık var. Hocam siz konuşurken yönetmenim Ahmet ekrana getiriyor. 3-5-2 ile başladı Galatasaray. Doğru. Sonra 20. dakikadan sonra 4-4-2'ye döndü. Tamam. Hani bir aydır Galatasaray ne çalıştı diye sormazlar mı? Başka bir şey sorarlar. Daha da devam var. Daha da devam var. Başka bir şey sorarlar. 3-4 defa daha değiştirdi. Galatasaray. Ne oyun anlayışı, ne taktik, ne fizik olarak. Sanki ikinci devrenin ilk maçı değil de harap ve bitap düşmüş bir takımın sezonun ilk yarısının son maçı görüntüsü verdi. Hocam dahası var, ben sana ekleyeyim. Mancini bugün sanki bir sürrealist film denemesinde bulundu. Yani sürrealist bir film. Onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. 8-3-12... 4-3-7 uçacak şey stoperi maçı kazanması için ileriye koy. Hiç orada oynamamış oyuncu orayı. Daha acımasız bir şey söyleyeyim sana. Tabii Galatasaray'ı bu hale getiren sizlersiniz de. Aslında biz deriz hocam, Mancini'ye biz mi dedik? Mancini'ye biz mi dedik? Bir maçta 10 tane 10 defa taktik değiştirdi. Galatasaray'ın medya ayağı beyefendidir de. Yani bunların müsebbibi sence bakın. Özgür Galatasaray'dır hocam.
Bugün Antep'in karşısında Antep'in PAF takımı çıksa. Galatasaray'dan fazla pozisyon bulur. Çünkü Galatasaray'ın bugün yakaladığı net pozisyon yok. İddia ediyorum Galatasaray'dan daha az pozisyon verirdi. Tekrar söylüyorum. Gaziantep Spor'un karşısına. Evet evet, Gaziantep bugün Galatasaray değil de Gaziantep PAF takımıyla oynasa. Kırıkan Belediye Spor'la oynasa. Hani civar. Civardaki kişi. Bu nedir? Artı şu var. Bu ülke zaten 3 senedir sancılı. Bugün Turgut denen bir oyuncu var sahada. Eğer bugün Galatasaray maçı 89'da falan atıp bir kazansaydı şans golüyle. Bu akşam ben şunu çok rahatlıkla söylerdim. Turgut'tan uyuzum. Turgut'tan rahatsızım derdim. Ha, Turgut şey anlamda. Turgut mu? Turgut Doğan Şahin. Şey anlamda diyorsun. Niye? Sıkıntı. Şimdi diyecekler ki futbolun doğal nizamı içerisinde bir futbolcu çok fazla gol de kaçırabilir. Amenna. Ama futbolun doğal nizamı içerisinde 6 ay oynamayacak bir oyuncunun bir takıma kiralanması ve takımının kiralık olarak kabul etmesi de futbolun doğal nizamına uygun değil. Ve yanında da bonus olarak bir futbolcu veriyorlar. Doğru mu beyler? Evet. Evet hocam. Şimdi futbolun doğal nizamına o aykırıysa bugün kaçan goller de aykırı. Hayır, onun için fazla şu anda Fenerbahçeliler ses çıkartamıyor çünkü 0-0 onları kesti. Ama bugün 89'da 90'da o şişirilen toplardan biri gol olsa. Son 89-90. Tabii tabii. Ve maçı Galatasaray kazansa iddia ediyorum. Şu anda sanal alem Fenerbahçe haklı olarak önce Turgut Doğan Şahin'e hesap ediyor. Hocam konuşulmuyor artık. Ya bak. Şimdi bu operasyonun bir sürü tarafı tartışılır ama evet. İki senedir Türkiye'de şike, teşvik, kardeşim, rahatsızlık Turgut Doğan Şahin kaçırdığı gollerden dolayı konuşulmayacak. Buna lafım yok benim. O çocuğu yakmak istemiyorum. Ha, başka bir şey söylüyorum. Hafta içi sen ayağı kopmuş, bağları kopmuş 6 ay oynamayacak bir futbolcu Antep'e kiralamayı teklif edip Antep'te bunu üstü kapalı veya üstü açık kabul etmesi futbolun doğal nizamına uygun değil. Bir tuhaflık var bu işin içinde. Evet. Evet. Sinan Bey kusura bakmayın çok konuştuk. Estağfurullah hocam, zevkle dinledik de. Şimdi Sinan abi öncelikli olarak başlığını rica edeyim yarınki. Şimdi başlık çok var yani, bir sürü başlık atası. Ya mesela şöyle diyebilirsin. Ya Mourinho diyebilirsin başlık. Ya buna Mourinho diyebilirsin. Mourinho? Mourinho. Evet, Mourinho diyebilirsin. Neden Mourinho? Mourinho? Neden Mourinho? Neden? Şimdi Mourinho der ki bu maçı, şu maçı kasetini veya kendisi gelmemiştir. Mourinho şu maçı yardımcısına falan veya birisine seyrettirseydi. Sonra kaseti alıp da Mourinho'ya gelip seyretse, yardımcısı Mourinho'yu anlatsa. Mourinho diyecek ki bunlar mı Juventus seyredecek? Bu oynayanlar mı diyecek? Bu takım mı diyecek? Biz bunlarla diyecek Chelsea'de oynayacağız, orada oynayacağız. Biz bu takımı düşünüyoruz der. Ama öyle değil. Ama öyle değil. Tabii. Bu Galatasaray lokalde farklı, dışarıda farklı. Yani Avrupa maçında farklı düşünüyor. Maç seçiyor. Bunu ben hep söylüyorum, hep söylüyorum. Şimdi Galatasaray takımı şampiyonluk hoca bitti dedi ya. Bitti demeyelim de ama dün akşam biz buraya bir Galatasaray'ın bir grafiğini koyduk. Maç trafiği. Evet. Evet. Yani 10 maç. Hı hı. Bir ay içinde. Buradan çıkması çok zor Galatasaray'ın. Yani şimdi eğer Fenerbahçe bir rally yaparsa, Fenerbahçe bir rally yaparsa, yani 3 maç 4 maç arka arkaya bir rally yaparsa, farkı yarın da kazanırsa Konya'yı İskoçya Ligi'ne çevirir. Farkı 14-15 yapabilir. Çünkü ne diyoruz hep burada? Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın avantajları var. Haftada bir maç oynama. Şimdi bakın Ahmet getir o grafiği. Dünkü maç trafiğine bakalım. Şimdi burada ne var? Şimdi Galatasaray takımının kaliteli oyuncuları var. Galatasaray futbol takımı kaliteli bir takım. Ama ne diyoruz? İsimde kalite diyoruz. Bunları anlattık. Sergen takımının başında olmadığı falan, 10 aydır para almayan bir Gaziantep takımı, sorunları olan bir takım. Bakın arkadaşlar, burada 10 tane maç var. Bakın ayın kaçından? Benim buradaki monitör 15 Ocak'tan 16 Şubat'a 15. kadar. Yani 30 günde Galatasaray 10 tane. Şurada Galatasaray'ın 2 tane ligde takıldığını, 3 tane ligde takıldığını düşünebiliyor musun? Daha bundan sonra Chelsea'lerle oynayacak Galatasaray. Şimdi hoca demin doğru söyledi. Yani Sabri'yi solda bilmem ne, kardeşim sen hala oyuncu alıyorsun. Hala Sabri'yi sol önde oynatıyorsun. Bakın hala bu kadar oyuncu alıyorsun. Hala sol önde oynatıyorsun. Evet. İşte Galatasaray 20 milyonu çöpe attı. Kim? Avramat'la ne o çocuk? Buruma. Gitti. 20. Yani biz ne dedik? Galatasaray 12 milyon, daha önceki yaptığımız yorumlarda Buruma'ya 12 milyon veren Galatasaray takımı bu oyuncuyu kaça satacak da
ne parası kazanacak? Doğru. Yani şimdi sen yıldız adayına 12 milyon veriyorsan bu çok önemli bir rakam. Ha 40'a satabiliyor musun? Hayır. Böyle bir şey Türkiye'den böyle bir oyuncu satman 30'a falan değil. Kalkıp da Galatasaray 12'ye verdiği Galatasaray bir 3 sene sonra bu oyuncuyu 20'ye satsan olur. Galatasaray 7-8 bir şey yapmaz. Şimdi Galatasaray hala oyuncular alıyor. Hala 11'ine bakıyorsun. Aynı. Hala sıkıntı var. Bakın. Arkadaş oynama takımında. Bu takımda Danili, Riera'ları bugün normal çık. Bak Dani, Riera arkaya koy. Stoper. İki stoper yap. Dani, Semih. Sol beki Hakan Balta. Onun önüne Riera'yı koy. Sağında işte kimi koyduysan bugün orta sahasında Melo, Selçuk, Emre Çolak. Droppa bu işte ne o Umut. Bu takım kötü bir takım değil. Ha bu takımın bugünkü performansı kötüydü. Droppa öylesine oynuyor. Bakın öylesine oynuyor. Droppa Chelsea maçını bekliyor. Aynen bekliyor. Droppa Chelsea'yi bekliyor. Oradan patlayacak. Şimdi dönüyorsun. Schneider bugün bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yetmiyor. Tek başına. Sağ bozuk, zemin bozuk. Karşı tarafta da bir takım var. Karşında bir tane takım var senin. Aslan gibi Gaziantep sporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Bak ne diyorum. Ha İbrahim Kızıl da yeni başkan olduğu için onu da tebrik ediyorum. Kutluyorum İbrahim Kızıl da bugün başkan olduğu için tekrar. Şimdi Gaziantep sporlu futbolcu çocukları tebrik ediyorum. Onur mücadelesi resmen. Evet. Uzun zamandır para alamıyorlar. Şimdi Sergen İstanbul'a niye gidiyor geldiğini ben biliyorum. Anlatmama gerek yok yani. Bildiğim için yani para sebebinden ama başka türlü onun için gerek yok. Bundan bu zor şartlarda bu Gaziantep spor takımı dün anlattık burada Ümit'le beraber değil mi? Mancini'ye bakıyorsun takımını çalıştırıyor ediyor transferler kuş sütü eksik Galatasaray'da. Öteki tarafta bakıyorsun garibim Gaziantep'te futbolcular aslan gibi hoca yok. Kendi kafalarına idman yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar takılıyorlar ediyorlar falan. Bugün çıkıyorlar Galatasaray'dan daha üstün oynuyorlar. Bu fotoğraf her şeyi aslında özetlemiyor. Bak, bir durdurur musun Ahmet? Galatasaray'dan da. Ya şimdi bakın antrenörler değil. Ver Mancini'yi şeye Gaziantep'in başına. Saçını başını keser. Yani bu yüzünü falan değil. Saçını falan böyle yolar falan yani. Bu ne? Dön Sergen'i ver şeye Galatasaray'a. Farklı olmaz. Hep bunları söylüyoruz. İyi futbolcun varsa iyi antrenör oluyorsun. Hep bunlar birbirle şeydir, birleşiktir. Şimdi burada nedir biliyor musun arkadaş? Şimdi hoca diyor ki Turgut Doğan Şahin'e dua et. Turgut Doğan Şahin zaten bu. Turgut Doğan Şahin çok yetenekli bir futbolcu. Dünya çapında bir süratli bir oyuncu biliyor musun? Birebir dünyada geçemeyeceği bek yok. Ama boş kaleye atamaz. Özelliği bu işte. Ümit daha iyi tanır onu. Ankara gücü değil mi Ümit? Benim oyuncum. He. Bak ne diyorum? Birebir. Senle seyrettik maç değil mi? Kenara evet. Geliyor. Evet. Ebu'ya. Gider diyorum değil mi? Vurur. Vurur gider yakalayamazsın. Ama boş kaleye de atamaz. Zaten öyle geldi kaleye. Zaten bu çocuk onu atsa bugün Fener'de veya Beşiktaş'ta Galatasaray'da. Üçünden birinde oynar zaten. O özelliği olsa. Yine o oynar. Özelliği. Biraz kendini geliştirsin oynar. Yani yine oynar ayrı. Bak, bugün de baktın. Gitti düşüşe girdi ama yetenekleri zaten o yani bunda bir şey aranmaz. Yani Buruma'yı oraya verdi bilmem ne falan bugün ne oldu? Herkes gördü. Demek ki bu işlerde bir Ali Cengiz yoktur. Buruma'yı verebilir, teklif edebilir. Orada boşluk vardır. Oradan bir şey eskelebilir. Galatasaray'dan Gaziantep'e falan filan. Ama onun için Galatasaray futbol takımındaki bu transferleri kim yapıyor, neden yapıyor? Bak biz bunu Fatih Terim döneminde sezon başı söyledik. Galatasaray takımı transfer planlamasını yanlış yapıyor. Yanlış transferler yapıyor Galatasaray. Doğru. Galatasaray doğru transfer yapmıyor. Ben Hayrovic dedi, geldiler değil mi Hayrovic? Alex Telles. Ne zaman aldın, ne için aldın sen bunu? Bir Chelsea maçı için mi aldın bu oyuncuları? Yani Alex Telles'i veya sen çok önemli bir Hayrovic'i. İkisi de normal takım oyuncusu. Alex Telles'in ben Riera'dan çok üstün bir oyuncu. Hayrovic'in de. Dön öteki tarafta solda bizim ufak Emre Çolak'tan da üstün bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Aynı statüde belki bir santim hadi diyelim iyidir. Ama kardeşim Galatasaray'ın bu saatten sonra eğer sen Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsan sevgili Ertem senin alacağın oyuncu Hayrovic değildir. Evet. Bu senin arada alacağın oyuncu daha üst düzey bir oyuncudur. Onun için Galatasaray futbol takımının eskizi vardır. Türkiye Kupası'nda oynuyor, Avrupa'da oynuyor. Lig farklıdır ama Chelsea maçına ben Galatasaray'a bu ligde hiçbir şey yapmam. Juventus'u yenmiştir, büyük bir zaferdir. Chelsea onun için çok önemli maçtır. Chelsea'yi bekliyor. Chelsea maçına çok farklı bakar ama bugün dediğin gibi benim Galatasaray'daki bu transferleri yapan, sezon başından beri devamlı gelen bu transferleri planlamasını yapan, bu bütçeyi nasıl harcıyorlar, bu paralar nasıl gidiyor, geliyor çok merak ediyorum. Neye istendi ya? Hayrovic'i niye aldın? Alex Telles neden alınıyor? Yani ufak paralar değil. Dağrada giden bir sürü yerli oyuncular var. Bu
Bugün mesela Salih Dursun aldın. Bir sürü gençler var alındı falan. Yani ne oluyor biliyor musun? Bu Galatasaray'ı şu an şeye benzetiyorum. Yıllar önce biz Real Madrid'de bir transfer görüşmesi yaptığımızda dedi ki Real Madrid'le bizde 40 tane oyuncu var dedi. 40 tane. Yaparız transferleri. Olmadı mı yollarız. Real Madrid'in bütçesi kaldırır. Galatasaray'ın bütçesi kaldırır mı? Bu kadar adamlar alıyorsun. Evet. Onun için Galatasaray futbol takımının en büyük özelliği konsantre. Bak Türk Telekom'da oynarlar. Bir de sevgili Mancini takımda oynuyor. Bugün bir futbolcuya parantez açıyorum. Tebrik ediyorum. Semih. Müthiş hamleler yapmasa, 2-3 tane çok kritik hamleler yapmasa bugün maçı 2-3-0 Gaziantep kazanır. Çok kritik Semih'in hamleleri var. Onun dışında üçlü oynatıyorsun, dönüyorsun dörtlü. Hayır kardeşim macera arama. Buradan hep biz Mancini'ye söyledik. Juventus'a nasıl oynadıysan Gaziantep'e de aynı oyna. Arama macera. Juventus oynadığın gibi oyna. Klasik dörtlü önüne koy bir dörtlünü koy önüne ikili drop boy neyse bu şekilde oyna kanatları kapatarak. Ama maalesef macera arıyor. Üçlüye döndü oraya döndü Sabri'yi oraya koydu bunu buraya koydu falan da filan da. Takımla beraber oynuyor. Oynamayacaksın takımla. Disiplinli oynamadı Galatasaray. Galatasaray aynı. Özür dilerim Sinan abi. Canlı görüntüler mi arkadaşlar? Tamam. Tamam banttan geçiyorsunuz. Galatasaray'ın İstanbul'a geliş görüntüleri. Havalimanına geliş görüntüleri daha doğrusu Gaziantep yani, Havalimanı'na geliş görüntüleri. Sevgili Ertemciğim Galatasaray takımını özetlersek. Onda da acaba Mancini havada uçak değiştirmek falan mı istedi? Yani böyle bir egzantri bir gününde bilmiyorum. Yok. Yani neden biliyor musun? Şimdi bakın Galatasaray futbol takımını ben söylüyorum. Mancini oynamayacak. Rakibi küçümsüyor. Evet. Bak küçümseme. Elazığ seni yendi. Antep dedi ki ya bu Elazığ yeniyor ben niye yenmem dedi. Yenmeyeyim dedi. O cesaretle oynadı. Bir cesaret alırsa rakipler ben sana söyleyeyim mi? Bak Fenerbahçe arka arkaya bir rally yaparsa keyfe gider gider biliyor musun şeye Türk evet. Telekom'a. Yani bu fark çok fark açılır gider oraya. Çok rahat gidersen çok da rahat kazanırsın. Stresli gidersen kaybedersin. Onun için Galatasaray futbol takımında Mancini'nin takımında fazla oynamayacak. Bu transferleri de kim yapıyor? Niye yapıyor? Hangi sisteme göre yapıyor? Neden yapıyor? Ya şu Abramat. Baştan oynat kardeşim sen Abramat. Abramat'ı mı oynatırsın bu takımda Sabri'yi mi oynatırsın? Ayıp yani. Abramat'ı yollayacaksın diye sonra Abramat'ı sen kurtarıcı olarak oyuna sokuyorsun. Evet. Futbolcuların ellerinde baklavalar dikkatinizi çekiyordur. Özellikle Drogba poşet poşet baklavalarla Gaziantep'ten İstanbul'a dönüyor. Sevgili seyirciler Gaziantep Spor karşısında 0-0'lık beraberlik. Galatasaray yağmurlu bir havada oynandı karşılaşma mücadele. Ve yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanına geliyor. Ve Galatasaraylı futbolcuların İstanbul'a hareket için geliş görüntülerini ekranlarda izliyorsunuz. Kaptan senin yorumunu alalım. Bu 0-0'lık beraberlik ki hatırlayacaksın dün Eray'ın, genç kaleci Eray'ın bir röportajını vermiştik. Fark 5 demişti ama baktığımız zaman Galatasaray'da fazlasıyla bir moral bozukluğu da oldu bugün. Ne diyeceksin? Futbolu beğendin mi oynanan futbolu? Ve bundan sonra ne olur? Yani tabii bizim beğenip beğenmememizin çok bir önemi yok ama şu var ki Galatasaray iyi futbol oynamıyor. Gerçekten iyi futbol oynamıyor. Yani takımın en iyisi hemen hemen Melo'yla Semih diyebiliriz. Yani ki bu sistemde evet belki arkada üçlük alarak önde fazla oluyorlar ama rakip pasta çıktığı zaman orta sahaya geçtiği zaman rakip direkt o üçlüyle ve önündeki oyuncuyla karşı karşıya kalıyor. Yani bugün Antep'in maçı kazanmaması işten bile değildi. İşte bazen bu diziliş işte Juventus maçında yaradı ama her maçta yaramıyor. Çünkü aslında üçlü diziliş dörtlüye göre daha ofansif bir sistemdir baktığınız zaman. Dörtlü daha defansif bir sistemdir kim ne derse desin. Diziliştir sistem demeyelim. Ama buna oyuncu lazım. Yani bugün 2002 yılında 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore bu dizilişi oynadı. Brezilya bu dizilişi oynadı. Ve bir dönem Almanya bu dizilişi oynadı ama o dönem oynayan Brezilya'nın üst stoperine bakıyorsun. Üçü de hem libero hem stoper özelliği olan oyuncular. Ama sen kalkıp orta sahadan bir ön libero'yu alıp bu araya çekersen o zaman hem oyuncunun orta sahadaki efektifliğinden kaybetmiş oluyorsun hem de arka tarafta normal gerçek pozisyonunda oynayacak bir oyuncunun performansını sergileyemiyor. Dolayısıyla aslında zaman zaman bu dizilişlerde değişiklik yapabilirsin. Maçına göre, hava şartlarına göre, her şey. Yani rakibin oynama, zemin şartlarına göre de olabilir. Rakibin oynama şekline göre, rakip tek santrafor, arkada dörtlü kalmasın. Ama sen Galatasaray takımısın. Yani var olan, iki sene üstü şampiyon olan bir takımın sistemini, bu takım hep dörtlü oynamış.
Ha, çok sıkışırsın da oyunun son 10 dakikasını atarsın arkaya bir tane libero. Gerçi bunlar çok eskide kaldı ama bunları çok değiştirmenin bir anlamı yok. Bence de burada Tugay abinin devreye girmesi lazım. Girmiyor demiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani şimdi Salih iyi bir oyuncu. Kumaşı belli bir oyuncu. Sağ bek oynuyor. Sağ stoperde oynayabilir. Ama yani bakıyorsun girdiği zaman çok farklı bir pozisyonda oynuyor. Yani Galatasaray takımı öyle bir hale geliyor ki tek umudu şu anda Şampiyonlar Ligi kaldı Ertem. Yani bu kadar kadro kalabalığının, bu kadar kadro derinliğinin içerisinde parçalanacak gidecek Türkiye bir takım. Türkiye Kupası? Ya, tamam Türkiye Kupası var ama zaten yani Türkiye Kupası'nın rakibi kalmadı. Esas hedefi olan yani hedef, yani rakibi ilk iki hedefi ki. Fenerbahçe elendi. Lig ve Şampiyonlar Ligi. Türkiye Kupası'nda kim var? Trabzon elendi. Beşiktaş var mı? Tek kaldı. Yok. Ne kaldı yani baktığın zaman bu anlamda? Ya Bursa ya Sivas'ta bir şekilde çekişecek ama öbür taraftan baktığın zaman bu kadar kadro derinliğinde bir tarafta Beşiktaş oyuncu diye can çekişirken sen onun iki katı bir kadroya sahip haline böyle oynama lüksün, böyle puan kaybetme lüksün olmamalı. Evet. Ahmet Hocam bir görüntü. Ahmet bir geri gelebilir misin? Rasim çok özür dilerim. Bu görüntüyü bir... Ahmet Hocam siz bu görüntüden ne çıkarıyorsunuz? Şimdi bu görüntü dışında maçı seyrederken Mancini'yi tüm maçlardan farklı gördüm. Nasıl? Tüm maçlardan psikolojik çok... olarak mı? Tabii. Vücut dili. Vücut dili, bakışları, hareketleri. Bugün ilk defa çünkü Mancini biliyor. Mancini çok üst düzey futbol oynamış. Çok üst düzey liglerde hocalık yapmış. Ve şimdi hemen böyle bir hafızamızı geri sarın. Çok büyük puan farkları 8, 9, 10, 11 gibi puan farklarının ikinci devredeki kırılma noktası aslında ilk haftadır. Bunu burada en iyi anlayacak kişi Mancini. Biri Sinan, biri Ümit. Niye? Evet. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la o 3 Temmuz sürecine giden 9 puanlık farkı kapattıran Trabzon'un ilk maçı Ankara Gücü'nün hocası Ümit Özat. Size ilk olarak takıldılar. Evet. Doğru mu? Evet. Kafadan 9'ken 7'ye indi. Ertesi hafta yendi 4'e indi. Trabzon'la oynadı. Evet. Ondan sonra yürüdü gitti. Bir de şeyi hatırlayın. Beşiktaş 10 puan önde veya 9 puan önde. İlk maç Beşiktaş Samsun'a burada kırmızı kartlarla falan 8 takıldı. 8 puan önde. Maç eksiğiyle maç fazlasıyla 11. Evet. 8 puan. 8 puan birden 5 puan eldi. Şimdi Mancini şürmülüyor. Ben bu gece kazanacağım. Ola ki Fenerbahçe yarın puan kaybederse... Bu kırılmayla ilerleyebilir. Şimdi futbolu biliyor. Yalamış yutmuş her şeyi. Bu gece Berk Galatasaray puan kaybetti. Yarın Konya maçı ne olursunuz? Fenerbahçe şampiyonla dev bir adımda yaklaşmıştır. Şimdi diyorsunuz ki saçma sapan konuşma diyebilirsiniz içinizden. Yani bu puan kaybının bu hafta olması değil de dördü değil. Bunun psikolojik şeyi de var. Şimdi düşün. Yarın Fenerbahçe yendi. Puan farkı ona çıktı. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Peki. Bundan sonra az önce fikstürü bir araya kupa maçları var, Chelsea maçları var. Ve Galatasaray'ın bundan sonra oynayacağı rakipler kolay gibi görünen aslında çok zor rakipler. İçeride Bursa asla kolay maç değil. Hocam, İçeride Eskişehir asla kolay maç değil. Hocam bak araya giriyorum bitti mi? Hocam, estağfurullah. Bu Galatasaray takımı bir tane maç oynayacak. Chelsea bir maç. O bir maçın durumuna göre de ikinciyi de oynayacak. Yani yüksek konsantrede. Onun dışında Galatasaray... Şu an ligde çok önemli değil diyor. Şampiyon olsam da olmasam da. Çünkü benden daha çok isteyen bir takım var diyor. Galatasaray, Fenerbahçe diyor. E tamam. Galatasaray öyle söylüyor. Bu. Bir rally olsun. Artık ikinci bir olsam giderim diyor. Bravo. Evet. Tamam. Bir rally yapsın. Evet. Burada daha önce de söylemiştik. Yani Türk Telekom'a Fenerbahçe 17-18 puan farklı bile gitmesi mevcut. Benim de içimden geçeni söyleyeyim mi? Fenerbahçe Türk Telekom'da şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyebilir yok, diyorum. Yok, yetişmez. Niye yetişmez? Hocam tutmaz, o kadar nefes kaçıncı tutmaz. Hafta? Yani olmaz. 26. 20. Bir hafta de tutmaz. Telekom'dan sonra kaç bir maç var ligin bitmesine? Çıkarsın arkadaşlar. 7 maç? Yok hocam. Kaçıncı hafta arkadaşlar? Hayır, öyle bir şey olmaz, yetişmez. 23. Yetiştiler. 22, yani, 22. Hocam aa, yetişmez. Özür 11. Yetişmez. Yani hayır, yetişmesi hayır. için bu aradaki puan farkı o zaman kalıyor. Hayır. Mümkün değil. Mümkün bakın, tamam. Bakın hiç doğru. belli olmaz bu. Hiç belli olmaz. Fener takılabilir mi ha? Fener takılabilir mi? Takar. Şimdi bak bu aynı bu trafiği Fenerbahçe'de olsun bu trafik. Fener'le de ilgili deriz ki Fenerbahçe takılabilir. Ama Fenerbahçe bak birisi Avrupa'yı çok istiyor. Birisi Türkiye'deki şampiyonluğu istiyor. Fenerbahçe. Bunu Galatasaray da biliyor. Buna Galatasaray da biliyor. Şimdi burada çok önemli bir sebepler olmazsa Fenerbahçe... Hocam rejiden yanlış bilgi gelmiş 28. hafta. 28. Bir dakika. O zaman bir dakika 28'si olay değişir.
Bak ben bu iddiamı da lütfen kayıtlara geçin. 28. hafta Galatasaray Fenerbahçe maçı. Bir dakika. Doğru söylüyorsun. 6 hafta. 6 hafta kalmış. Hayır ama 6 hafta diye düşünmeyin. O gün yendiğin an bir de 6 puan diye düşünün. Yani 14, 13, 12, 15, 16 puan farkla gidersen bunu tutamazsın. Hocam bak Fenerbahçe aradaki fark 13 matematik bir daha rahatsız bitireyim. Matematiksel olarak bak matematikselden ya dur bir dakika Ertem de konuşma. Pardon sarsın. Ya bir şey demiyor ki Ertem. Dur önce bir şey bir bağlayalım ondan sonra zaten konuşuyorsun sen. Birazdan senin konuların gelir zaten başlarsın sen. Yok canım estağfurullah. Bak şimdi hocam dediğine katılıyorum. 28'de matematiksel olarak da olmasa da 15-16'da olursa son 6 hafta 15-16'yı kapatamazsın zaten. 15-10 matematiksel olarak olmasa bile eğer sen 15-16 puan farklı gidersen Sinancım 15'te gidersen Galatasaray orada 18 demektir geçmiş olsun. Turu atar gelirsin. Daha ileri gidiyorum. Hocam Aslantepe'de Fener Galatasaray'ı yenemez. Bak belki Fener belki şampiyon olur onu bilemem. Galatasaray bu sene böyle sanki biraz da zor durumdaki rakibine biraz da böyle armağan etmek ister gibi. Yani zor durumda. Yerel ligi onlar kazansın. Bir saygısızlık. Ama sen nasıl yaparsın? Bu ülke söyle. Başka türlü yaparsın. Ben deneyim. Bak ben programın başına bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye çok özür dilerim. Akşam saatlerinde çok önemli bir televizyoncu abimizle karşılaştım. Çok önemli bir abimizle karşılaştım. Üst üste konuşmayın diyor. Çok çok rica etti. Sizi beğenerek izliyorum. Çok severek izliyorum. Hepinize saygı duyuyorum ama lütfen üst üste ve bağırarak konuşmayın. Artı cep telefonlarınızdan rahatsız olup televizyonu değiştirdiğim anlar oluyor dedi. Peki. Bir cep telefonları mesajlaşırken mesaj geliyor hepimize bilgiler geliyor. Uzak tutalım bir. İki bağırmayalım. Üç, lütfen üst üste konuşmayalım. Bitirmek Ahmet istiyorum. Hoca konuşurken bağırmayalım ya da birbirimizin üstüne konuşmayalım. Üst söylediğimi bitirmek rica ediyorum. Şimdi hocam. Güzel kardeşim bunu yönetiyor. Birisi bakın. Şimdi bu trafiği Fenerbahçe için de aynı şeyi söylerim ben. Bu trafik Fenerbahçe'de olsa çok zor bir trafik. Bu maç trafiği. Çünkü çarşamba psikolojik olarak yani fizik olarak yorulmasan bile psikolojik olarak kaldırmak çok zor. Çünkü ama kilit oyuncular aynı çünkü. Kim? Drogba, Selçuk, Melo, Burak. Bu dördünü arkayı saymayalım. Bu dördü hep olmak zorunda. Bu dördüne bu kadar yükü bindiremezse hele Drogba'yı çarşamba pazar konsantre etmen çok zor. Dolayısıyla ben şimdi Galatasaraylılar hani kızmasınlar alınmasınlar ama bu saatten sonra bu maç trafiğinden bu ligde Fenerbahçe maçına kadar puan kaybetmemek ve aradaki bir puan farkını kapatmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Bak lig bitti demiyorum Galatasaray adına ama Galatasaray Demir Rasim'in dediği gibi ikinciliği kovalayabilir. Ha Fenerbahçe Avrupa'ya gidemiyor. Ben Fenerbahçe'nin tekrar Avrupa'ya gidebilirim. Bundan fikiriz. Ama onun dışında Galatasaray futbol takımı bu sene sezona zaten iyi başlamadı. Yani sezon başı belli. Galatasaray sezon başı doğru başlamadı. Sıkıntılar oldu. Sezon başı ligi küçümsedi. Ben bu ligi nasılsa götürürüm dedi. Ona göre yaptılar her şeyini. Transferlerini onları bunlarını falan filan. Doğru transferler de yapılmadı. Ve yabancı sayısına göre transfer yaptılar. Hangi yabancı sayısına? 6-4'e göre yaptılar. 6-0-4'e göre değil. Ondan dolayı zorluk çekiyor. Hamid'in sakatlanması bilmem ne falandı filandı. Bir de ya kardeşim. Bakın Galatasaray'daki planlamanın yanlış olduğuna. Hepiniz hemfikir olacaksın burada Galatasaray'la da şahit. Ya bu Burak Yılmaz satmaya kalkmadı mı bu Galatasaray? Evet. He? Evet. Ya bu Galatasaray takımında Burak Yılmaz'ın bugün olmadığını düşünsen 10 gol attı değil mi Rasim? Evet. 10 golü var. Galatasaray takım Burak'ı satmaya çalıştı. Eğer olursaydı fiyatlar, şartlar uyusaydı satacaklardı. Yani anlayın Galatasaray'da bir sezon başında sıkıntılar olduğunu. Bakın Galatasaray'da bir sistem var. Sevgili Galatasaraylılar ben söyleyeyim. Galatasaray'da çok başlı bir sistem var. Galatasaray'da bir sürü profesyonel var. Sportif direktör var, CEO var, yardımcısı var. Ufoloji geldi, o geldi. Yani Galatasaray'da kim karar veriyor transfere? Şimdi Mancini'nin bulduğu bir oyuncuya Lütfü Arıbağan veya ne o? Sportif direktör bizim. Hocanın arkadaşı. Bülent Tulun. Mesela karşı gelebilir mi? Yani Mancini'nin istediği bir oyuncuyu. Gelemezler. Demek ki Hayrovic'i Mancini almamış. Alex Telles'i de ben Mancini'nin aldığını düşünmüyorum. Alex Telles'in lisansının yetişmediğini belirtelim. Ben onu da zannetmiyorum. Onun için Galatasaray takımı biraz neye benzetiyorum biliyor musun? Hani operasyon deniliyor ya 2004'te bize karışıktı bizim durumumuz. Biraz Galatasaray hafif böyle bir
şeyin sarhoşluğuna girdi biliyor musun? Başarının sarhoşluğuna girdi. Biraz şımarma oldu. Tuhaflık var. Biraz şımarma oldu Galatasaray'da. Ne ya? 2'de 2 yaptık. Avrupa'da iyi gittik falan filan. Biraz böyle transferlerde de falan böyle ukalalık yapılıyor. Ya abicim yani Bruma'ya 12 milyon euro hangi zihniyet verir? Bruma'ya verirsin. 2,5, 3 verirsin. 4 verirsin. Şimdi dün bizim Beşiktaş'ta bir tane derim. Pedro Franco diye bir oyuncu oynatıyorlar. Ya bizim A2 takımında da vardır öyle. Bu Pedro Franco'ya 2 mi, 3 mü, 4 mi ne euro verdiler. Bizim A2'de de vardır. Ya dün biz bu Pedro Franco'yu Beşiktaş'ın stoper olarak oynatmıyorlar. Bizim Necip evet. orta saha onu oynatıyorlar. Anlayın yani bu transferi. Evet. Yani söylemek istedim. Transferlerde yanlış yapıyor. Bütün kulüplerimiz yanlış yapıyor. Bütün bakın. Arkadaş şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. İşte nedir? Yobo. İmzalanmaması lazım. İmzaladılar. Transfer. Önemli para. Katleç gitti. Holmen gitti. Takım arıyorsun. Dön Galatasaray'a bak. Bruma, Abramat. Gerisi ötekileri saymıyorum. 20 kağıt. Dön en doğrusu Trabzon şartları belli ona göre. Beşiktaş zaten yani kimseyi almıyor, alamıyor. Onda var hata, yani transfer yanlışları. Neyse. Yani söylemek istedim. Galatasaray'da transferleri iyi yapmıyorlar. Galatasaray Hayrovic transferi doğru transfer değildir. Alex Telles transferi doğru transfer değildir. Ama daha görmedik Alex Telles'i. Efendim? Alex Telles'i daha görmedik. Bir şey söyleyeyim sana. Riyara'dan iyi oyuncu olması söz konusu değil Ertem. Hayda. Değildir. Bir santim iyidir belki. Göre... Bakın bir santim iyidir. Alma kardeşim. Riyara'yı oynat. Bakın Riyara'yı oynat. Riyara'yı iki tane Chelsea maçında oynat. Çünkü... Tecrübesi değil mi? Evet. Yani sonuç yapma olarak. Yapmayın evet. abi. Bakın Alex Telles belki çok iyi oyuncu olabilir. Bir sene sonra. Fark et, ben ona bakmıyorum. Bugün Riyara'yı şimdi bakıyorsunuz. Günü kurtarın. Hayrovic'i de alma. Git bir tane Drogba, Schneider arasında Galatasaray taraftarını alıştırdın sen. Git öyle bir oyuncu al. Hayrovic'i alma kardeşim. Hayrovic Emre Çolak'tan bakın örnekleme yapalım elindeki malzeme göre. Emre Çolak'tan, Engin Baytar'dan çok üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ben burada Galatasaraylıların adına konuşuyorum. Yani diyorum kardeşim Galatasaray takımı büyük isim, büyük markaysa bu saatten sonra transferi Drogba ve Schneider ayarında oyuncu olmalıdır. Oyuncu olmalıdır diyorum. Yani yanlış yaptı Galatasaray transferde doğru yapmıyor, yanlış yapıyor. Mancini yani doğru bir teknik direktör olabilir. Önemli bir teknik direktör olabilir ama Türkiye'de teknik direktörlük yapmak kolay değil. Evet. Türkiye'de çünkü niye biliyorsun? Türkiye'de Avrupa gibi değil. Türkiye'de bakın Avrupa'da sahanın kenarında şöyle durur. Orada tevezler mevezler alır giderler işi bitirirler. Türkiye'de öyle bir şey yok. Suları yere fırlatırsın saçını tutarsın. Çünkü Türkiye'de bunları yapman lazım. Veya bir Real Madrid teknik direktörü değilsin Cristiano Ronaldo olsun. Veya Barcelona veya Messi olsun. Böyle bir takımın yok. Veya Bayern Münih gibi falan orada işte Ribery Mibiri sağdan soldan gidiyorlar. Öyle bir takım değil burada. Burada çok şey katman lazım. Bazı şeyler katman lazım. Onun için yani Mancini ne kadar doğru bilemezsin. Transfer ne kadar doğru bilemezsin. Ama bildiğim bir gerçek var. Galatasaray Chelsea maçını bekliyor. Hepsi teferruat. Evet. Ahmet Hocam biraz önce demiştiniz ki daha ağırını söyleyeyim mi? Hayır Galatasaray'la ilgili. Evet. Şimdi bakın. Ertem Galatasaray'a ilgili bana söz verince Sinan'a sözü yarım kalmış. Bir dakika Sinan'a katılıyorum. Sana, da, sana geliyordu ama. Şu anda Galatasaray bu sene ikinci olursa. Ve Chelsea yenilirse geçen sene de Fatih Terim zamanında topyekun daha başarısız olur. Geçen sene şampiyon oldu. Ve geçen sene çeyrek final oynadı. Chelsea'yi geçersen ancak çeyrek final oynayabilirsin. O da şu andaki futbolla durumla çok kolay görünmüyor. Ha şunu kabul ediyorum. Galatasaray zor maçların takımıdır. Büyük takımlara karşı büyük hedeflerde çok daha performansı yükselttiği de açık bir şekilde biliniyor. Yalnız şu var. Bu Galatasaray'da paralar hovardaca harcanıyor. Bana bunu bir yap. Eğer bu işlerde Cebellezin, Hanut, Avanta yoksa bunun adına transfer hataları veya transfer dangalaklıkları diyelim yapılan bu olaya genel anlamda konuşuyorum. Hı. Kişileri suçlamıyorum. Genel transfer objesini koyuyorum. Ama ya Amrabat'a 8 milyon, Bruma'ya 12 milyon, bilmem kime 8, 6, 4, 3, 5 böyle bu paralar çakıl taşı bunlar çok büyük paralar ve bu oyuncuları sen deneme yanılma metoduyla harcıyorsun. Ya Amrabat'a birisi okey dese Amrabat gidiyordu kiralık. Bu Amrabat buraya bedava gelmedi. 8 milyon euroya geldi.
Bu TLS'ler alınıyor, Riera 2 senedir kaç para alıyor? Hayrovic. Hayrovic kimdir? Ne oynamış? Nereden gelmiş? Yani şimdi bunlara böyle baktığım vakit insanın aklına kötü şeyler geliyor. Ama ondan sonra da mecbur kalıyorsun. Bugün bak, bugünkü olay Galatasaray için bir ibret vesikasıdır. Gözden çıkarttığın Amrabat'ın maçı çevirmesi için. Kötü giden bir şeyi toparlayabilmesi için. İkinci yarıda oyuna sokuyorsun. 1-2 Sabri'yi sol önde oynatıyorsun. 3 Melo'yu çok iyi oynamasına rağmen libero oynatıyorsun. Hocam bu Riera Juventus maçında oynamadı mı? Oynadı değil mi? Riera oynadı. Şahane de oynadı değil mi? Evet. Abi bırak, sen niye macera arıyorsun abi? Sezonu bitir abi. Alex Telles Ocak transferi risklidir. Doğru. Sen Galatasaray'sın. Bakın sen Galatasaray'sın. Senin Drogba ve Schneider'den sonra havaalanına, Yeşilköy havaalanına inecek oyuncun, oraya inecek oyuncun çok üst düzey oyuncu olur. Yani kim olur? Flash transfer. Modric bilmem ne. Yani takımında oynatmadı veya oynuyor veya. Yani dışında böyle kaliteli büyük isim olur. Sen Galatasaray'sın çünkü. 12 milyon Bruma'ya veriyorsan 22'ye verirsin. Daha üst düzey bir oyuncu alırsın. Hazır bir oyuncu olursun. Kusura bakmasın Galatasaray'la. Yanlış, Galatasaray yönetimi transferde yanlışlar yapıyor, hovardalıklar yapıyor. Hayrovic'i. Yarın bakın Hayrovic'i bir sene sonra, iki sene sonra nasıl gönderirme bakacak. Yetmez. Hayrovic'in background'u, kalitesi Galatasaray'a yetmez. Galatasaray yıldız alıştırdı, yıldız almalı. Büyük isim almalı. Yetmez. Sıradan takım oyuncusu Hayrovic falan kesmez. Evet. Sıradan takım oyuncusu yerli olur. Yabancı oyuncu sıradan takım oyuncusu olmaz. Şimdi Dani, Türkiye'nin ben en iyi stoperlerinden bir tanesi yabancı bana göre. Beşiktaş'ta olsa bugün, Beşiktaş iddialı takım olur. Abramat'ı ver, iddialı takım olur. Onun için Beşiktaş, Galatasaray futbol takımı elindeki yabancıları hoyratça kullanıyor. Ama hoyratça da yabancı transferi yapıyor, alıyor. Alex Telles'i bir sene sonra nasıl yollayacağız da bakacağız. Veya buraya Liverpool'larda oynamadı mı kardeşim? Evet. Rasim, senin yorumunu alalım. Vallahi. Yani şimdi, sen Mancini'ye çok güveniyordun. Yok, hala güveniyorum da bugün tabii hakikaten tuhaflık bir manzarası oldu. Açık, ben de burada alaylı bir dille de konuştum gerçekten. Yani onu öyle değiştiriyor, bunu böyle değiştiriyor. Böyle değiştiriyor. Geldi stoper, bizim yeni aldığımız oyuncu. Öne ilk de, o çocuk ilk defa ben orada oynarken gördüm falan. Yani hakikaten ben dedim ki bir süre sonra Allah Allah, herhalde yani futbolun uzmanları, eksperleri daha iyi yorumlayacaktır falan demeye başladım. Ama baktım ki futbolun bu konudaki uzmanları, teknik direktörlük yapmış insanlar da bu işin ne kadar tuhaf olduğunu söylüyor. Gerçekten bugün sürrealist bir film gibiydi bu maç ve gerçekten benim demin espriyle söylediğim söz, inanın bana ya, bana atmayın. Ya neredeyse, ya bunu asla küçümsemek için söylemiyorum, kimse yanlış anlamasın. Yerel ligi bırakalım. Fenerbahçe zor bir dönemde. Yerel lig Fenerbahçe'nin olsun. Biz Şampiyonlar Ligi'ne odaklanalım denmesinden başka bunun izah edilebilecek rasyonel bir gerekçesi yok. Bu da rasyonel bir gerekçe değil ayrıca. Ama ancak böyle denebilir. Yani Fenerbahçe rakibimiz zor bir dönemde. Aziz Bey hapse giriyor. Yeniden Fenerbahçe başkanı seçilecek, seçilmeyecek, hapishaneden yönetilecek, vekaleten başkan mı, emanetçi başkan mı, yeni bir başkan mı derken Fenerbahçe bir kaos ortamına doğru sürükleniyor. Öyle gözüküyor. Buna karşılık da Galatasaray yerellik Fenerbahçe. Yani başka türlü, burada kusura bakma, evet, uyduruyorum tabii yani, ama yani başka türlü bugün böyle bir dönemde bunlar nasıl söyleyecekler? Yani Mancini var ama hareketleri de normal değildi yani. Bir anormallik var. Bir şey biliyor muyum? İnan bilmiyorum. Yarın biraz daha bir tetki geçeceğim. Bir konuşacağım Galatasaray kulislerine. Kimle? Ama yani bir tuhaflık oldu kimle kesin. Kimle konuşacaksın? Galatasaray kulisleri, Galatasaray. Yani ben herkese konuşurum Galatasaray'da. Ama şunu da söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ne çok endeksli bir durum söz konusu. Chelsea maçından bir felaketle dönülürse İyi olmaz. Chelsea Allah maçından olsun. Ama benim niye düşüncem, Galatasaray böyle yapacak. Chelsea de bombayı patlatacaktır. Bir grafiğimiz var. Ama dediğim gibi onu söyleyeyim. İkinci olursak da Şampiyonlar Ligi'ne gideriz düşüncesi var herhalde ama ben buna katılmıyorum. Galatasaray taraftarı tatmin olur mu? Olmaz. Yani Aslantepe'de her koşulda Galatasaray Fener'i yener. Bunu söyleyeyim. O ayrı maçtır. Onu bir kere 6 puan yazın artı. Ben geçen sefer ne diyordum? 5 puan var diyordum Galatasaray Fenerbahçe arasında. Yargıtay kararı muhtemelen çıkar ve Fenerbahçe karışır diyordum. Ve bunun üzerine yeni bir yarış gider diyordum. Fakat ilk maç
bu Antep Galatasaray maçı Alfred Hitchcock filmi gibi tuhaf bir sürreal film olunca, işte yollanacak Avramat giriyor, stoper adam forvet mevkiine oynuyor falan filan böyle. Yani hani tuhaf bir bilgisayar oyunlarında, PlayStation'da falan bir ara insan kafayı yer, kaleciyi forvet oynatır falan filan ya yani böyle. Onun gibi bir durum hani böyle deneyim evet. Meneyim diye. Abuk subuk. Rasim. Bir Galatasaray deneme tahtası yaptığı Mancini şok olmuş durumdayım. Bu akşam yaptığı açıklama, önümüzdeki iki gün transferle ilgili sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor. Bu sıkıntıyı çözmemiz için Dani, Riera ve Nordin isimleri üzerinde yoğunlaşabiliriz. Yani Amrabat. Dünya Kupası öncesinde bu isimlerin de oynaması gerekir diyor Ümit Özat. Ne diyeceksin Mancini'nin bu açıklaması üzerine? Yani şimdi sen Aleni Riera'nın gideceğini söylüyorsun, sonra Riera'dan performans bekliyorsun. Her ne kadar Avrupalı bir oyuncu olsa oynattın bunu. Baktığın zaman. Nordin'i Amrabat değil mi bu? Evet, Amrabat. Yani bu isimler derken bunlar gidecek ama oynayabilecekleriyle gitmesi gerektiğini söylüyor. Evet, evet. Ne olursa olsun yani futbolcu 35 yaşında da olsa çocuktur. Yani sen bir hocasının ağzından bunların bu isim yani kendi ismini duyup da haftaya görev verdiği zaman hangi performans sergilemesini bekliyorsun ki? Sonra sen geldin hani artık 3 ay geçti yani. Nereye transfer yapacağını çözemedin mi hala? Bu dediğin çok doğru hocam. Bu üç ismi söyledikten sonra hani önümüzdeki hafta nasıl verim alabileceksin değil mi? Ben insan olarak hani çok iyi olduğunu, antrenörlükte bilgisine inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum ama şimdi bir defa Mancini'nin yaşamış olduğu çok sıkıntılar var. Niye sıkıntı var? Abi yani bakıyorsun bir tarafta Zabaleta işte orada Kolarov, Kompany, Agüero, Lescott, yani arkadan başlıyorum. Ön tarafa geliyorsun işte Agüero'su, Tevez'i, Nasri'si, Dzeko'lar, Dzeko'su, Da Silva'sı. Eskiden yani, Balotelli'si sorun yaşasa yani, bile. Sorun kimler, yaşasa bile. Kimler? En kötüsü Miller işte, ona göre düşün işte evet. Yani. Şimdi bu oyunculardan gelip de böyle bir oyuncu grubunun içine düşmek. Yani bak yine insanlar bunu yanlış anlamasın. Fenerbahçe'ye de gelse aynı şeyleri söyleyeceğim. Kimse kalkıp da Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kadrosunu, Manchester City'nin kadrosuyla falan kıyas etmesin. Bu oyuncuları çalıştıktan sonra aynı Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı çalıştırıp gidip küme düşme oynayan bir takımı çalıştırmaya benzer. Bu zor bir şeydir. Onlara adapte olmak, oyunculardan beklediğin verimi almak, Sinan abin dediği gibi. O kadar mı ya Ümit? O kadar farklı. Yani Manchester City ile Galatasaray arasında yani Premier Lig'de küme düşmeye oynayan takım kadar fark var mı? Yapma. Nasıl? Yani Manchester City ile Galatasaray arasında değilim Manchester'la. Hayır, anlamadım. Galatasaray başka yani. Şey, onu anlatmadım. Galatasaray'ı çalıştıran bir hocanın bu ligde kalmamaya oynayan bir takımı çalıştırmasıyla veyahut da bu ligin ortalarına oynayan bir takımı çalıştırmasıyla Manchester City'de bu kadar kalit bak. Dikkat et. Hugo Sitting, hemen kısa bir örnek vereyim. PSV Eindhoven'u şampiyon kulüpler şampiyonu yaptı. Şampiyonlar Ligi o zaman Şampiyon Kulüpler Kupası. Evet, kimlerdi evet. İşte o fantı gelenler. Size geldi adam dansözle evet. Şey ettiniz. Van Brokalınlar onlar bunlar derken o adam geldi buraya gitti. Neydi o dansöz neydi o hatırlıyor musun? Ben o zaman daha çok küçüktüm. Senin yaşın büyük hatırlarsın. Yo biliyorum hatırladım adam muhabbetteydi. Del Bosque kimlerle çalıştı? Geldi. Del Bosque bir yerde çalıştı ya. Del Bosque genel bir teknik direktör. Önemli değil. Çalıştığı oyuncuların kalitesine bak. Ha, o doğru değil. O doğru. Döndün geldin Schuster nerelerde çalıştı? Aynı şey burada. Aragones hangi oyuncularla çalıştı? Yani bu oyuncular bir teknik adam getirirken geçmişte nasıl oyuncularla çalıştığına yani oyuncunun kaliteliyse teknik adam var abi oyuncunun kaliteliyse ne yapacaksın yani teknik adamın gücü bir yere kadar. Ben Tigana'yı da kat onun içine. Yani Tigana da öyle yani ki hani bir yere kadar %30'dur yani ondan sonrası yani şimdi dün anlatıyoruz sen sormuştun yanılmıyorsam. Abi bir oyuncunun bir yeteneği var. Yeteneğe yetenek katamazsın abi. Yetenek varsa geliştirirsin. Olmayan bir şey katamazsın. Mancini de olsan katamazsın. Fizik olarak iyi duruma getirsin en fazla. Onun takım. İçin de Mancini olmaya gerek yok artık. Git spor eğitimi, spor üniversitesi, spor akademisi oku bir yıl. Ya herkes ya. Fizik olarak yani ya. Alırsın dersin ki fizik antrenman, fizik hocası dersin. Örnek verdik işte Gaziantep takımından. Teknik ekip yok, Sergen yok takımı çalışmadı 10 gün. Ha, program vermişler, çalıştılar. Kendi başına çocuklar çalışmışlardır. İki son 3 gün kala geldi. Belki bir ter idmanına çıktı Sergen. Doğru. Çıktı şimdi aslan abi, gibi çocuklar oynadılar. Yapı nerede biliyor musun? Hep bunu anlatıyorum ya. Aslında bazen ben teknik adamlara, spor direktörlerle neden çalışmak istemiyorlar diye kızıyorum ama kulüplerde bu yapıları bir türlü oturtamadılar. Kardeşim, bugün Fatih Terim Milan'a gittiği zaman Galliani'den kimi rica etti? Rica etti, istemedi. Ümit'i. Ümit'i. Galliani açıklama yaptı. Bizden rica etti, aldık dedi. Davala. Sonra Ancelotti döneminde de oynadı Ümit. Sonra geri döndü. Sonra ne için anlatıyorum? Gönderdiler. Avrupa'da bu tarz kulüplerin, yani bu üst düzey kulüplerin bir yapısı vardır.
Kadroyu kurarlar, gelen oyuncu en fazla iki tane oyuncu alır. Tabii. Ricayla. Abi sen hadi o gelsin 5 tane alsın. Kalesi'yi aldı. Rui Costa'yı aldı. Onun haricinde. Rui Costa'yı aldı ama işte yani 50 milyon euro Rui Costa'ydı. Yani o Rui Costa zaten Milan olmasa İnter'e gidecekti. İnter tabii, olmasa Juventus'a gidecekti. En parlak dönemi. Hayır hayır dediğin gibi iki futbolcu. He. Niye mesela Nuno Gomez alamadı? Ya daha iyisi vardı ya da Milan almazdı. Yani Milan gibi takıma, Bayern gibi takıma buralara her hoca ben bu oyuncu alıyorum diyemez. Evet. Sevgili seyirciler, Galatasaray'ın bu sabah bir tel idmanı vardı. O idmanın görüntülerini arkadaşlarımız görüntülediler. Sevgili seyirciler, Sezin Gelmez arkadaşımız idmandaydı Gaziantep'te. O idmanı bir antrenmanı ekrana getirelim bakalım. Saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Gaziantep spor maçı öncesi Galatasaraylı futbolcular Gaziantep'te Celal Doğan testlerinde yani Gaziantep Spor'un antrenman sahasında 15-20 dakikalık bir antrenman yaptılar ve şu anda testlerden çıkıyorlar. Kamp yaptıkları otele gidiyorlar. Maçın başlamasına 9 saat kala Galatasaraylı futbolcular Mancini'nin isteğiyle her deplasmanda yaptıkları antrenmanı bugün de tekrarladılar. Evet sevgili seyirciler, Galatasaray'ın bu sabah Kamil Ocak tesislerine yaptığı antrenmandan görüntüler ekrana geldi. Sabah 15-20 dakikalık bir antrenman izliyorsunuz. Tabii Galatasaray böyle bir beraberlik beklemiyordu. Sevgili seyirciler, galibiyet için, mutlak galibiyet için geldiler. Tugay Kerimoğlu, Tugay Hoca ekranda şu anda sevgili seyirciler. Salih'i görüyoruz ve diğer futbolcular. Ve geçelim Mancini'nin maç sonrasındaki basın toplantısına eğer hazırsa. Maç sonrasındaki basın toplantısını ekrana getirelim. Quello di Bruma credo che è solo perché possiamo farlo visto che ci sono delle regole stupide. Bu transfer olayına gelince etik değil tartışmaları yapılıyor ama baktığınız zaman Türk futbolunda etik olmayan bazı olaylar yaşandı biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi. O yüzden bu olayı bence çok fazla tartışmanın bir anlamı yok. Diğer taraftan da yabancı kuralı var biliyorsunuz. Türk Futbol Federasyonu'nun koyduğu bir yabancı kuralı var. Bu da elinizi kolunuzu bağlıyor bir şekilde bir çözüm bulmaya yönlendiriyor sizi. O yüzden bence çok fazla bu etik değil olayla takılmayın. Evet, etik, Türk futbolunda etik olmayan çok şey yaşandı derken neyi kastediyor? Neyi kastettiğini bilmiyoruz. Yani bilmediğim için pek bir şey demiyorum. Yani, ya tahmin ediyoruz da ya. Yani ne gerek yok. Yani, ben bir şey söyleyeyim. Sen Mancini kardeşim kendi işine bakacaksın. Ama Zilal abi, Abdullah Kiyil de aynısını yaptı. Bak, hata dün akşam söyledik. Ya, çok dönem bir söyledik dün akşam. Kardeşim yanlış. Böyle bir dönemde ya o kadar gülüyorum ki kusura bakmayın. Ne oldu bugün? Ya Türk futbol alemi, bak şuna benziyor. Adamın biri var, tamam mı? Sahayı yok etmek istiyor. Diyor ki ben bu çimleri diyor. Tam bir şehirde tek bir çim var. Yani şu an faraz yapıyorum. O çimleri kaldıracağım. Oraya beton yapacağım diyor. Bir daha hiç kimseye bunu oynatmayacağım diyor. Tamam. Bizim futbolcular ara birbirini yiyor. Ya arkadaş futbol sahası altınızdan çekiliyor. Futbol sahası altınızdan çekilirken sen onu dedin. Abdullah Kiyo'da hangi alemde yaşıyorsun? Mancini ona cevap veriyor. Mersin. Bunlar ne ya? Bunlar paralel evrende yaşıyorlar. Bak dinle bir dakika abiciğim. Bir şey söyleyeceğim bakın. Komik bunlar ya. Bak arkadaş, herkesi kendimize benzetiyoruz. Mancini sen işine bak. Dün Abdullah Kılıç'ın yanlış olduğunu söyledik. Bugün o yanlış ortaya çıktı. Dün akşam maçla ilgili ne dedik biz? 3 ihtimalli olur dedik burada değil mi? Yani 3 evet. ihtimalli maç dedik. Kalkıp da yani Bruma'yı verdi oraya bilmem ne yaptı orada. Sergen işte aman işte olacakmış falan filan takım falan filan. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Aklına bile getirme. Şimdi bugün Mancini, kardeşim seni ne ilgilendiriyor? Sana ne? Neyi yaşandıysa yaşandı. O zaman çok sevmiyorsan bu Türk futbolunu. Bu Türk futbolunda etik olmayan bir şeyler yaşanıyor dersin. Sezon sonunda gidersin ülkene. Sen işine bak. Sen futbol takımına bak. Sen Drogba'yı nasıl oynatırım bu lokal maçlarda ona bakacaksın. Avrupa maçında Drogba zaten havaya giriyor. Sen ona bakacaksın ama kardeşim. Öyle demişlerdir abi. Sen performansını arttıracaksın senin takımının. Komik. Slaven Bilic. Aynı şey ama onun içinde. Siz, etik olmayan bakın, çok şey var diyor. Abi etik olmayan çok şey var derken seni ilgilendirmez. Sen teknik adamsın. Teknik adamın işi değildir bunlar. Teknik adama sorarlar. Kardeşim sen takımına bak. Gelince, sen de idare menajer olsan sen de bile belirsin. Mancini'nin dediğinin altına imzamı atarım. Yanlış hocam. Çok doğru söylemiş. Hocam sen de bunu söyleme ya. Yapma ben çok doğru hocam söylemiş. Teknik direktör bu toplara girmeyecek. Niye? O zaman Abdullah Kılıç'a, Şükrü Ergün'e o zaman doğru söylüyorsunuz deriz. Şunu söyle bakın. Zaten giremezsin. Mancini diyor ki
Yani üstü kapanarak şu var. Doğrudur. Belki Buruma'yı oynayacağımız Antep'e teklif etmek etik olmayabilir ama Türk futbolunda etik olmayan daha önemli şeyler var diyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet, artı Futbol Federasyonu'nun bir yabancı kuralı var. Bu da bizi zorluyor diyor. Bu da doğru mu? Doğru. Doğru. Onlar doğru. Onun için bu manipülasyonlara gitmek zorundayız diyor. Hocam, doğru mu? Doğru. Bilir, onların doğru olduğunu söyledik. Ama şu var. Mancini'nin... Soruyu şöyle sormak lazım. Altay oynamayacak Buruma'yı Gaziantep Spor niye kiralamayı kabul eder? Bunun karşılığında da yanında Yiğit miydi? Verebilir hocam. Yiğit'i bonus olarak niye almak ister? Jester hocam bu. Yani bu Galatasaray ilk defa bunu yapmıyor yalnız. Galatasaray bu son 2 sene içinde 3-4 maçta 3-4 oynayacağı rakibin maçlarını yaptı. Oldu, yaptı bunu kabul. Ha burada bunu buna bakın bunlar şike yapıyor falan diyemeyiz. Ama şunu deriz. Bu hoş değil. Hocam bakın. Etik değil. Ama bu Mancini de şunu derse ben o sana ne demem. Mancini %100 haklı. Hocam, çünkü şey Mancini şikenin fazla yaşandığı ve şikeden çok ciddi takımların ciddi cezalar aldığı tamam bir hocam. İtalya'dan gidiyor. Geliyor. Hocam doğru söylüyorsun. Hayır, doğru ama adama derler ki bakın işte. Ben Mancini'yi bu konuşmalarda görmek istemiyorum. O Mancini'ye Fenerbahçe stadına gittiği zaman Fenerbahçeli de İnönü'ye geldiği zaman da Beşiktaşlı saygı duysun. Bu toplara girersen sen Fenerbahçeli'nin tepkisini alırsın. Şimdi Mancini dediğin adam bir markadır. Saatinden tut aklına ne kadar geliyorsa Mancini'nin evet. Ürünleri vardır. Mancini dediğin bir değerdir. Peki markalar konuşamaz mı? Markalar ne gerek inandığı bir şey söylemez mi? Hocam bu inanmak değildir. Hocam, bu bel altıdır. Bakın bu burada bir gerçek. Kesiyorum. Kesmek zorunda. Abdülhakkı'nın cevabını Mancini vermez. Gelecek. Bir reklamdan sonra devam edeceğiz. Böyle konuşuyorsanız olmaz. Çok özel konulara gireceğiz sevgili seyirciler. Reklam. Bu şekilde vermeyin. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Evet çok bantımız var. Bu akşam konuşulacak çok konu var. Önümüzdeki hafta çok özel bir röportaj var ama bu akşam yine çok özel görüntülerde sizleri bekliyor sevgili seyirciler. Sinan Engin reklama giderken bir hayli ateşliydi. Ne oldu? Ateşli değil ya. Ben böyle şeyleri diyorlar. Sevmiyorum. Bak futbol adamlarının zaten kardeşim yöneticiler zaten bu işin içine giriyorlar. Yöneticiler zaten bu işlerden istedikleri gibi atıyorlar, tutuyorlar, kırıyorlar, taraftarları gaza getiriyorlar. Bunları zaten yapıyor yöneticiler. Bir de Mancini'yi kalkıp da yani böyle bir şey Mancini ayarında bir insandan zaten etik olmayan bir şey yaşandı. Etik olmayan bir şey yaşandı dediğin zaman burada sen burayı küçümsüyorsun geliyor. Sen zaten şikenin merkezinden geliyorsun. İtalya'dan geliyorsun. Oranın çocuğusun, İtalyansın. Mancini meselesi değil. Söylemeyeceğim. Bu, bak Fransa'da olsa, Fransa'da Mancini olsa aynısını söyleyeyim Fransa'da yaşansa da. Yani Mancini meselesi değil. Söyleme. Ersun Hoca çıksın ona o zaman konuşsun. Öteki taraftan Beşiktaş'ın teknik direktörü çıksın ona cevap versin falan filan. Bu toplara girsinler. Bakın kardeşim işinize. Siz futbol takımınıza bakın. Takımınızı yönetin. Zaten yöneticiler zaten istediği kadar cevap veriyor. Bugün yine Şükrü Bey'den yine var değil mi? Bir şeyler var. Gördük. Var. Yine onlar konuşmuşlar. Hep konuşuyor. Dün Abdullah Kılın'ın konuşmasının yanlış olduğunu nasıl söylediysem onun devamında Şükrü Ergün'ün vermiş olduğu cevabın ne kadar yanlış olduğunu söylediysem bugün de Mancini'nin bu söylediği etik olmayan kim diyor etik olmayan? Etik olmayan diyebilir. Onlar zaten hep o yönde konuşuyor. Ben etik değil falan demedim. Ben Mancini'den böyle bir kelimeyi de duymak istemiyorum. Bir futbol adamısın. Futbol konuşacaksın sen. Kalkıyorsun teknik, taktik konuşmuyorsun da anlat sen kardeşim takımını anlat. Sen Sabri'yi niye solda oynatıyorsun? Sen bana onu anlat. Niye Sabri'yi oynatıyorsun? Niye bu Riyara Juventus maçında çok oynayan Riyara niye yok şimdi? Neden oyuncu alıyorsunuz? Evet. Alıyorsan niye Dünya Yıldızı almıyorsun? Niye Ayrovic alıyorsun? Ayrovic ne? Kim Ayrovic? Yani sen Mancini... Ayrovic'den bir şey çıkar. Yok be kardeşim bana ne çıksın? Ama sana bir tane bak. Şu an bir tane. Ben ona sana final yıldız lazım. Lazım. Yıldız, sana yıldız, final yıldız. Lazım. Sana iş bitirecek oyuncu lazım. Senin bugün alacağın oyuncu şu an mevcut olan Galatasaraylı futbolculardan iyi olması lazım. Ne Alex Telles'in ben Riera'dan ve Hakan Balta'dan daha iyi oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Olabilir belki de. Ama düşünmüyorum yine de değildir. İkincisi Hayrovic'in de aynı şekilde senin orta sahandaki oyunculardan çok üstü olduğunu düşünmüyorum. Yanlış. Galatasaray'ı kesmez. Sen şimdi bakalım. Göreceğiz Chelsea maçında oynayacaklar. Göreceğiz bakacağız. Oynatacak mı belki de? Belki de oynatmayacak. Evet. Onun için ben Galatasaray'ın transferde yanlış yaptığını düşünüyorum. Yanlış yapıyor. Ben hayal kırıklığına uğradım. Ben Ocak ayında portföyü çok geniştir. Mancini'nin çok üst düzey yabancı oyuncu alacağını düşünüyordum Galatasaray'a. Alabilir de yani. Alabilir. Niye almayacak? Galatasaray takımı 6 aylığına kendi kontaklarından kiralık da alabilirdi. Yani kiralık da alabilirdi.
Dolayısıyla ben Mancini'yi bu şekilde görmek istemiyorum. Sevdiğim için söylüyorum Mancini'yi. Mancini'yi böyle görmek istemiyorum. Doğru. Birazdan Galatasaray'a döneceğiz. Hocam eklemek istediğiniz var mı? Galatasaray'a tekrar ilerleyen topyekun saatlerde döneceğiz. Katılmıyorsunuz. Hayda. Mancini Türk futbolunda görmüş olduğu sıkıntıları üstü kapalı olarak etik olmayan şeyler yaşanıyor gibi gayet diplomatik bir söylemle konuşmasını dile getirmesi de bir mania, bir sakınca görmüyorum. Evet. Çünkü benzerini Aykut Kocaman da yaptı, benzerini bugün diğer antrenörler de yaptı. Yapmadılar mı? Aykut'a da yanlış dedim ben. Ha yani, hayır. Ama yani bunlar konuşulabilir kardeşim. Ama şu da yanlıştır. Burumaya 6 ay ayağı kopmuş, çapraz bağları kopmuş bir oyuncuyu 6 ay Antep'in bunu kiralamayı kabul etmesi filan de etik değildir ve Galatasaray bunu çok sık yapıyor. Tam üstüne bastınız. Sayın İbrahim Kızıl bugün tekrar başkan seçildi. Gaziantep Spor Kulübü Başkanı seçildi. Kutlayalım kendisini ve yönetimini. Açıklaması var bununla ilgili olarak. Sezgin Gelmez'e konuştu. Bir izleyelim bakalım Buruma konusunda neler söylemiş. İzleyelim sonrasında dönelim. Yani şimdi dünden beri işte bir hile, bir ne diyorlardı bir sürü Abdullah, şey var mı? Abdullah Bey de dün konuştu, yanındaydım ben. Ama Abdullah abi, bir şey olmaz. Etik değil dedi. Etik olmayan işler evet. Bunlar dedi. Başkasının da Abdullah Bey'in de futbolcu sakatsa yetmeyen kontenjan varsa bir daha yaparım. Ne olacak? Yarın içinde yarın Avrupa'ya gidecekler. Bunlar ülkemizi temsil edecek. Bunun kimseye zararı yok ki. Başka kulübün de varsa sakatını alır. Benim kontenjanımda boşsam alırım. Ne olacak? Bunda bir şey yok ki. Hile yapmıyorsun. Gidip kimsenin malını çalmıyorsun. Kimsenin hakkını gasp etmiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece sağ olsunlar. İlişkilerimiz de iyi. Ve büyük ihtimalle Allah nasip ederse bir iki futbolcu da inşallah. Yani o arkadaşlar da bizim de ihtiyacımız var onlara. Biz bu arada kendi ihtiyacımızı gidereceğiz. Başka Fenerbahçe'nin varsa gelsin, benim kontenjanım boşsa onlardan da alırım. Beşiktaş'ın boşsa ondan da alırım. Benim için önemli olan bana verecekleri futbolcu. Başkanım İbrahim Toraman Yuva'ya dönüyor mu? İbrahim Toraman bugün inşallah sonuçlanacak. Kulübüyle bizim aramızda hiçbir sorun yok. Sadece kulübüyle zannedersem bazı sorunlar var. Şahsi. Evet. Bizimle ilgili değil. Onu bir ihtimalle bugün çözüyor. Ve önümüzdeki haftada Allah nasip ederse takımla beraber antrenmanlara çıkıyor. Evet. Sayın Kızıl'ı da dinledik. Fenerbahçe'de bize futbolcu versin. Fenerbahçe'ninkini de alırız diyor. Bir şey kanuna, nizama uygun olması tek başına. Spor gibi her ne kadar dostluk barış kardeş değil, bacası endüstridir de. Bunun adı hülle, hülledir. Nedir bu hülle? Yani benim şeyim boş, Burma'yı bana evet. Kirala, karşılığında da Yiğit'i daha ucuz opsiyonla alayım. Bunun adı hukuka aykırı değil. Hukuka aykırı değil ama futbol etiğine aykırı bir şeydir. Hocam bir şey hocam peki Sturm Graz'da Galatasaray'ın yaptığı futbol etiğine aykırı mıydı? Hayır efendim, o çok spontane gelişmiş. Bu da öyle ya. Hocam, bir şey o kadar nasıl? Yapma canım Allah Allah. Sen ona ver, ben bunu olmaz, vereyim. Olmaz sevgili kardeşim. Hocam bak şu hocam ona bakarsan devletler bu Kyoto protokolü kapsamında tamam karbon monoksit salınımında onun pazarlığını yapıyorlar. Mesela şeyin çok yeri bu var. Benziyor, biliyor musun? Bir dakika. Sen Cem Otel'e atılır bir dakika hocam. Fas'ın çok yeri bilmem var. Fas'ın çok bilmem yeri var. Bir dakika. Fas'ın çok yeri var. Türkiye sanayileşen, güçlenen bir ülke. Biz çok şey yapıyoruz. Onların kontenjanını biz satın alıyoruz. Tamam. Ve Fas'ın kontenjanına diye atıyorum şu an Fas'ı. Türkiye'nin o karbon monoksit salınım geçiyor. Ya çevreyi daha mı askin atıyorsun? Yok. Ne alakası? Ama var hocam bak. Aynı şey. Ona bakacağız, o da hülle hile ya. Onu bunlar ya. Hayır ya. Başka konulara gel. Bir zeki olun ya. Ya ne zekilik ne alakası var ya. Bırak karbon maksimum. Devletler de yapar bunu. Ya insanlar anlayacak. Onun yeri var gönderiyor. Hayır hocam. Senin Rasim'cim. Benim bir limitim var. Doğru söylüyorsun. Allah Allah. Senin anlayacağın bizim o kadar çok fazla kafamız çalışmaz o işlere. Anladığım bir şey var. Ben de bir kulüp yöneticisi olsam. Şartlarımda sıkıntı olursa. Ve boşluk da varsa. Her kulübün arasında bu tip ilişkiler olabilir. Olur tabii. Ha ben hülle veya şike veya söylemi nedir biliyor musun hocam? İki tane oyuncu jest yaparım, veririm. O oyuncularla 28. hafta oynarım. O oyuncular iyi oynamazlar. Bunda sıkıntı vardır. Bir. O oyuncuları o maçta oynattırmam. Bunda bir sıkıntı vardır o. Ama bunda Buruma oynamıyor. Buruma'ya bir, Buruma'dan dolayı yabancı kontenjanı bir. Öte yandan da Gaziantep Spor mali sıkıntısı olduğu için de
Şeyin de işine geliyor Galatasaray'ın. Alan satan hepsi razı hocam. Alan veren. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Sahtekarlık yok mu işin içinde? Ben sahtekarlıklar demedim ki. Kanuna aykırı da demedim. Aynen. Etik değil. Etik. Etik hocam. Hiç etik olmayan bana göre hocam. Etik değil. Hocam etik olan niye? Yani, bana göre etik kimi rahatsız eder bu? Kimse rahatsız etmez. Bu iş Galatasaray Futbol Kulübü'ne Hayrovic'i ya da Teres'i satır alma şansını ortaya koyuyor. Çünkü sen Bruma'yı oraya niye yolluyorsun? Bir yabancı kontenjan doğru, daha tamam. Şimdi. Bu haksız rekabet sağlar. Hocam, haksız şey, rekabeti sağlar. Ama bak bir şey söyleyeyim. Bak Galatasaray'da futbolcu sakatlanmış. Çocuğun bağları kopmuş. Yani mecburen burada o çocuğu yollayacak. Yani bugün Bruma'yı öteki türlü donduracak. Veya Avrupa'da başka bir takımı kiralama yöntemini. En güzeli Türkiye'deki bir kulüp bundan sebepleri ve ben kulüplerimizin arasında bu tip ilişkilerde olması çok da güzel bir şey. Kavga olacağına şahane. Buradan kim karlı çıkacak? Gaziantep Spor Kulübü hem karlı çıkacak. Öteki taraftan kim karlı çıkacak? Galatasaray'da ne diyor? Ben 1 milyon euro veriyorsam veya 500 euro veriyorsam şeye ne o? Buruma'nın parasını Galatasaray ödeyecektir muhtemelen. Yollayacağı yerli oyuncunun parasını da şey verecektir. Gaziantep verecektir. Burada her iki taraf da mutludur. Çok güzel bir şey. Ben değilim mutlu değilim. Evet. Yapacağım bir şey yok senin adına. Yani zaten vallahi bakın bunlar olur. O aynı. Sen şimdi bak. Biraz Galatasaray'a başka bir şey söyleyeyim mi? Aynısın. Başka bir şey söyleyeyim. Bir dakika ya. Günümüzden vermeyeceğim bir örneği speküle edilmesin diye. Ta Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, MHP zaman çok uzun yıllar önce başladı. Güneş Motel. Öyle bir hava geldi ki. Güneş Motel. Ataköy bile motelse önemli değil. Tamam mı? Yani öyle bir şey düşünün ki iki tane üç tane daha milletvekili bir partiden istifa ettiği an o hükümet güven oyu alamıyor. Hükümet yıkılıyor başka bir hükümet kırılabiliyor. Kurulabiliyor. 11 bu adam geldi. 8 tane, 7 tane, 6 tane kaç milletvekili ise Hepsine bakanlık verildi. Oo, rezillik. Hükümet yıkıldı. Şimdi bu meşru mu? Meşru. Kanuna uygun mu? Uygun. Milletvekili mutlu mu? Mutlu. Herkes mutlu mu? Mutlu. Ama etik değil. Hocam bu devlet... Bu madrabazlık. Hocam bu devlet bir şey hocam. Bu bir kere hocam, devlet sorunu değil. Madrabaz dedi. Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu. Bakın CHP Futbol Federasyonu. Kim yapmış hocam, Futbol şey Federasyonu bunu. Kararının etik olup olmadığını Futbol Federasyonu. Burada etik olmanın hiçbir durum yok. Kanun dışı hiçbir şey yok. Gayet normal. Ver bana diyor Bruma'yı diyor. Boşluk var diyor. Veriyor. Tribünde oturacak diyor. Belki Antep'e bile gitmeyecek Bruma. Bonservis şeyini, mukavelesini oraya yollayacaklar. Dönecek ötekten bir tablo olacak. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel akılların öteki türlü Bruma'yı yani başka türlü uğraşacaklardı veya Bruma'yı satmak zorunda kalacaklardı veya kiralamak yani para çıkacaktı. Galatasaray'ın burada ya saçma. Bruma kalsın kadronda. Kalamaz hocam. Hayrovic'i almalı. He? Bana kalsazdan Hayrovic'i almam ben. Hocam zaten almam ben Hayrovic'i. Hayrovic'i almam ben. Başka da alırım bunu. Alex Telles'i almam Riera varken. Bakın futbolda dün bir örnek verdik. Şimdi sen Fernandez gibi bir oyuncun var. Sahaya taraftar atlıyor. Fernandez'e vuruyor. Fernandez hem mağdur hem 200 bin euro ceza veriyorsun. Ve bir tane Brezilya'dan oyuncu almaya çalışıyorsun Botafogo'dan. Ve bu aldığın oyuncunun Fernandez'den iyi olma ihtimali hiç yok. Fernandez onun daha iyi oyuncu. Biz burada diyoruz ki sen elindeki futbolcunun performansını arttır. Elindeki futbolcunu parlat. Elindeki futbolcun ondan daha iyi. Sen niye uğraşıyorsun? Ha sen elindekine çok bak iyi bakarsın da bir tane daha alayım transfer dersin. Ya elindekine iyi bakamıyorsun ki. Ya bu ne biliyor musun? 3 tane çocuğun var kardeşim geçinemiyorsun. Hala 4.'yü yapıyorsun. Yok taksitlerini ödeyemiyorsun, bakamıyorsun, giydiremiyorsun diyorsun. Bir de 4.'yü yapayım diyorsun. Evet. Aynı öyle bu. Tamam mı? Ben evet. Şunu da söylüyorum. Yani bu bak. Antalya maçı öncesi, Necati, Manisa maçı öncesi. Tamam hocam bunlar doğru. Bu tür şeyler böyle üst üste bindiğim Manisa. Alışkanlık gibi. Manisa. Abramat, Emenike evet. Bunlar da haklısın. Bunlar haklısın. Bakın. Bunları koydum mu üst üste? Bu aynısı değil hocam. Bu aynısı değil hocam. Şimdi oynadı Antep'le iş bitti. Ne oldu? Herkes de terse düştü. Ben sana bir şey söyleyeyim. Dün bizim dediğimiz çıktı. Bugün beraber bugün kaldı. Dua etsinler. Maça Galatasaray kazanmadı. Maçı 90. dakikada Galatasaray kazansaydı. Ama şu hocam, andaki spor programlarında ne Bruma kalmıştı ne Kızıl Başkan kalmıştı. Ayıp olur hocam. Operasyon adam ya. Oradaki Sergenlere falan çocuklar ayıp olur hocam. Olur mu öyle şey ya? Sen şimdi ne İbrahim Kızıl Sergenlere gelecek ne şey mi söyleyecek? Biz böyle Bruma bölümümüzde jest yapıldı. Siz de itimas geçin falan filan. Böyle şey olabilir mi hocam? Mesela Antep bayılıyor bu tür işlere. Kimse bana kızmasın da Bruma şeyi de aldı. Neydi o? İbrahim Akın'ı da aldı geçmiş yıllarda.
Hatırlayın o günleri. Yine aldı hocam, oynuyor bugün de, oynadı hocam. İyidir hocam be. Bir şey söyleyeceğim. Ya hata yapmış olabilir. Şike yapmış da olsun. Bilmem ne de yapmış da olsun. Ölsün mü hocam bu çocuk? Birisi bak sahiplenmiş çocuğu ya. Sahiplendi bak, aldı lisans çıkardı, oynuyor. Beyler, bu çocuk o zaman ne olacak? Gaziantep hocam? Gaziantep Spor İmarethane mi? Benim bildiğim futbol takımı. Hocam Gaziantep almasın başkası alır. Yani bir şey söyleyeceğim. Ya insanlara bir şey söyleyeceğim hocam. İnsan şurada giderken Allah korusun katil olabilirsin. 5 sene yattın. Katilsin, ömür boyu hiçbir şey, iş yapamayacak mısın? Anlamadın ki, ben İbrahim Akın oynamasını demiyorum. O sıkıntılı durumda İbrahim Akın'ı alması hiç mi manası ediyorum. Olmayan bir şeydi. Ben tebrik ediyorum. Neyse pek. Farklı görüşlerimiz var. Evet yani ya. Galatasaray'a tekrar döneceğiz programın ilerleyen saatlerinde. Transferle ilgili de arkadaşlarımız Galatasaray muhabir arkadaşım Burak Korkut bu konu hakkında araştırmalarını yani sürdürüyor. Haitinga'yla ilgili olarak anlamak lazım. Haitinga'yla ilgili olarak bilgiler çıkarıyorlar. Bunun ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız ama geçelim. Geçen hafta verilen bir söze ve sonrasında gerçekleşmeyen bir programa. Öncelikli olarak hiç yorum yapmadan Sayın Mahmut Uslu'nun geçtiğimiz hafta bu saatlerde yayınımıza bağlanıp bize neler dediğini, nasıl bir talepte bulunduğunu sizlere bir hatırlatalım. Sonrasında bu konuyla ilgili dosyamızı açalım. Bana bir mesaj geldi, size o mesajı veriyorum öbür telefondan. Eğer siz yarınki programı Sayın Müdür Bey, evet, yarınki dinliyorum. Programını salı veya çarşamba akşamına yaparsanız size Tolga Bey değil Aziz Yıldırım'ı da getireceğiz. Aa. Aziz Bey. Aa ya öyle. Aziz Bey gelirse çok mutlu olur. Salı, çarşamba, perşembe istediğiniz zaman yapıyoruz Sayın Uslu. Odri meydan. Biz salı günü, çarşamba günü yayın yapıyoruz Sayın Uslu. Tamam. Sayın Uslu, biz bunu bir söz olarak kabul ediyor muyuz? Sayın Aziz Yıldırım İstanbul'a geldiğinde Beyaz TV'ye gelecek ve açıklamalar yapacak. Yanım kardeşim, sen beni kaç senedir tanıyorsun? Yanım kardeşim, sen beni kaç senedir tanıyorsun? Yıllardır tanıyorum Sayın Uslu. Peki ben bir şey söyleyince bir aksini duydun mu aksi? Hayır, duymadım Sayın Uslu. Peki o zaman niye soruyorsun ya? Bir şey söyleyince bir aksini duydun mu aksi? Hayır, duymadım Sayın Uslu. Peki o zaman niye soruyorsun ya? Emin olmak istiyorum Sayın Uslu. Gazetecilik refleksi. Her zaman emin olmakta fayda var çünkü. Çarşamba günü, çünkü salı günü akşamı gelecek. Tamam. Çarşamba günü kulübe bekliyoruz başkanla görüşmek için. Çarşamba günü kulübe bekliyoruz başkanla görüşmek için. Geliyoruz efendim. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Olur, çok sağ olun. Sayın Uslu. Sayın Uslu. Sayın Uslu. Canlı yayına geliyoruz. Evet evet. Ne istiyorsanız. Ortak yapma diye bir şeyimiz yok. Yok öyle bir şey yok. Hayır. Sadece Beyaz TV. Sayın Uslu. Sadece Beyaz TV demiştik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Problem yok yani. Şu tamam. anda çünkü biz tamam. izinde olan bir başkanı sırf yayınlar çıkıyor ufak tefek böyle yok gitti gelmiyor. Türkiye'de bir kişi eğer bununla ilgili kafasında soru işareti varsa gelmez diye. Pazar günü yönetim kurulu vardı, salıya aldık gelecek diye. Onun için bizim verdiğimiz sözler her zaman doğrudur. Öpüldünüz, görüşürüz. Evet, o dosyanın içinde, o zarfın içinde ne var? Birazdan konuşacağız, tartışmayı açacağız ama gerçekten çok merak edilen bir konu. Öncelikli olarak şunu belirtelim sevgili seyirciler, dün de söylemiştim, Beyaz TV Spor Servisi olarak, Beyaz TV Spor Servisi'nin müdürü olarak şunu söylemekte her zaman içtenlikle fayda duyuyorum. Kimse bizden savaş baltalarını tırnak içerisinde çıkartmamızı beklemesin, bizim böyle bir durumumuz yok, olmayacak. İyiyi de konuşacağız, kötüyü de konuşacağız ama sözü biz vermedik. Sadece verilen sözü tekrar hatırlatmak istedik. Fenerbahçe'nin her zaman iyisini de konuşacağız. Ama insanlara hoş gelmeyen görüntüler de konuşulacak. Ahmet Hocam, bu görüntüyle ilgili olarak, geçen haftayla ilgili olarak Sayın Mahmut Uslu'nun yayınımıza bağlandığında beraberdik. Sonrasında yayını hazırlandık, beraber toplantılar yaptık, oturduk, konuştuk. Gerekli ne varsa, hatta ne demişti Sayın Mahmut Uslu, şike var diyorsanız gelin, 3 maçta şike var diyorsanız gelin demiş. Biz de hay hay dedik, gidelim medeni bir şekilde yayınımızı yapalım, hatta oraya gitmeyi kabul ettik. Sonrasında Fenerbahçe yönetimi, Sayın Başkan Aziz Yıldırım İstanbul'a geldi ve gece 3 sularında bir açıklama yaptı. Ne dedi? Bakalım. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılması planlanan Beyaz TV, FB TV ortak programı
söz konusu kanalın 21 Ocak 2014 tarihli tutarsız, başkanımıza yönelik hakaret içeren ve haklı davamıza saygı unsurları taşımayan, aynı programda gerek kendisine muhatap kıldığı kişiler, gerekse Fenerbahçe ve başkanını hedef alan yayın politikaları gözetilerek, durdukları yer itibariyle Fenerbahçe'nin değerleriyle yan yana bulunmaları imkansız olduğu sonucuna varıldığından bahisle tarafımızdan tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Tavrımız 3 Temmuz tavrı, kararlılığımız, duruşumuzla ilgilidir. Büyük kaptanımız ve evladımız Ümit Özat tüm bu içerikten ayrı tutulmakla birlikte Fenerbahçe'nin tüm kapıları kendisine sonuna dek açıktır. Saygılarımızla Fenerbahçe Spor Kulübü. En başta biraz önce Sayın Mahmut Uslu'yu dinlemiştiniz. Sadece beyaz CV. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bu yüzden Aziz Yıldırım'la mahkemeliyim. Hangi yüzden? Bundan 1,5 sene önce bir yazın burada program yapıyorduk. Bir yine basın bülteni. Eski stüdyoda. Basın bülteni çelişki ve yalanlarla dolu bir basın bülteniydi. Eski hayal meyal şöyleydi basın bülteni. Galatasaray'a sallıyor. Denizli maçında teşvik verildi. Ali İpek dendi bilmem ne falan basın bülteni. Biliyorum. Biz Galatasaray takımı Özhan Can Aydın gibi ulvi, şahsiyetli, namuslu başkanlar arıyoruz. Be danışman. Kimse o yazıyı tabii ki Aziz Yıldırım yazmadı. Be danışman. Galatasaray'ın teşvik birimi verildiği Denizli maçını suçluyorsan Galatasaray'ı, o dönemde Galatasaray'ın maçında rahmetli Özhan Can Aydın var. Şu takvimi bile analiz etmek, sentez edip kağıda dökmekten aciz bir profesyonel. Bu hatayı şimdi Fenerbahçe'ye bir yalan yazdırdı. Yalan var burada. Bir defa yapım Fenerbahçe TV ve Beyaz TV ortak yapımı değildi. Yalan. Mahmut Uslu'nun lafıyla sadece Beyaz TV'nin katılacağı, yapacağı bir programdı. Ortak yayın değildi. Bu bir yalan. İki. Doğru söylüyorsun. İki. Bak şimdi. O danışmana seriyorum. Sevgili Mahmut Uslu, sevgili Aziz Yıldırım. Orada ekmek verdiğiniz, para verdiniz. Verin de kimsenin ekmeğiyle işimi yok. Ama hocam Aziz Yıldırım'ın talimatı olmadan o yazılmaz ya. Danışmanı suçlama. Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu bu kaos içerisinde o danışmanın yaptığı hatayı çıkartabilecek kadar ruhu sıkıntılı olabilir. Bundan dolayı da hiç eleştirmem. Normaldir de bu. Adamın canı burnunda ya, çok normal. Bak şimdi danışman kardeş, diyorsun ki 20 Ocak gecesi Beyaz TV'de o kadar şeyler yaşandı ki bizim üzerimize oynadınız, biz onun için iptal ettik. O zaman şu mantık çıkar. 19 Ocak yani geçen haftaki pazartesiye kadar, 3 Temmuz'dan geçen haftaki pazartesiye kadar geçen 2,5-3 sene sürecince burada Fenerbahçe'nin başkanına, Fenerbahçe'nin sözde kendileri ifade ettiği değere, şike sürecine hiç laf edilmedi ki gelin bizimle program yapın diye bir teklifte bulundunuz. Şimdi adama sorarlar, 3 sene burada Fenerbahçe başka televizyon kanallarındaki gibi hep okkalandı da son gece mi Fenerbahçe burada sıkıntıya düşürüldü? Kardeşim, burada Fenerbahçe 3 sene boyunca gerek şahsım gerek arkadaşlarım zaman zaman lehte. Ki zaman zaman Mahmut Uslu şike var diyorsanız yayın yapacağız dedi. Dedik, 3 sene dedik, her şeyi söyledik. Ama demek ki o 3 sene boyunca yaptıklarımızın hiçbirisinde Fenerbahçe'nin anlayışına göre yaptığımız yanlış değilmiş. Bir gece Trabzon'un başkanı bu alanda bir şeyler söyledi. Kaldı ki orada Ümit de, Sinan da, ben de. Belli konularda Trabzon başkanına muhalefette bulunduk. Düzgün konuş dedik. Bu söylediklerinde haklı olursa ama tahrikkar konuşma dedik. Çok önemli, ben günah çıkaracak halim yok. Mahmut Uslu hiç eleştirmem. Mahmut Uslu burada elçi. Büyük elçi durumunda. Muhtemelen bize bu talebi, gelin sizinle program yapalım. Çarşamba gecesi buyurun Fenerbahçe tesislerine, stada. Bir tek sizinle program yapalım. Hayır hocam, ertesi gün Habertürk gazetesine bir açıklama yaptı. Paralel yayın yapıyorsunuz dedi. Tabii tabii. Beyaz TV paralel yayın yapıyor dedi. Evet, paralel. Mahmut Uslu. Sayın Mahmut Uslu. Söyleşi verdi, gördüm ben de. Ne demek yani? Paralel yayıncılık yapmayın paralel dedi. Paralel yayıncılık yapmayacaklar dedi. Paralel yayıncılık yaptıkları için yani hoş yayın yapmıyorlar, onun için kabul etmedik dedi. O zaman hayır, kabul et, anladın mı da? İlk teklif geçen pazar akşamı onlardan gelmiyor. Demek ki biz o zaman 3 Temmuz'dan geçen pazara kadar ki 3 sene boyunca Fenerbahçeli'yi okkalayan, Fenerbahçe'yi çok mutlu eden program yapmışız ki bunun karşılığında Fenerbahçe televizyonu, pardon, Fenerbahçe yöneticileri, Sayın Başkan, Sayın Uslu, sizinle program yapalım arkadaşlar dedi. Öpüldünüz dedi. Sizi bekliyoruz dedi. Benim adım Mahmut Uslu. Benim şimdiye kadar hiç sözümden döndüğünü gördüğüm gibi. Bu konuda Mahmut Uslu'ya ben eleştiri getirmem. Çünkü Mahmut Uslu burada, Uslu burada elçi. Muhtemelen Sayın Aziz Yıldırım'la konuşuyorlar veya mesajlaşıyorlar. Sayın Aziz Yıldırım'dan okey almaksızın
bir elçi böylesine iddialı, rahat, sınırları çok belli bir ifadeyi kullanıp bizi davet edip en sonunda da öpüldünüz demez. En sonunda da danışmanlarına hocam, aslında bir televizyonculuk şirketidir. Sana araya bir gireyim hocam. Yalan var devam et yine. Bir ortak yayın yoktu. Yalan. Kayıt ortada. Hayır, sadece siz dedi. Hocam. İki, bir dakika sen. İki, yine bir yalan var. Yalan değil, komedi var. Trajikomik bir durum. Üç senedir demek ki biz tam okkalamışız ki bize aklı sıra ödül veriyorlar. Ya, gelin konuşalım. Hayır bak, bir gece bir yanlış yaptık, bak bu yüzden siz cezalar. Ya geçin bunları ya. Şimdi burada bakın bunları hocam, geçin. Ümit birazdan daha çok konuyu tam detaylı anlatacak. Ümit orada olduğu için de bazı şeyleri. Rasim de zaten daha çok önemli açıklamalar. Ve sana büyük haksızlık var. Niye? Ya Sina, ben biz birbirimizi sanırız. Ya, bir dakika ya. Sen tabii ki Fenerbahçe değilsin. Hayır, müsaade et. Hiç müsaade et abi. En son deklarasyonda haklı olarak evladımız, kaptanımız Ümit Özdez'de hariç tutuyoruz. Hepinize yazıklar olsun. Hepinize gider imajı var. Ben kabul ediyorum üzerim. Rasim Efendi de üzerine alacaksın. Ertem sen de. Ama Sinan'a yapılan büyük haksızlık. 3 sene boyunca bu Sinan Engin inandığı için, abi kardeş ilişkisi olduğu için, Aziz Yıldırım'a büyük oranda insani nedenlerden dolayı, altını çiziyorum, onu üzmemeye çalışan Sinan Engin, bu operasyonda da tuğkaka yapılmıştır. Bana en çok kayan bu. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Yok bak, ben başka bir şey anlatacağım. Yanlış mı söylüyorum? Önemli değil, çok önemli değil. Bak, benim hocam, için önemli. Önemli değil. Ben niye yani, neyse, Fenerbahçe kulübünden bana gelen daha önce, önemli değil, neyse ya. Hocam bak şimdi, bu konuyu Aziz Bey biliyor. Yani bu programın olacağını Aziz Bey biliyor. Aziz Bey'e sormadan birinci konuşmasında Mahmut Bey, bu birinci konuşmasında belki haber olmaz ama sonra ikinci kez tekrar bağlandı ya bir avukattan sonra. Doğrudan Aziz Bey'in talimatı. Avukattan sonra bağlandı. Evet. Bir. İkincisi, sevgili Ertem oraya gitti, Fenerbahçe'ye gitti. Yer baktı. Bir nerede program yapacağını baktı edildi. Birazdan daha Ümit Tağatam son noktalarını koyacak. Yapıldı bakın, falan orada. Aziz Bey bu program olacağını biliyordu. Gelince yönetici arkadaşları haklıdırlar. Haklıdırlardır. Kabul etmemekte. Başkan gitmeni istemiyoruz demeleri de haklıdır. Ben bunu bir şey söylemem. Ama benim Fenerbahçe, bak başka bir şey. Fenerbahçe kulübünün tasarrufudur. Burada Mahmut Bey'i taca atmışlardır. Sen çok güzel anlattın. Yani pazartesi akşamki program mı tukaka oldu da? Vallahi ondan abi. Evvelkinde çok biz münakaşalar yaptık. Hocam yapma, etme, Rasim böyle konuşma, çok dediğimiz oldu. Şimdi bu ayrı bir şey. Yönetici arkadaşları Aziz Bey'in bu programa gelmesini istemediler. Hiçbir yönetici, başkan çıkma o programa. Çıkmanı istemiyoruz, hakkınızı helal etmeyiz falan filan gibi tweetler de atıldı. Ben ona bakmıyorum. Mahmut Bey burada terse düşmüştür. Mahmut Bey tabii istiyorsa bağlanabilir. Madara oldu ya. Mahmut Bey, madara kelimesini kullanmayalım da Mahmut Bey, hayır. Mahmut Bey'e bak, haksızlık evet, yapma. Madara demeyin. Madara demeyin. Bey'in bu işte en ufak bir suç olduğunu düşünüyorum. Hayır. Madara ettiler. Hayır. Mahmut Bey iyi niyetli. Zor durma düşürdüler. Mahmut Bey iyi niyetli çünkü Mahmut Bey bu televizyon programının olmasını isteyen kişi. Mahmut Bey burada iyi niyetli. Daha yumuşak olsun, her şey olsun. Ha, bu bir televizyon programı güzel olur muydu? Bir televizyon adına önemli program olurdu ama Aziz bu televizyon... Aziz Yıldırım'a yararlı olurdu. Bu televizyon, bir dakika, bu program sürer miydi? Bu program sonuna kadar gider miydi? Bir, soru işareti. Bu program devam eder miydi? Hayda. Programın içinde sıkıntılar olabilir miydi? Ayrı bence bir şey. Bence olmazdı. İki, ondan sonra kardeşim, üçüncüsü, Fenerbahçe, bakın Fenerbahçe Kulübü, Yapmış olduğu açıklama son derece yanlış. Hocaya yine burada katılıyorum. Hocaya yanlış bir açıklamadır. Saat 3:30'da yönetim kurulundan çıkar çıkmaz verilen bu açıklama. Yani ne oluyor? Sen de öfkelendin. Biz meraklı değiliz. Biz bu program olmasını da istemedik. Biz teklif de yapmadık. Ayrıca ben ve Ümit bu program olsaydı en çok sıkıntı yaşayacak iki kişi de bizdik. O stüdyoda. Sıkıntı yaşayacak iki kişiydik. Arada kalacaktık. Öteki taraf dost, buradaki arkadaşlarımız tabii bu yayında sıkıntı yaşayacaktık. Hayırlısı oldu. Ben Fenerbahçe'ye burada hiç kimseye kızmıyorum. Ama yapılan açıklamanın daha güzel bir açıklama olabilirdi. Daha güzel bir açıklama. Yani bu yayın dediğin zaman bak, hoca zeki adam yakalar. Bu yayın pazartesi günkü yayın seni sıkıntıya sokuyor dersen değil. Ya lan sana bu yayını, orada. Bu yayını arkadaşlar, bu yayını İstanbul'a dönünce
bir iki yönetici arkadaşların önderliğinde ya. Bütün yöneticiler Aziz Yıldırım'a bu yayına çıkmasını yasaklamışlar. Yani rica etmişlerdir. Başkan çıkma. Başkan da haklıdır kendine göre çıkmamakla. Yine bir şey söyleyeyim ha. Çıksaydı belki Nasib'in çok önemli konuşmaları olacaktı o yer, belki o programda. Tabii. Aziz Yıldırım lehine belki. Onu bilemiyorum ama ben yine de kızmıyorum. Ben Mahmut Uslu'ya da kızmıyorum. Terse düşmüştür. Hafif bir karizma olmuştur. Söz konusudur ama Mahmut Uslu iyi niyetli davranmıştır. Mahmut Uslu'ya kimse madara falan oldu demeyelim. İyi niyetli. Bu program olsun diye. Detaylı çıkardılar. Ama ayrı Mahmut Uslu. Hayır ben bir şeye katılmıyorum. Aziz Bey. Gazeteye verdiği demece katılmıyorum. Ben. Ayrı. Paralel yayıncılık hiçbir zaman. O tam bir rezalet. Kanal, yani paralel yayıncılık. Bu kanal bu televizyon hiçbir zaman paralel yayıncılık falan yapmaz. Bir dakika dinle Ertan. Yani, başla şimdi bak. O üslubu bir, sadece. Ben başka bir şey bahsediyorum. Aziz Yıldırım. Yöneticilere hayır diyecekti. Bir dakika. Biz bir söz verdik. Türkiye'ye söz verdik. Ve Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkacak program yapacaktı. Çok önemli. Bu arkadaş. Bak bu arkadaş hiç sesini çıkarmadan ben giderim dedi. Giderim dedi. Bir lira bak, evet giderim dedi. Sıkıntı Rasim. Ama ben gider yaparım yayın dedi. Şükrü Saracoğlu'nun çıkarım dedi. Konuşurum da. Belki biz oradayken stada taraftarlar da gelecekti stadın etrafına. O da olabilir. Toplanabilirdi. Belki polis arabalarıyla oradan biz çıkacaktık. O ayrı bir şey. Ama konu farklı arkadaşlar. Aziz Bey bu programı benim tanıdığım, ben korkmadım, çekinmedim, İstanbul'a geldim, cezaevine gideceğim diyen Aziz Yıldırım. Arkadaşlar hayır bu yayını yapalım. Ahmet Çakar'ın da yüzüne çakacağım. Rasim'in de yüzüne çakacağım demesi lazım. Hop. Kime çakıyor? Hayır, gerçek. Bir dakika ona çakılacak bir şey varsa çakmayı fiziği. Hocam. Sana kimse çakabilir mi ya? Bir dakika onu söyle. Bir dakika dur hocam. Aziz Yıldırım. Bu üst üste oldu. Bir saniye. Fiziki anlamda söylemedi ya. Hocam yine sulandırdı ya. Ya hocam nasıl karıştırıyorsun? Ya yalanla hoca suyu atıyorsun suyu. Hocam suyun olasın. İçine benzeri yağ atıyorsun. Çok önemli bir şey söylüyorum. Çok önemli bir şey söylüyorum. Ben çok önemli bir şey söylüyorum. Çok önemli bir şey söylüyorum. Konuş bakalım Ahmet Hoca. Evet. Anlatıyordun bana hadi. Konuş bakalım Rasim. Sor cevabını alayım. Benim bildiğim Aziz Yıldırım bu iki arkadaşa gereken cevabı orada vermesi gerekiyordu. Benim için hayırlısı oldu. Ümit kardeşim için hayırlısı oldu. Biz arada belki zorluk yaşayacaktık. Çünkü bunlar ikisi benim kader arkadaşlarım. Tabii. O tarafta dostumuz olabilir. Ama biz burayı tutarız. Oraya misafir gidiyoruz. Bu arkadaşları tutmak zorundayız. Sıkıntı olabilirdi. Ben Aziz Bey'den bunu beklerdim. Bir dakika arkadaşlar. Biz program yapacağız. Söz verdik yapmayız demesi gerekir miydi? Onların ikisine de cevabını vereceğim ben burada diyecekti. Canları sıkıldı. Evet. Canları sağ olsun. Fenerbahçe'nin kendi tasarrufudur. Saygı duyalım. Başka bir şey söylemiyorum. Buyurun. Rasim. Şimdi bakın. Ben Aziz Yıldırım adına üzüldüm. Çünkü bu Aziz Yıldırım için çok önemli bir yayın olacaktı. Bizim için olandan ziyade zaten kendileri istedi. Canlı yayında istendi. Sinan Engin çok güzel izah etti. Çok güzel özetledi. Kendileri istedi ve ben orada Aziz Yıldırım'ın talimatıyla istendiği kanaatindeyim. Bilgilerim de o yönde. Haklıydı Aziz Yıldırım kendi açısından. Bu yayında bir kere yarın nereye çıkarsa çıksın, basın toplantısı ne yaparsa yapsın, bu yayının yaratacağı sportif artı yargısal artı siyasal etkiyi hiçbir yayın yapamaz. O da biliyor. Aziz Yıldırım da bunu biliyor. İnanılmaz. Bütün yani Amerika'dan Çankaya'ya, Başbakanlık konutundan bilmem bütün bakanlıklara herkesin izleyeceği bir yayın olacaktı. Bütün üst yargı makamlarının izleyeceği bir yayın olacaktı. Herkes kitlenecekti. Yarın yaparsa Fenerbahçeli arkadaşlarla spor camiası seyreder. Gerisi seyretmez. Onu söyleyeyim. Öyle bir yayın olacaktı. Ve o yayında benim şahsen niyetim şuydu. Bu niyetimi değiştirmiş değilim. Böyle bir şey yapıldı diye değiştirecek gibi adam değil. Ben önemli değil bunlar. Çünkü zaten zor durumda bir adam şu an. Ben artık spor işiyle ilgilenmiyorum. Belki de Ahmet Çakar söyleyecekti. Ben gayrimeşru bir şekilde yapılmış, sonucunda meşru noktalara gelse bile bunu doğru bulmam diyecektim. Yani şuna odaklanacaktım. 3 Temmuz'dan sonra oluşan dosyanın içeriğine ben odaklanmayacaktım. Zaten onu 2,5 senedir konuştuk. Yeryüzünde söylemedik, söz kalmadı. Ama şunu söyleyecektim. Aziz Yıldırım'ı bu paralel yapı neden hedef aldı?
Neden Aziz Yıldırım'a kafayı taktılar? Neden Aziz Yıldırım'ı içeri tıkalım dediler? Neden Aziz Yıldırım kafaya kondu? İçeri konacağı, Fenerbahçe başkanlığından düşürüleceği planlandı. Neden sonra işte ona göre deliller bulundu bilmem, o süreç ayrı. O sürece odaklanabilecek. Aslında onun cevabı var. Bütün detayıyla, bak Ümit'ciğim. Aziz Bey'in dün söyledikleri doğru diyor, onu da söyleyeceğim. Tek bu konuda en detaylı, tek demeyeyim, konuşabilecek kişi benim. Hem spor camiası bir şekilde içinde bu program vesilesiyle sizler sayesinde, hem de siyaset camiası zaten göbeğinde. Bunlar o kadar net konuşulacaktı ki, çünkü bakın benim şundan eminim. Aziz Yıldırım önceden eve konmuştur. Sonradan da işte bir şeyler bulunmuştur. O bulunan şeylerin içeriğindeki görüşümü söyledim. O konuda Mahmut Uslu istiyor diye, Aziz Yıldırım istiyor diye fikrimi değiştirmem. Zaten önemli de değil. Çünkü ben şunu diyorum. Kem aletle kemalat olmaz. Yani kötü aletle, kötü vasıtayla kemalat, güzellik yakalanmaz. Tıpkı 17 Aralık'taki gibi. 17 Aralık kumpasına karşı çıkan herkes 3 Temmuz'da sorgulamak zorundadır. Bugün 17 Aralık kumpasına karşı çıkıp geri kalan bütün o süreçleri hepsi harikaydı diyen arkadaşlarımız varsa, maalesef öyle arkadaşlar da var, komik duruma düşüyorlar. Bu doğru değil. Eğer bir zihniyet 17 Aralık'ta kumpas kurduysa, komplo yaptıysa, Başbakan Erdoğan her gün söylediği ve milletin çoğunluğunun desteklediği gibi bir rezalete imza atmışsa, askeri casusluk, balyoz, kafes, Ergenekon, 3 Temmuz, bunların hepsinin yeniden ele alınması gerekir. Evet. İçeriğinde doğru olanlar vardır. Askeri casusluk gibi külliyen palavra olanlar vardır. Değerlendirilmesi gerekir. Buradaki esas mesele şu. Aziz Yıldırım bir hala, bir bakıyorum, Atatürkçü olduğum için hedef oldum. Aziz Yıldırım hala, eğer Atatürkçü olduğu için hedef olduysa... Ona geleceğiz Rasim, ona geleceğiz. O konuya geleceğiz. Tek bir şey söyleyeyim. O konuya bu geleceğiz. Bu yayını özellikle İlhan Ekşioğlu engellemiştir. Özellikle. Bütün yönetim ama özellikle. Niye? Aziz Yıldırım kafasına giren İlhan Ekşioğlu'dur. Bak bunu söylüyorum. Bunu spor dışı istihbaratımla bana gelmiş olaydır. Asla yanılmayacak zaten. Ben zaten de devletin tepesinden bir olay, istihbarat bu. Ve açık söylüyorum. Bilerek bilmeyerek Twitter'daki bu konudan anlamayan fanatiklerin gazına gelerek, etrafımdaki affedersiniz kullanışlı aptalların gazına gelerek, bu kullanışlı aptal terimi de teknik bir terimdir, onu da anlatırım gerekirse. İki gündür yazımda yazıyorum. Kullanışlı aptal diye bir tabir vardır. Ta Sovyetler döneminden kalma. Onların gazına gelerek İlhan Ekşioğlu 4 ay içeri girecek, bu hafta içi hapse götürülecek İlhan Ekşioğlu. Hem kendine hem Aziz Yıldırım'a bilerek ya da bilmeyerek, bilmeyerek olduğunu tahmin ediyorum, kumpas kurmuştur. Daha ileri giderek söylüyorum. Eğer bütün idarecilerse Fenerbahçe Yönetim Kurulu Aziz Yıldırım'a kumpas kurmuştur Aziz Başkan. Bilerek bilmeyerek sana kumpas kuruldu ve hayatının hatalarından birini yaptın. Bu yayına gelmeliydin, bu yayına çıksaydın bambaşka bir manzara olacaktı bugün. Bak adımın Rasim Ozan Kütahyalı olduğu gibi biliyorum, inanıyorum değil. Bambaşka bir manzara olacaktı ama söyleyecek bir şey yok. Allah taksiratını affetsin. Söyleyecek bir şey yok. Yani ben üzülüyorum. Evet. Bana o gün olay olduğunu da söyleyeyim. Bütün spor servisleri, çünkü spor servisleri reyting başında. Aman abi Aziz Yıldırım tırstı kaçtı de manşet yapalım patlarız. Bir tanesine bile demeç vermedim. Bir tanesine bile fırsat bu fırsat. Haydi ki yapılır bu yani. Bu şovdur, reytingdir, tirajdır. Bana da biliyorsun. Doğru mu Sinan abi? Beraberdik Rasim. Bana, evet. Bana da çok. Sen de çok sorumlu yani davrandın. Ben de hiç. Biz o gün, şovun alasını yapardık. Biz mi istedik? Yok, hayır. Biz istemedik. Ben ne dedim? Aziz Yıldırım tırstı kaçtı desen. Rasim. O manşeti kırarı. Ama Rasim, biz ona izin vermedik. Çünkü zor durumda insanın. Tamam. Üstüne gelirmez. Bir müsaade et lütfen. Ben de teşekkür ederim. Olmaz. Sağ olun. Ayrıntılı bilgi verdiğin için teşekkür ederim. Ben de hep aynısını söylüyorum. Ne olursa olsun zor durumda olan bir başkan var. Yönetim kurulu olarak zor durumdalar. Hani dediğim gibi kalkıp da ya işte bu fırsat deyip kimse bizden böyle bir şey beklemesin. Ama şuna hatam varsa kendisi yapsın. Ertem biz böyle bir müsaade edersen. Biz böyle bir yayıncılık üslubu, böyle bir ahlaksız yayıncılık üslubunu hiçbir zaman barındırmayacağız. Ertem'cim ya tek bir şey söyleyeceğim. Müsaade edersen Fenerbahçe İlhan Ekşioğlu Aziz Yıldırım'a kumpas kurmuştur lafımın kayda geçmesini
Ve not olarak arkadaşlar tarafından Razi Ozan'dan açıklamada yazılmasını istiyorum. Çünkü gerçek budur. Tamam. Bilerek bilmeyerek İlhan Ekşi oldu. Tamam arkadaşlar Rasim'in... Hem kendi ayağını hem başkanın kafasına sıkmıştır. Rasim'in o sözünü alalım lütfen. Kaptan, öncelikli olarak şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ı karşılamaya gidenlerdensin. Haklı olarak yıllarca kaptanlığını yaptın. Şampiyonluklar yaşadın. Son derece normal, son derece doğal ve tam tersi bundan ben gurur duydum. Fenerbahçe'nin kaptanının oraya gitmesi. Ben olsam ben de giderdim. Ayrı mesele. Ne diyeceksin? Senin bu konudaki yorumun tırnak içerisinde arada kaldın. Üzüldün. Çok teşekkür ederim. Bizi Fenerbahçe'de ben ertesi gün geldiğimde hem burası senin evin hem orası senin evin. Orada da bizi çok iyi misafir ettin. Sayın Acar Yıldırım'a, Sayın Mahmut Uslu'ya, Sayın İhsan Topaloğlu'na da ayrıca teşekkür ederim. Gösterdikleri misafirperverlikten dolayı. O gün bir söz verilmişti. Olmadı. Sen bunu nasıl değerlendireceksin? Şimdi tabii bu olayın birkaç boyutu var. Müsaade ederseniz sakin bir şekilde önce. Lütfen. En başından itibaren anlatayım. Hani Rasim bir kullanışla aptal cümlesini kullandı yanlış anlamıyorsam. Evet. Başkaları için tavır söyledi. Tabii tabii. Sana o aklı verenler de işte o kullanışla aptalların içerisine giriyor. Hani böyle manşet at diyenler var ya. Tabii tabii. Niye onlar olayın farkında değil salak. Çok doğru analiz yaptı. Niye onların içerisine giriyor? Ya arkadaş. Ama ben uydum mu onlara? Hadi Allah dedim korkuyorum. 60 küsur yaşında 3 sene hapis yatmayı göze almış bir adam. Senden benden mi korkacak gelecek gelmeyecek buraya? Tabii canım. İşte akılsızlık ettiler ama. Zaten akılsızlık ettiler demeyelim ama. Zaten. Hani yanlış anlaşılır. Akılsızlık demeyelim. Akılsızlık. Akılsızlık demeyelim. Bak ben özür dilerim ama Rasim. Akılsızlık demeyelim. Niye biliyor musun? Ben ilmi anlamda söylüyorum. İlmi anlamda. İlmi anlamda. Yine de yanlış anlaşılmasın. Koskoca insanlar. Zaten. Baktı, çoluk çocuk sahibi insanlar. Zaten. Bu tür sırf reyting olsun diye haber yapanlar. Arada laf getirip götürenler. He güzel. Doğru. Ve yanlış haber hükümetle yapanlar. Hükümetle aram iyi diyenler. Yanlış haber yapanlar. Başkana bu konuda çok zarar verdiler. Şimdi bakın. Ben kendi kanalıma karşı, sizlere karşı mahcubum. Hiç niye mahcubum? Mahcubiyet hissetme. Biz bir aile istiyoruz beraberce. Ben de bu yayının olmasını istiyordum ve eve gelince öğrendim. Çok da üzüldüm. Hatta bu konuyla ilgili yıkıldın. Kimlere ne mesaj attığımı hepinize de gösterdim. Hiç sessiz konuşmanın bir anlamı yok. Ama orada Ahmet Hoca'nın da yanıldığı bir nokta var. 3 Temmuz sürecinden bugüne kadar konuşmuyoruz. Bir insan çıkmış, müsbet menfi bir karar vermiş, bize bağlanacağını söylemiş. Bu kararın ertesi günü biz buraya Trabzonspor Başkanı'na bağlıyoruz. Tabii ki bağlayın. Ve Trabzonspor Başkanı canlı yayındayken Fenerbahçe Kulübü'nde çok önemli başkana en yakın kişinin yazılı bak söz uçar yazı kalır. Hı hı. Bizim yayın devam ederken tabii bize bakma. Attığı mesajı size gösterdim. Bravo. Şimdi hak yemeyin. Yemeyelim pardon. Ne dedim? Sen biliyorsun. Biliyorum evet. Neydi? Yayın sıkıntıya girdi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu konuşmasından sonra. Ben de şahitim. Evet. Şimdi buradan konuşursanız o zaman bütün üçte o zaman tamam, onların doğru. Daha haklı taraflarının olduğunu. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun konuşması bize verilen sözle bizim onlara verdiğimiz söz arasında. Hayır bak diyor ki. Bağlamaz ki. Ben diyor size yayına yani bize yayına bağlanmayı istiyorum. Ya bir adam çıkıyor namustan namussuzluktan bahsediyor. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu her zaman bağlanabilir. Peki Ümit Hocam bir şey sorabilir miyim? Ben burada katıl bağlanmayı şey savunmuyorum. O gün Acar Yıldırım Acar Bey'e ben de sordum. 103 numaralı tapeyi bugüne kadar İbrahim Başkan'a kim sordu? Zaten problem 110 numaralı tapeyi kim sordu? Artık İbrahim Hacı Osmanoğlu o gün aynı yayında. Tamam namus konusunda ben de sizlerle aynı fikirdeyim ama. Şunu ki, ifade etmeye çalışıyorum. Aziz Yıldırım ve ekibi örgüt değildir dedi. Bunu da bizim yayınımızda söyledi. Ertem bunu ben zorladıktan sonra söyledi bu bir. İkincisi. Sen veya ben fark etmez biz. Burada herkese patır patır soru soran Rasim İbrahim Hacı Osmanoğlu yayına bağlanınca ağzını bıçak açmıyor. Yok yapma Allah'ın seversen. Adalet üstüne geldim ben. Adalet herkese. Hacı Osmanoğlu üstüne gittim ben. Aziz Yıldırım operasyon yapıldı. Siz konuyu şu spor bağlamından çıkarın dedi. Tamam. O da kabul etti ya. Tamam, ya konu Rasim, bir de bak dur bir anlatayım. Ya bak sen demedin ya konu Trabzon meselesi. Konu Galatasaray meselesi. Değil abi. Hayır bunu düşünenler hala. Kusura bakmasın aptallık yapıyor ya. Tamam da bağlanması da bize göre. Tamam olabilir. Orada erteme. Tamam ama yani. Değil. Bak kardeşim bizi kim isterse biz eğer bir şey yoksa konu Trabzon'da başkanı mı ya? Trabzon'un başkanı mevkisi var. Konusunda kimseye sert. Hayır yani. Ama Ümit Hoca da öyle bir şey demiyor zaten. Niye bağladın demiyor.
yayın devam ederken ben size gelen mesajı gösterdim. Şimdi bunu şey yapmasa papağan hikayesi gibi, ha ben onların katılmamalarını savunmuyorum. Ben de senin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hatip olduğumu yani, düşünüyorum. Sen de biliyorsun. Sayın İlhan Ekşioğlu bir tweet attı. Çünkü hatırlarsan İlhan Ekşioğlu'nun attığı tweette kesinlikle Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu namustan bahsetti. Yalan, ondan yalan. Bahsetti ya, bir şey ümit, yok. Ümit. Ben 3'te bir saniye. Ben konuştum. 3 Temmuz'dan bahsetti. Duruştan bahsetti. Başta İlhan Ekşioğlu olmak üzere, Fenerbahçe yönetiminin çoğu Ertem, hiç o bağlantıdan ben değil. Ben de bunu istiyorum. Ben biz de Rasim'e çıkmak istemiyoruz. Ben bir şeyleri bitireyim ama ya. Ümit, pazartesi günü bitirsin. Hocam yine tek söz edilmeseydi bile, özellikle de benim yüzümden, ben biliyorum bunu, yani bu kabul etmek lazım. Edilmeseydi görürdük. Ben bak, çünkü yine Ertem, yine işte Rasim bak, akılsız bundan. Ben üzülüyorum. Ben mahcup olduğumu düşünüyorum. Doğru. Söylüyorum. Sen hata olduğunu da söyledin. Hata olduğunu da söyledim. Lütfen kesmeden bir Ümit hocam devam etsin. Ben sosyal medyada tweet de attım. Tabii. Hata yaptık dedim. Hata yapıldığını düşünüyorum dedim. Ben hani Allah'ın bildiğini kuldan esirgeyecek halim yok. Ben bugün de başkanla beraberdim. Oturduk sağ olsun 15-20 dakika muhabbet ettik. Az Yıldırım'la konuştun ya bugün. Şimdi ama onun da kendine göre haklı nedenleri var. Yoksa ya hapis kararı çıkmış. Ne olacak, televizyona çıkarsa hapis atmayacak mı? Adama der ya senin şefaatinden vazgeçtim, mezarından taş çalma. Ne olacak yani? Çıkmasıyla yatmayacak seni. O zaman ben de olsam hadi çıkalım derdim. Şunu anlıyorum. Hani bizim de belki yani reklamlarımız olacaktı, şu olacaktı, reklam anlaşmamız, şuyumuz, buyumuz. Evet, ben bu konuda hala kendimi mahcup hissediyorum. Ha, şimdi olayın başka tarafına gelelim. Ben de %90 bu konuda sizinle hemfikirim. Ben de kendimi mağdur hissediyorum. Üzgünüm de ya, mahcup hissediyorum. Ama o da bunu atan yönetim kurulu üyesi değil. Kardeşi bak, bu mesaj atan. Şimdi burada da hani Sayın Acar Yıldırım. Bu mesajı atan Galatasaraylı Acar Yıldırım. Kardeşi olduğu için yayın devam ederken diyor ki bak bu şahısın konuşmalarından sonra program zora girer diyor. Size göre bahane, başkasına göre şey ama evet. Bunu da ifade etmekte fayda var. Ümit hocam. Dürüstçe bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyebilirim. Çok özür dilerim. Biz bence bu konuyu çok fazla uzatmayalım. Aziz Yıldırım. Bak ben hayatım boyunca olabildiğince insanlara mert davranmaya çalışan, az yalan söyleyen bir adam. Aziz Yıldırım bana salı sabahı dese ki veya çarşamba arayıp Fransa'dan veya Ahmet senin programa çıkacağım. Bu sana, kanalına, programına maddi ve manevi çok en şeyler kazandıracak ama Allah için söyle sen benim yerimde olursan çıkayım mı? Dese ben ona derim ki Aziz Başkan ne bana çık, ne Fenerbahçe TV'ye çık, ne de NTV'ye çık, ne de başka bir yere çık. Doğrudan Metris'e çık. Hayır, şunu söyleyeyim. Ya, öyle mi yani onu diyorum. Bakın beyler, 6 yıl hapis cezası kesinleşmiş, 2,5 yıl daha yatacak, yeni çocuğu olmuş bir adamın böyle bir olayda hukuki nedenlerle, siyasi nedenlerle verilmiş olan bir randevunun iptal edilmesinden dolayı bunu sorun yapan kendi adımıza şerefsizdir. Tabii canım bizim için insaniyidir bu iş. Bakın bir şey söyleyeyim. 60 yaşında bir insan. Feryadı figan ediyor. Ufacık çocuğu var. Camiye arkasında. Bırakın Beyaz TV, Siyah aynen. TV. Onun için ben bir camiye gelsin. Kesmeyin. Asla Fenerbahçe camiası. Hele hele Mahmut Uslu. Burada elçidir. En ufak bir şey toz kondurmam. Aziz Başkan da helal hoş olsun. Asla bunu verdiği sözden cayda olarak anlıyorum. Sence doğru mu yaptın? Doğru mu yaptın? Bir dakika. 2,5 yılda ha bugün ha yarın hapise girecek olan bir acı çekmiş bir adamın. Bu adam vatanı satmamış. Bu adam eroin satmamış. Tecavüzcülük yapmamış. Nihayet şike yapmış bu yüzden. Ya bir dakika çocuğu kesme. Zarar veriyorsun. Bir dakika zarar veriyorsun. Ben bak şunu söyleyeyim mi sana? Ben şu eyleme zarar veririm. Şu kişiye zarar veririm falan öyle düşünmem. Ben düşündüğümü söylerim. Aynen öyle abi. Ben düşündüğümü söylerim. Gelmemesi doğruyum diyorsun ya. Gelmemesi doğruyum diyorsun. Ben bunu söyleme hakkım yok. Sana mı soracağım ya? Ya inanamıyorum. Bizim programı kendi kendi adamı gelmemesi doğruyum diyor. Müsaade eder misin? Abicim bak. Biz mi kurtaracağız? Hayatta Az Yıldırım. Müsaade eder misin? Adam hakkında. Sen beni ya dinlemiyorsun ya da en ufak menfaatine dokulduğunda kirpi gibi bağırıyorsun. Müsaade edersen dinle de anlatayım. Ben kendi adıma, kanalım adına, Ahmet Şakar olarak, Beyaz TV olarak o programı yapmanın bana kazandıracağı 150 milyar liralık en az reklam geliri kanalıma, bana da bak 2,5 sene çatır çatır konuştuk,
Ama Aziz Başkan biz de yine program yaptığının getirdiği bir karışma var. Sana getirdi birse Aziz Yıldırım'a gelirdi. Sözümü keserse. Bak hakikaten bazen gıcık kapıyorum Rasim. Sözümü kesme. Burada önemli bir şey konuşuyoruz. Yani. Zaten Türkiye bu yüzden kaybetti. İnsanlar öz eleştiriyi yapıp karşı adamın da haklı olduğunu düşünememekten dolayı yaptı. Benim menfaatime birebir uygun Aziz Başkan'ın çarşamba akşamı çıkması. Ama Aziz Başkan'ın yerinde olsaydım ne Beyaz TV'ye, ne NTV'ye, ne Fenerbahçe hiçbir yere çıkmam. Genel. Çıktığın vakit kazanç yok. Bu dakikadan sonra Aziz Yıldırım'ı bekleyen sadece bir fayda var. Tekrar yargılanmanın, ona göre adil, bağımsız, tekrar yargılanmanın meclisten kanun olarak çıkıp yargılanması. Hocam, ne olacak oraya çıkacağız? Hocam, şey diyecek ki bana, hele hele bana böyle Ahmet Efendi konuşsa sen ben iki kat Ahmet Efendi olurum. Demeyecekti ki adam ya, nereden çıkartıyorsunuz? Benim fikirlerim yok. Bak yanlış olan şu, bugün Türkiye ne biliyor musun? Bugün insanlar bölünmüş siyasetçilerde. Siyasi yazarlar. Bunlar kötü, buna göre bunlar kötü. Hayır, ben de diyorum ki kötü değil ya. Ya niye konuşturmuyorsun beni be adam kardeşim, bırak özgür fikirlerimi söyleyeyim. Kanalı da eziyorsun. Aziz Başkan'ın. Aziz'i de eziyorum. Herkesi eziyorsun ya. Ben nerede kanalı eziyorum ya? Eziyorsun. Eziyorsun. Eziyorsan eziyorum. Senden mi hesap alacağım? Tamam, eziyorsan eziyorum. Dur Rasim, bitirsin. Bu kanalı ezmek mi? Hocam, bu benim kanalımın lehine olan bir şeydir. Ama Aziz Bey çıkmamakla kendi menfaatine uygun davranmıştır. Her kimse, önce ben, Aziz Başkan verdiği sözü tutmadı, bak şu oldu bu oldu filan diye bunu sorun yapan adam da insan halinden anlamayan bir şerefsizdir diyorum. Olay yaşanmıştır, kolay değil, 2,5 sene daha biz yatacak, canı sağ olsun diyorum. Hocam bunu ben de aynısını, aynı fikirdeyim. Ben, sen kim oluyorsun bana kanalıyı, ben de kanalıyı izleyeyim. Benim üzüntüm ne biliyor musun? Benim üzüntüm ne biliyor musun? Hiç bu sözün verilmemesi, çünkü ben Aziz Yıldırım'la, Ahmet Hoca'ya bir sempatisi vardır eskiden. Aziz Yıldırım'la Rasim'in yan yana yapacağı program güzel program olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım Rasim'le de yan yana gelmez. Gelmezdi. Ben hala kafamı kurcalıyorum. O an dendi. Ben işte nasıl dendi? Ben bunu hala şaşırdım. Ertesi gün lokantada öğlenleyin Şansal abiyle karşılaştım. Şansal büyük abi bana dedi ki o program iptal olur dedi. Ertem sana da söyledi değil mi? Evet. Sinan'a söylemiştim. Şansal abi öyle söyledi biliyor musun? Sinancığım dedi o program iptal olur dedi, olmaz dedi. Ben de aynı kanadayım dedim. Ben de aynı kanadayım dedim. Çünkü Aziz Yıldırım'la Rasim Ozan'ın yan yana gelip geleceğini ben Aziz Yıldırım'ın hiç düşünmedim. Nasıl kabul ettiğini düşünmedim. Kabul ettiğini kendisi. Hep şoktayım. Yani hala anlayamıyorum. Demek Aziz Yıldırım ha ben gelmesini isterdim. Neden isterdim? Hocayla Rasim'e bazı konuları anlatırdı. Hani çakardı derken lafı yani hayır ya. Hoca öyle değil bu böyle. Hayır hoca sen yanlış biliyorsun böyle. O zaman bir dakika falan veya neyse. Biz de anlatırdık. Ben bunu ben konuştum. İlhan Ekşioğlu'nu aradım. Tweetlerle ilgili aradım. İlhan Ekşioğlu kendine göre haklı. Yönetici arkadaşları da kendine göre haklıdır. Çıkmamakta. Yönetim kurulu kararı. Bunun yönetim kurulu. İlhan Ekşioğlu da tek başına İlhan Ekşioğlu değil. Öğrendim ben. Bütün devletteki şey var. Hiç önemli değil. Bir şey söyleyeyim. Bak İlhan Ekşioğlu'da nihayetli bir insan evladı. Tabii kendi kararıdı. Lan, cezaevine girmiş. Burada biraz sert yorumlar yapılmış. Ama haklı ama haksız sert yorumlar yapılmış. İnsan. Onun da haklı sebepleri vardır. Kendi penceremizden bakmayalım. Ama benim anlamadığım bir şey bu programının sözünü Mahmut Uslu nasıl verdi? Yani ya, nasıl verdiğini ben onu anlamıyorum. Hem de iki defa. İşte ben onu anlamıyorum. Benim anlamadığım konu. Onun dışında gelmemesi, program yapılmaması hiç önemli değil. Hiç zaten Beyaz TV'nin böyle bir programa da ihtiyacı var. Talebi de olmadı Beyaz Aziz TV. Yıldırım'ın da böyle ama benim bildiğim Aziz Yıldırım böyle bir söz verilmiş mi? Sen de gidip stüdyoya baktın mı? Yeri baktın mı? Değil. Neyse işte. Angaryan'dan gittik ama bir dakika arkadaşlar. Yarın sabah tekrar. Benim onların ikisine söyleyeceklerim var onların yüzüne. Onlarla ben konuşacağım. Onlar çok anlattılar televizyondan, ben de onları anlatacağım demesini ya isterdim. Neyse, bu konu geldi geçti abi, çok da fazla anlayıp konuştuk. Onlar hep toparlıyorlar. Evet, Ümit Özat son cümleleri söylesin. Ya Rasim konuştuk yeter artık. Yani şimdi bak burada bir sürü bant var yeter. Erdem korkuyor musun? Rasim. Neden korkacağım? Rasim bak konuşmalarına dikkat et. Korkuyor musun? Rasim bak bir saniye. Bu kadar önemli konu. Bir saniye. Rasim. Bu kadar önemli konu.
Söylenmesi ayrı bir de. Bak, İptali ayrı bir konu. İptali ayrı bir konu. Gassim. Söylenmesi ayrı. Arkadaşlar, o programı aşmış. Kimden konuşacağım ya? Hayır. Sen beni kimle karıştırıyorsun? Ne bileyim. Korkmak dediğim olay şu. Hayır. Bu konu fazla konuşulmasın mı dendi? Ağzından çıkanı Gassim. Bu konu fazla konuşulmasın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ya ben sana mı söylüyorum bunu? Kime söylüyorsun? Bana söylüyorsun. Kimden talimat alıyorum ben? Ertem, sana nasıl konuşuyorsun diye bir şey yok. Ne talimat ya? Konuşmana dikkat et. Ya Ertem. Gassim, bağırma. Ya Ertem, sen de kendine bağırma. Gel. Ben de ne bir şey soruyorum. Bağırma bana. Tamam, bağırma. Ben kimseden talimat falan almam. Bu programı... Bunu en iyi sen biliyorsun. Bunu en iyi sen biliyorsun. Ben kimden talimat alıyorum? Çocuklar sakin olun. Beni başkalarıyla karıştırıyor. Uyuz uzak, toparlar mısın? Sen başbakanına talimat alırsın. Bu güzel bir şey. Herkese talimat almak kötü bir şey mi? Çocuklar. Allah Allah. Talimat almam, talimat almam. Alacaksın, alırsın. Talimat aldım, almadım. Gassim, spor yeri gelirse ben başbakanımızdan da talimat almam. Ya, yeri gelirse. Tamam, yeri gelirse. Ben kimse de iyi kardeşim mesela. Evet, güzel. Hayır, olayı saptırabilirsiniz. Olayı, ben bu konuda bir daha bir zerre konuşmam. Konuşma lütfen. Spor medyası da alın hepinizi. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya Gassim. Adama öyle büyük haksızlık yaptınız ki. O da kendine yaptı ama. Hepiniz aslında bunu çok iyi biliyor. Bak şu adam var ya, hakikaten Aziz Yıldırım'ı seviyor. Bak ben bunu gördüm. Bak Ümit Özat var ya, kalpten seviyor biliyor musun? Niye var? Kalpten. Bağırınca aklına. Bir dakika ya, bir saniye ya. Gassim, baksana bir dakika. Gassim, baksana bir dakika. Ne üzülüyor. Gassim. Ama. Gassim, hala konuşuyorsun. Gassim, hala konuşuyorsun. Rica ediyorum. Şimdi ne var? Talimat üzerine, yok talimat alıyorsun. Ya talimat demedik kardeşim. Dedin. Sen internet internetsel show mu yapmak istiyorsun? Dedin. İnternetsel show mu yapmak istiyorsun sen? Ne yapmak istiyorsun siz ya? Aboneniz ne? Gassim, sen beni kimle karıştırıyorsun? Ya git abi, tamam kardeşim, tamam hadi. O zaman müsaade ederseniz. Gassim. Geçen sefer hafta o gitti, ben gideyim. Ne bak, bu programdan giden bir daha gelemez, onu söyleyeyim sana. Herkes için bir rast gez. Bu programda bana bak. Beyefendi gitti, ne yaptın? Beyefendi gitti, ne yaptın? Gitti, bir daha gelmedi. Bak, gitti, araba yakladı, gitti, ne yaptın? Beni dinler misin? Bu programdan gitmek isteyen kapı açık. İster gider, ister dönmez. Bu kadar basit. Ne haliniz varsa. Beni tehdit etme. Ben seni tehdit edeceğim Ertem. Ne tehdidi? Ya sen bir dakika, bir dakika, ya, bir dakika, Ahmet Hocam, bir dakika, Rasim, ne diyorsun sen ya? Bir tanıtım girer misin Ahmet? Bir tanıtım gir. Uzun tanıtımı gir. Ben suçsuzum. Niçin göz atmadınız bana? Evet, devam ediyoruz sevgili seyirciler. Kaptan toparlayacak Ümit Özat. Lütfen kimse kesmeden. Tamam, dakika evet, kimse kesmeyecek. Devam ben et. Söz programı sonuna kadar konuşmayabilirim yani. Devam et. Ya beyler, biz demokratik olduğunu düşündüğümüz bir ülkede yaşıyoruz değil mi? İnsanlar söz verebilir. Sözünü tutar, tutmaz. Gelmek ister, gelmeyebilir. Gelmeme bahanelerini sunabilir. Yani biz niye bunun tartışmasını yapıyoruz Ümitciğim, ki? Burada en altta kalan versin ki ondan benim derdine değilim. Ben o gün program olmadı. Karımla çocuklarımla vakit geçirdim, daha iyi oldu. Çünkü sonra ona gidecektim, şuydu buydu bir sürü dert. Hiç umurum değil. Allah belanı versin, umurum değil. Ben tek şey üzülüyorum.
Benim muhalif olduğum bir adam olabilir. Benim zihniyetine çok kızdığım bir adam olabilir. İşte Rüştü'nün bilmem nesi, bir sürü olay var geçmişte. Ama bir adama haksızlık yapılmış. O adama yapılmış haksızlığı ben çok iyi biliyorum. Bugün bazı şeyleri geriye döndüğüm zaman çok daha iyi anlıyorum. Tamam. Dosyanın içeriğini ben şu an dosyanın içeriğini konuşma vakti olduğunu o zaten söylüyorum. Bir dosyanın içeriği gayrimeşru şekilde oluşturulmuşsa o dosyanın içeriği konuşulmaz. Bu hala bir de bugün Trabzon'a bir şey söylüyor. Fenerbahçe'ye bir şey söylüyor. Galatasaray'a bir şey. Ya millet gülüyor. Bak millet dediğim ne biliyor musun? Aziz Yıldırım'ı içeri tıkanlar gülüyor şu an ya Aziz Yıldırım'ın haline. Ben ona üzülüyorum. Ondan öfkeleniyorum ha. Ya bu şuna benziyor. Ümit Özat'ı hırsızla diyelim girmiş evini soymuş soğana çevirmiş. Ondan sonra Ümit Özat'ın hırsızları yakalama imkanı doğmuş. Ümit Özat öyle bir şey yapmış ki buyurun ikinci evi de soyun demiş. Ben ona çıldırıyorum. Bak ona çıldırıyorum. Ya yoksa kendi adıma benim evim kaybedeceğim yok. Benim hiç umurum değil. Yasin ben karşılıklı konuşalım mı? Ama sen anlıyorsun beni demek anlıyorum. Seni. Ya kardeşim bu programın bir adam kendi ayağını kafasına sıkardı ya. Kim için söylüyorum en mahcup olan kanalıma karşı benim. Üzülüyoruz, üzüldüm yani. Olmasını ben canı gönülden isterdim. Bunu da Aziz Yıldırım için isterdim. Kesinlikle isterdim. Ama bak şimdi Rasim. Şimdi lütfen yani bir soru soracağım. Cevap ver ya da ben iki dakika bir şey anlatayım. Bakın beyler ben 38 yaşındayım. Bir çocuk babasıyım. Her zaman da söylüyorum. Bir terzinin oğluyum ben. Bugüne kadar Allah'a şükür boğazımdan bir lokma da haram lokma girmedi. Kimseye de hayatımda yalakalık yapmadım. Bugün ismi çok lazım değil. Bir tane şahıs. Milletvekili bana demiş ki Aziz Yıldırım yalakası amigo demiş. Bak. Başkan diyor ya ben Fenerbahçe için bekçi olurum. Ben Fenerbahçe için amigo da olurum. Yalaka da olurum. Ben Aziz Yıldırım 6 yıl herkes karşısında yanındayken ben karşısındaydım. En zor zamanda %99 ihtimalle 3 gün sonra hapis yatacak bir adamın yanında olmak yalakalık mıdır? İnsanlık mıdır? Önce bunu o milletvekili öğrenecek. Bu bir. Senin milletvekili olman insanlara böyle sıfatları yapıştırma hakkını sana vermez. Bu millet seni seçiyor. Bu bir. Daha da beni fazla konuşturma. Daha fazla konuşturma. İstediğin kanalda, istediğin yerde de sana gerektiği gibi cevap veririm. Ama çok sevdiğim bir kardeşime olan saygımdan dolayı da fazla da uzatmıyorum. Milletvekilisin, milletvekilliğini bil. Yoksa memleket kimin yalaka olduğunu, kimin inci vicdanı olduğunu iyi biliyor. Sana daha fazla konuşmuyorum. Şimdi şunu anlatayım. İnsanlar nankör nankör. İnsanlar duracağı yeri bilmiyor. İnsanlar dönem dönem bir her devrin adamı olmak var, bir de her devirde adam olmak diye bir şey vardır. Çok bu yargıya güveniyorsan kaldırırsın dokunulmazlığını. Bak Aziz Yıldırım'ın dokunulmazlığı yoktu. Aslan gibi uçaktan indi. 3 yıl yatmaya hapis yatmaya geldi. Sen de kaldır dokunulmazlığını. Heh. Onun için şimdi Aziz Bey'e gelince Aziz Bey'in bugün kendisine de söyledim. Başkanım dedim. Allah o günleri göstermesin. Karar tebliğ edilsin. Gideceğin gün gece 4'te de olsa bir kolunda Acar abi olur, bir kolunda ben olurum, ben beraber gelirim. Bir kere daha söylüyorum. Bana Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım lazım değil. Abi olacak, büyüğüm olacak Aziz Yıldırım lazım bana. Başkanlıktan sonraki Aziz Yıldırım lazım. Geçmişte Fenerbahçe'yi Ümit Uzat'ı getirip kaptan yapan, yaşadıklarımızı müsbet menfi, iyi güzel yaşadıklarımızın hatırına bana kardeşim diyecek Aziz Yıldırım lazım. Hiçbir beklentim de yok. Ne Fenerbahçe'de görev almaktan ne Aziz Bey'den. Ben onu benim bir abim gibi görüyorum. Ben de onun bir kardeşiyim. Ölene dek de denizde bir damlaysam gücüm yettiğince yanında olacağım. Ama şimdi Rasim'in hassasiyetini anlıyorum. Ama üzüldüğüm şu. Kendim için olmadığını biliyorsun. İnsanlar kalkıyor. İnsanlar kalkıyor. Hocam yanlış söylüyorsam inan yanlış siz de söyleyin. Kalkıyorlar. Başbakan'a kumpas kuruldu. Kuruldu evet. Peki başbakan'a yapan insanlar böyle bir şey varsa Aziz Yıldırım'a mı yapamayacak? Yani Aziz Yıldırım'a kumpas kurulduğu söylenince sen kimsin diyorsun da başbakan'a kuruldu. Aynı insanlar, aynı yetkili insanlar onlara niye söyleyemiyorsunuz kardeşim?
Bu çok tutarlı bir analiz. Nasıl yani? Sen Aziz Yıldırım muhalifi değilsin ki, sen vekilsin. Sen insansın. Yani bu böyle öyle bir şey ki, hani iğneyi kendine batır, çuvaldızı başkasına misal önce. Ya kardeşim, bu ülkenin en güçlü figürüne bunu yapan insanlar, Ahmet Çakar'a, Ümit Özatar, Ertem Şener'e, Aziz Yıldırım'a mı yapamayacaklar ya? Niye bu kadar yani? Ya bakın beyler, velev ki şike var, Allah kahretsin ya. Velev ki var. Biz herkes kadar temiziz lafı çok önemli bir laftır. Herkes bundan üst üzerine düşen Ümit, şikayetin olması da konu değil. Deli ya. Yani onu anlatıyorum. Mesela 17 Aralık'ta da, 17 Aralık'ta o kadar adam içinde muhakkak bir şeyler vardır. Yani %80'i uydurmadır, yani %20'si doğrudur. Bir şey değişmez ki. Oradaki kumpas operasyonu, yargıyı, polisi, polis ve yargı gücünü kumpas için, bir hedef için, yani önce içeri tıkalım, delilleri sonra toplarız mantığında topladığın deliller işte gerçek bile olsa bir kısmı butlandı. Söyleyeyim, yok bir katılmakla şunu söylüyorum bak, mesela. Orada şöyle bir olay var. Şimdi ben anladım, daha fazla şey ben alayım. Hayır, orada bir şey şöyle bir olay var. Geçmişte abi, biz bunu dedik. Aman ya arkadaş, geçmişte de insanlar hata yapmış olabilir, ama yanlış işte yapmış bu hatalarınız, bu yönlendirmeleriniz değil. Öyle değil. Aziz Yıldırım da adamın, Aziz Yıldırım hala içi, bugün hata yapıyor. Aynı şey değil. Geçmişi bırak. Rasim. Aziz Yıldırım kamuoyundaki hatayı bırak. Bugün de hata yapıyor. Rasim, sesimizi yükseltiyor. Bugün de yapıyor. Karşı. Hayır. O kamuoyu algısı. Bak, o kamuoyu algısı dediğin şey var ya senin. O kamuoyu algısı dediğin şey. Ümit, bir şey. Bugün bir adamın, Ümit, bence de içeride 3 yıl yapmasına sebep oluyor. Sen bunu 3 saatlik programda mı sileceksin? Ümit, hata da öyle değil. Bak Ümit, hata değil. O sen Ümit sen Ertem'i seviyorsun değil mi? Ertem seni seviyor. Yarın böyle bir şey olması tabii ki imkansız, ama Ertem'in sana kumpas kurduğunun kaydı geldi. Ortaya çıktı. Ya ben dün Ertem'i seviyordum, bugün de seveyim diyemezsin. Dersin ki ne oluyor kardeşim? O yeni bilgidir. Hata bile değil aslında, ben yanlış söyledim. Hata teşhis, gördüğün şeyi yanlış hata yapmak değil, yapmaktır. Öbürü bunu bilmemektir. Bunun kanıtlarının ortaya çıkmasıdır. Yoksa dediğim gibi orada Mahmut Uslu geçen hafta hala göreceğiz, baş şike olmadığını söyleyeceğiz. Ya kardeşim, geç onun şikesi, geldi oldu bitti. Bu da affedersiniz akıllı bir tavır değil. Sen ne yaparsın, hep Ahmet Çakar'da beni de, o fikrim değişmez, biz gördük. Ama konu o değil. Konu o değil. Anlatabiliyor muyum? Konu dosyanın nasıl oluşturulduğudur, nasıl yapıldığıdır. Ona odaklanmak lazımdı. Peki, ona odaklanırsa ben siyasi... hala bilmediklerim var. Sen Aziz siyasi... Yıldırım'a şunu koy konuşacak. Ben Aziz Yıldırım'a bir sürü şey öğrenecektim. O soruları en iyi ben sorardım ve ben ona sorarken o öğrenecekti. O ben öğrenecektim. Ben ona söylerken o bazı şeyleri öğrenecekti. Ve kamuoyu, tek Fenerbahçe camiası değil. Bak Ahmet Çakar diyor, Fenerbahçe camiası. Ya Fenerbahçe camiası değil. Şu an bire karşı 17 mantığıyla bakarsan Aziz Yıldırım'a çoğunlukla o zaman şike yaptı, içeri girsin mi diyecek. Ki diyordu uzun süre. Uzun süre havayı böyleydi. Kamuoyunun Galatasaraylısı, Trabzonlusu. Bak mesela Galatasaraylılar da, Trabzonlar, onlar diyor Galatasaray yanımızda. Değil kardeşim. 3-5 o taraftar değil. Keşke kardeşim bir kumpas varsa deyip Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursa hepsi yan yana gelebilse. Evet, hadi toparlayalım. Bu ortam nasıl oluşurdu? Bunlar konuşarak oluşurdu. Şu oldu, bu oldu değil. Anladın mı? Mesele burada ne oldu, ne bitti, şike var mı, yok mu, hangi maç falan değil. Burada Aziz Yıldırım niye hedef alındı? Atatürkçü olduğum için. Palavranın önünde giden. İşte böyle laflar ederse hala Fenerbahçe'nin o dar çevresine Atatürk'ün istismar ediyor. Öyle bakarsan sence niye hedef alındı? Galatasaray'da sence niye hedef alındı? İnan ihtimaller var kafamda. Net bir görüşüm yok. Net görüşüm onu söylerim. Aziz Yıldırım'la o olabilseydi benim düşüncem şu. Oradaki diyalojik konuşmada kesinlikle bu çıkacaktı. Ve dedi, ben Sinan Engin gibi olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben Aziz Yıldırım ne yaparsa yapsın gerçeğe odaklanacaktım. Bütün kafamda olay oydu. Çünkü burada hakikat. Bir kere Atatürkçülük falan filan değil. Öyle olsa mesela Galatasaray kulübü de ne diyorlar? Galatasaray'da bu şeyin projesi. İşte bu aynı ekibin projesi. Ya Galatasaray'da %98'i 99'u Atatürkçüdür. CHP'lidir. Galatasaray'da böyle bir muhafazakar falan yoktur. Yani konu o değil. O ama eğer dar kadroya, kongre üyelerine hala şov yapmayı düşünüyorsa yapar. Ama kamuoyunu etkilemez. Halbuki şu an Fenerbahçe'ye anti Fener'im diyen Türkiye'de çok insan var.
Bak böyle bu algıdan ötürü. Ya, bu Aziz Yıldırım tamam kendinden nefret edenleri de. Haftada 3 gün program yapıyorsun. Birini de yaptı. Hani bunu da bizim söz hakkı varsın. Haklısın. Bir şey demiyorum işte da. Yani. Hani orada da konuşsan. Yani bir tanesini bulan yer o zaman. Hadi bunları Ümit Hocam. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Rasim ben neyi üzülüyorum? Rasim daha cevap verme bunun üzerine. Çünkü VTR'e gireceğim. Ben hakikaten üzülüyorum. Ümit Hocam bitirsin. Üzülüyorum tabii abi. Hayır. Tamam. Şimdi sevgili seyirciler. Sürekli olarak teaser girdik. Altyazılarımız vardı konuyla ilgili. Birazdan yine çeşitli tanıtımlarla gelecek ama. Şimdi Ethem Şener hiç kimseden direktif falan almaz. Bakın bunu yanlış anlamayın. Ben öyle bir şey söylemedim. Fakat konu siyasi olduğu için Ertem de bu programı siyasileştirmek istemediği için ondan mı siyasete girmekten mi korkuyorsun anlamında söyledim ben. O da yanlış anladı. Bana haksızlık etti. Ama Ertem Şener aleyhine de bir şey yaparsanız biz onunla kavga ederiz. Burada bir yumruk yumruğa bile girebiliriz. Ama Ertem Şener aleyhine bunu kullanıp kampanya açmaya kalkarsanız da çok kötü şeyler olur. Bunu söyleyeyim tüm spor medyasında. Çünkü zaten aldınız hedefinizi Ertem Şener'i. Şunu söylüyorum. Siyasete girmeyelim diye bence onu yaptın sen. Ama konu öyle ki Ertem'ciğim. Bazen bunları da konuşmamız lazım. Çünkü Wall Street Journal, Aziz Yıldırım'la spor yüzünden söyleşi yapmadı. Rasim sen zaten konuşman gerektiğini konuştun. Sana zaten söz gelecek. Şimdi bak bir Yemen Ekşioğlu röportajı girecek. Onun üzerine de yorum yapacaksın. O röportaj üzerine yani keselim bantlarımız var. Daha çok konuşulacak konu var. Bu konuyla ilgili çok konuşulacak konu var. Hepsini bir anda bütün mermilerini bir anda atarsan. Acaba kimi Fenerbahçe yöneticileri paralel yapıdan talimat mı aldı da kimi işler yaptı? Paralel yapı siz farkında olmadan Fenerbahçe'nin içine girdi mi acaba Aziz Yıldırım? Birazdan bunları söyleyeceğim. Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında evet yönetmenim uyarıyor. Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç ve Sayın Uğur Dündar üçünün bir diyaloğu var. Bir zarf meselesi var. O zarf ne? İçinde neler var? Yorumcularımıza soracağız ama önce o VTR'imizi bir izleyelim. Söz Beyaz Futbol yorumcularının bir zarf var. Divan Kurulu toplantısı sonrasında Sayın Başkan Aziz Yıldırım, Sayın Uğur Dündar ve Sayın Ali Koç bir aradalar. Sayın Aziz Yıldırım otururken bir zarf veriyor Sayın Uğur Dündar'a. Ve kameraman arkadaşımız Sahip de bu görüntüyü çekiyor. Hatta detayları iyi yakaladınız diye yılların gazetecisi Uğur Dündar burada kameraman arkadaşımızı kendi usulüyle, vücut diliyle tebrik ediyor. Ahmet Hocam. Sizce evet. Bu zarfta ne var? Bilemiyorum, kimsenin de günahına girmem ama en uç şeyler de olabilir. Çok masum bir şey de olabilir. Yani çünkü Uğur Dündar deyip geçmeyin. Uğur Dündar ben kendimi bildim bile Türkiye'de çok önemli bir haberciydi. Şimdi de özellikle hükümete, cemaate, mevcut duruma. Hükümete evet, cemaate hayır. Ama cemaate de var canım yani. Pek. Şu anda halk gibi Türkiye'de yapıyorum. En muhalif televizyon kanalının en önemli doğru. Yıldızı desek. Doğru. En abisi, doğru. En yaşlı abisi, doğru. En kıdemli abisi doğru. Desek. Aynı zamanda Sözcü Gazetesi'ni. Tabii. Ama Sözcü Gazetesi aynı zamanda hükümet muhalifidir fakat paralel yapılan şey. Senin kadar ben bu detayları bilmiyorum. Ben çok üstün körü bakıyorum. Şu anda hükümete muhalefet yapan kanallardan biri olan Halk TV'nin en önemli ekran yüzü. Yanlış söylüyorsam düzelt. %100. Efendim Sözcü Gazetesi'nde de bir yazar. Yazar, cemaate hiç dokunmaz. Şimdi, öyle bir yazardır. Şimdi
bunu Aziz Başkan'ın Uğur Dündar'a bu zarfı orada herkesin içinde vermesi bir çok basit bir davetiye de olabilir. Çok basit bir şey de olabilir. Çok marjinal, çok radikal bir gizli belge de olabilir. Üç, en önemlisi kontr istihbarat da olabilir. Yani içinde evet, hiçbir şey olmaz. Bu zarf Uğur Dündar'a verilir. Böylelikle toplumda birilerine, bu siyasetçi olabilir, medya patronu olabilir, ekonomik olarak iş adamı evet, olabilir, cemaat olabilir, fark etmez. Kim olursa olsun. Bunlara hiçbir şey olmadığı halde bak Uğur Dündar gibi çok önemli muhalif bir duayene çok önemli bir belge verdim. İmajıdır, halbuki o zarfın içinde hiçbir şey de olmayabilir. Hangisidir derseniz yorum yapamam. Hakikaten çok flu bir ortam ama Ümit ben biliyorum ne içinde olduğunu dedi. Biliyorum, doğru mu kardeşim? Şey, ben konuşmayacağız Yıldırım'la. Çok önemli bir şey olduğunu biliyorum. Ümit de ben tabii konuşmadım. Sonra çok önemli bir şey olamaz. Yani Aziz Yıldırım'ın yani devlet sırrı veya öyle bir şey olacak ya bir şey olmaz. Da böyle bir, evet, kimse yani, orada olmaz. Orada mı verir yani? Evet, bir ikincisi yani böyle bir siyasi bir obje falan filan öyle bir şeylerle falan iş olmaz Aziz Yıldırım'ın. Yani dolayısıyla bu bilmem Ümit herhalde Uğur Bey'le mi konuştuğunu herhalde Ümit. Şimdi ben tabii Avustralya'da geç uyuduğum için buradan gidiyorum. Avustralya'da açık var bitti. Oradan NBA maçlarını falan izliyoruz. Geç uyuyorum. Dolayısıyla geç kalkıyorum. Sabah kalktım Uğur abi aramış. Kendisine söyledim Uğur abi söyleyebilir miyim dedim yani. Tabii dedi ne demek dedi. Bu zarfın içinde hiçbir şey yok. Bu zarfın içerisinde Başbakan'ın 1996 yılında belediye başkanı ki hatta onu okudu. Başkan yani, okudu ya. Okudu zaten. Başkan okudu ya. Fenerbahçe'yle ilgili yaptı konuşma mı? Kongrede okumuştu ya. Evet evet o. O varmış. Başka hiçbir şey yok. Yani o da onunla ilgili bir yazı yazacakmış galiba. Bunun olduğunu söyledi. Ya, yani gizli bir şey. Zaten hem başkan orada bunu okudu dile getirdi. Bir ara Uğur Dündar'a çıkacağı da söylendi Aziz Yıldırım. Yok yok hiçbir yere evet, çıkmıyor abi. Hiçbir yere çıkmıyor. Orada günah alıyor. Ya tabii ki karar kendi kararıdır. Ya bu iş süre içerisinde en mağdur Aziz Yıldırım'dır. En canı yanan Aziz Yıldırım'dır. Yöneticiler bile değildir. Sevinci herkes beraber yaşar. Üzüntü bir de Aziz Yıldırım, Acar Yıldırım ve eşi çocukları yaşar kardeşim. Orada bir sürü o dosyada garnitür diye konmuş adam da var. Onların da hakkını savunmak lazım. Onu da söyleyeyim bak. Yani esas biz onların birinin hakkını yediysek onların hakkını yedik. Yani orada garnitür diye konmuş adamlar var. Yani bu dosyanın içinde Aziz Yıldırım telef olduğu için. Evet. İşte başkanın divan kongresinde yapmış olduğu şey yani. Divan toplantısında yapmış olduğu konuşmanın abi, içeriği. Alabilir miyim demiş. Tabii orada da bu iletişimle ilgili arkadaşa demişler ki hemen bir dosya yap getir demişler. O yani yoksa gizli işler burada böyle bir şey yapabilir mi? Yani tabii her şeyi başkandan bildikleri için adam elini uzatsa niye uzattı diyorlar. Sürse niye işte diyorlar. Her şey var. Ümitciğim Aziz Yıldırım'la konuşuyorsun. İnşallah girebildiği kadar geç girer. Yani kimsenin hapse girmesi girmez. Ama şunu söyleyeyim. Kendisine konuştuğunda etrafında paralel yapıyla ilişkili olan hatta paralel yapıyla anlaşmış, uzlaşmış ve o uzlaşmalar bağlamında talimat alan adamlar olup olmadığına dikkat etsin. Kendini içeri tıkanlardan talimat alan yahut Aziz Yıldırım'ı içeri tıkanlarla kanka olan, hoşbeş olan, altakke verküllah olan anlaşmalar yapmış kişilere dikkat etsin. O kişiler Aziz Yıldırım'ı düşünüyoruz, Aziz Başkanım, Aziz Başkanım diye işte esas yalak onlardır. Çünkü bir insan severek yanında olan yalaka değildir, seviyordur. Esas yalaka inanmadığı halde yalakalık yapıp kendini kurtarmak için Aziz Yıldırım'ı satanlardır. Aziz Yıldırım paralel yapıdan talimat alanlar etrafında mı dikkat etsin? Sonra hapishanede bulunanı fark edip ah diye kafasını tamam, vurur. Tamam aynı şeyleri evet, söylüyoruz. Hadi, tamam. Yok bu arada bunu ilk defa söyledim. Yine divan var çünkü Ümit ne olduğunu biliyor. Hadi. Divan kurulu toplantısı sonrasında Sayın Aziz Yıldırım kapıdan çıkıyor. Kapıdan çıkarken kapıda gazeteci arkadaşlarımız var. Ve sonrasında ne oluyor? Onunla ilgili bir görüntümüz var. Onu izleyelim sonrasında yine dönelim. Lan yalancı gazeteciler. Yalancı gazeteciler.
Sözüm nasıl devam ediyorsunuz? Neden onu söylediğini biliyor musunuz? Oradan hem çok esprili, keyifli şimdi. Oradan bak çıkarken çok keyifli Aziz Bey. Oradan bir espri yaptı. Neden biliyor musun? Çünkü ne yazıldı? Fransa'dayken geldi, gelmeyecek, kaçacak, gidecek falan filan. Bir takım yazılar yazdığı için gayet normal. Yani herkesin söyleyebileceği biraz, yani bu esprili bir anlamda bunu söyledi. Yani tamamıyla bu. Yani makara tamamıyla yapıyoruz. Makara ya, makara tamamıyla bu. Yalancı gazeteciler. Çocukların yüzü orada kim? Orada aslında da yani yazanlar da yani şey değil. Ya muhabir çocuklar, işte kameraman falan, yani öyle köşe yazarı babalar falan da değil yani, bunları yazanlar öyle büyüklerdi. Dolayısıyla orada bir espri yapmıştır Aziz Bey. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, Ahmet abi senin yorumun? Aynı şekilde, yani bu fazla önemsenecek bir şey değil. Bence önemsenecek olan şey, o gün başka televizyon kanallarında izlediğim Aziz Yıldırım'ın şu lafı bana çok dokunuyor. Bak açık konuşayım. Hiçbir şey dokunmuyor. Hiçbir şey dokunmuyor. Yalancı gazeteci. Doğru. Ya gazetecilerin bir kısmı yalancıdır. Biz de hayatımızda zaman zaman programlarda yalan söylemişizdir. Yalan haber yapılır. Dünyanın her yerinde yapılır. Ayrıca onu bir stajlı şey bahsediyor onu. Stajlı diyorum. Bir sövme anlamı değil. Neşesi yerinde, mutluluk. Keyif üzerinden yük kalkmış. Ne haber? Ulan demeye getiriyor. Yani ulan Arda demeye getiriyor. Adam kötü anlamda aynen söylemiyor bunu. Aynen hocam. Bak bir tek laf bana koyuyor. Bu Atatürkçülük bu kadar ucuz mu? Heh, bravo. Bak ben 51 yaşındayım. Benim ilkokulum, lise yıllarımda bize Atatürkçülüğü gerçek anlamda, madrabaz Atatürkçülüğü gerçek anlamda Atatürkçülüğün ne olduğunu o zamanki öğretmenlerimiz çok iyi öğretti. Hocam, tamam, şimdi bir şey rica edebilir miyim? Önce bir o zaman o konuyla ilgili bir şey söyleyelim. Ha, o konu gelecek, tamam. Tamam, ben gelmeyecek diye düşündüğüm için. İsterseniz yalancı şeyi bir söyleyelim, ondan sonra söyle. Hocam yorum yapsın. Söyle. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Burada makara yapmıştır, şeydir. Fakat Aziz Yıldırım burada şunu unutmaması lazım. Şimdi bu bir algılar savaşıdır. Aslında siyasi diyoruz ama siyasetten ziyade bir operasyonel bir süreç var. Aziz Yıldırım operasyon yapılmış. Ondan sonra bazı şeyler bulunmuş. Sportif anlamda onun süreci farklıdır. O süreç bence değişmez. Ama ceza anlamında ne olur onu bilmiyoruz. Fakat burada algılar savaşı çok önemlidir. Bir toplumda mesela 17 Aralık'ta ne oldu? Bir operasyon yapılmak istendi. Fakat bu algı savaşını Recep Tayyip Erdoğan aldı. Gerçekleri mitinglerde aykırdı ve bu algı savaşını dönüştürdü. Bugün en muhalifler bile kabul ediyor ki bu algı savaşı Tayyip Erdoğan dönüştürmüştür içeride diye. Ha, dışarıda da başkaları dönüştürdü, onu da söyleyeyim. Yani bugün Brüksel'de, Washington'da da havayı farklı yöne döndürdüler. Ama 81 vilayet Türkiye'de hava bu. Ve Türkiye'deki havadır doğru şey olan da. Esas olan Türkiye'yi Türkiye yönetir. Dışarısı değil. Dışarıdan medet umanlara buradan söyleyelim. Ama burada Aziz Yıldırım da algı savaşını Fenerbahçe bağlamında doğru yürütmüştür. Ne yapmıştır? İşte Atatürkçülük, Atatürk için yaptı. Fenerbahçe Kongresi de gene %90 CHP tandanslı insanlar. Ve herkes Atatürkçü zaten. Ve orada onun üzerinde kurgulayınca Fenerbahçe'yi önüne koyunca, kimileri Fenerbahçe'yi kalkan yaptılar, kimileri Fenerbahçe'yle beraber yürüdüler. Bu dar anlamda doğrudur. E peki Türkiye 75 milyon Aziz Yıldırım. O anlamda algı savaşı ne durumda? Eğer bu süreç olmasaydı, son yaşananlar, o algı savaşını da Aziz Yıldırım Türkiye genelinde kaybetmişti, açık söyleyeyim. Şu an sadece Fenerbahçe, Kadıköy'deki Fenerbahçeliler bazında değil, 70 milyon bazında bu algının değişmesi söz konusu olabilirdi. Aziz Yıldırım bu fırsatı göremedi. Dar çevresine sıkıştı. Fenerbahçe Kongre üyesi, üyeleri ve Fenerbahçe'nin o Kalantor camiası parantezine sıkıştı. Evet, orada kazandı. Ama o dar bir camia. Türkiye'dir. Karar verecek olan Türkiye'dir. Ve öyle bir noktaya getirirsin ki, hadi bakalım şimdi Recep Tayyip Erdoğan operasyon yapsınlar. Yapamazlar. Millet yanındaysa mahkemeler de Türk milleti adına hareket etmek zorundadır. Karar verecek olan millettir. Millet yönetecek Türkiye'yi, kararı her noktada verecek olan millettir. Polis teşkilatı da, silahlı kuvvetler teşkilatı da, yargıda, MİT'te hiçbir kuvvet millete rağmen hareket edemez. Bir adamla ilgili de. Bir adamla ilgili ne dersen de toplumun %90'ı evet, o adam hapse giremez diyorsa kimse millete direnemez. İşte o algıda büyük bir hayati bir hata yaparak
Belki de etrafındaki paralel yapıdan talimat alan insanların kendisine kurduğu oyunu fark etmeyerek Aziz Yıldırım. Paralel yapının ekmeğine yağ sürdünüz Aziz Yıldırım. Paralel yapıyı mutlu ettiniz. Sizi içeri tıkanları mutlu ettiniz. Tebrik ediyorum. Diyecek bir şeyim yok. Sevgili seyirciler, şimdi biraz önce Ahmet Hoca'nın söylemiş olduğu Sayın Aziz Yıldırım'ın Atatürk'le ilgili olarak konuşmasını, Cumhuriyet'le ilgili olarak konuşmasını Divan Kurulu'nda o bölümü aldık, sizler için derledik. Bir kez daha izleyelim, sonrasında değerlendirmemizi yapalım. Aslında bugün konuşma yapmayacaktım. Herkes konuşacak, konuşacak diyordu. Çünkü ben veda etmiyorum, ben buradayım. Onun için bugün bu konuşmayı da yapmayacaktım. Göreceğiz, hepimiz yaşayacağız, göreceğiz. Biz hep başından beri söylediğimiz tek şey var. Biz şikaye yapmadık. Biz siyasi bir olayın içerisindeyiz. Ve bu siyasi olayın nereye geldiğini, Türkiye'de nereye geldiğimizi hepimiz görüyoruz. Fenerbahçeli ve Aziz Yıldırım'ın bir tek farklılığı her zaman Cumhuriyet'in, demokrasinin, layıklığın yanında oldu. Fenerbahçe Atatürk'ün kulübüdür. Fenerbahçe Türkiye'nin zor günlerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacak son kaledir ve bu kalede hiçbir zaman yıkılmayacaktır. Bunu herkes görebilsin. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra bu dava, evet, Yargıtay'da ceza verilerek belli bir noktaya gelmiştir. Suçluyuz. Tek suçumuz var, Atatürkçü olmak. Onun dışında bir suçum yoktu. Bunu herkes bilsin, inansın. Belki bu operasyon başladığı günde Fenerbahçelilerin %50'si de ya başkan böyle söylüyor ama acaba yaptılar mı, bir şey oldu mu diye düşünebilirler. Aslında bu yapılanlar da hayır biliyorum ben. Ama bugün gelinen noktada inanıyorum ki %100 Fenerbahçelilerin, kamu vicdanı olan tüm insanların artık bunun bir şike davası olmadığını açıkça görüyorlardır. Hepimiz hür iradeleriyle kendi düşüncelerimiz doğrultusunda hareket ederek buranın, Türkiye'nin tek cumhuriyeti olduğunu kabul etmek ve bunu uygulamak için, bunun mücadelesini yaparak iktidarda olması için hepimiz gerekirse canımızı verme pahasına torunlarımızın, çocuklarımızın geleceği için yapmalıyız. Ve ben yapacağım. Türkiye'de tek cumhuriyet vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olur. Onun dışında herhangi bir hükümet veya paralel devlet veya başka bir şey olamaz. Bu yanlıştır. O zaman Türkiye Cumhuriyeti çöker. Bunun çökmesine de bizler ve şahsım ve sizler müsaade etmezsiniz. Evet hocam, bahsettiğiniz konuşma bu konuşmaydı. Şimdi tamam. Şunun deme hakkı var. Bu bir şike davası değil. Bunun deme hakkı var. Özellikle 17 Aralık'tan sonra Türkiye'de Sayın Başbakan ve arkadaşlar herkesin dillendirdiği bir paralel yapı var. Tabii. Bak, %100 vardır diyemem. Çünkü ben bu işleri bilemiyorum. Rasim kadar da iddialı konuşuyor. Ama manidar bazı zamanlamalar olduğu konusunda mantığım emrediyor. Manidar zamanlamalar. Senin peki, yani miden bulanıyor. Hayır, manidar zamanlamalar konusunda ne oluyor diyebiliyorum. Fakat şunu söyleyemem. Az Yıldırım'ın söylediği birçok şeyin altına imza atıyorum. Tek suçumuz Atatürkçülük olma lafı bana göre ciddi anlamda beni üzüyor. Bak, bize Atatürkçülüğü nasıl oluyor? Atatürkçülüğü bize ilkokulda İstanbul Erkeksiz'de öğretmenlerimiz... Bir de hocam, Atatürk'ün tek kulübü Fenerbahçe'dir ya. Bir şöyle öğretmediler. Atatürkçüyüm demekle Atatürkçülük olunmaz. Elinde bayrak taşımakla, ben layığım demekle, içki içmekle, efendim namaza gitmemekle... Ben Atatürkçüyüm olmaz. Şimdi bazıları bunu kullanıyor. Gerçek Atatürkçü nedir biliyor musunuz? Ne o cemaate, ne buraya. Ne o partiye, ne şu dini görüşe veya dünya görüşüne. Yönelik olmayan bir memur yapılanması. Yani mahkemesi, polisi, doktoru, öğretmeni, sağcı da olabilir, solcu da. Ama demokrasinin emrinde. Hilafet de düşünebilir, ateist de olabilir. Cemaat mensubu da olabilir, komünist de olabilir. Fark etmez. Bütün icraatını, eğitimse öğretmen eğitimini, hakimse kararını, doktorsa hasta muayenesini kurallara ve rahmani ölçülere göre verecek. İki, bu ülkeye vazifelerini birebir yerine getireceksin. Şimdi Aziz Yıldırım ve onu çok sevenler bana kızıyor ama benim dilimin kemiği yoktur. Ben düşündüğümü söylerim.
bir insan Atatürkçüyüm dediğinde önce bu memleketi olan Atatürk'ün mesleği olan Atatürk bir askerdir. Sonra siyasetçi olur. Atatürk 15 yaşında askeri okula girmiş. 45 yaşında 40 yaşına kadar askerdi. Cephelerde. Savaşlarda. Askerden kaçmak için sakat sokat işlere girmeyeceksin. Anadolu'da gideceksin. 2 sene, 3 sene, 5 sene görev neyse onları yapacaksın. Ha, bunları yaptığım için söylüyorum ha, yanlış anlamayın. Anadolu'nun şeyinde dağlarında çalışacaksın. Öğretmensen, doktorsan, savcıysan, şuysan, buysan. Özel sektördeysen vergi kaçırmayacaksın. Sporcuysan bu ülkenin bayrağını daha yukarılara çalışmak için doping yapmadan aslanlar gibi çalışacaksın. Benim anladığım Atatürkçülük bu. Yoksa ben Atatürkçüyüm de bu ülkeyi soy. Şuna da karşıyım. Ben dindarım deyip bu ülkeyi soyanlara da karşıyım. Kimseye söz meclisten dışarı. Benim için Atatürkçü deyip, dindar deyip, ateist deyip, solcu deyip, sağcı deyip bu ülkeyi 70 senedir soyan tüm insanlara karşıyım. Atatürkçülük böyle olmaz. Atatürkçü bütün görevini harfiyen objektif yapacaksın. Ülkeye vecibelerini dört dörtlük yerine getireceksin. Ondan sonra ben Atatürkçü'ye ineceksin. Bana bu laf çok batıyor. Kimse de kusura bakmasın kardeşim. Yanlış mı söylüyorum? Aynen doğru söylüyorsun hocam. Şimdi bak yani nasıl bunu göremiyor inanan bilmiyorum. Çünkü ben Aziz Yıldırım'ın yani 15 sene Fenerbahçe'nin başında kalmış. Bu konularda bir stratejik zekası olması gerektiğini düşünüyorum. Tamam orada yani kendi kendilerine olan ortamda bunu yapabilirler. Bunun içinde Türkçe'de bir söz vardır. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Şu an konu o değil. Sonra bakın Aziz Yıldırım öyle bir şey yapıyor ki. Bu söylemlerden rahatsız olacak, irrite olacak çok insan da var. Atatürk sevmediklerinden falan değil. Bu söylem çok tükendiğinden tek suçumuz Atatürkçü olmak. Yani bunu Türkiye'de maalesef geçmişte bir sürü her türlü nane yiyenler, her türlü cinayeti işleyenler de yapıp Atatürk istismar ettikleri için bu söylemden Türk milletinin %70'i nefret ediyor. Bunu açık söyleyeyim. Nefret ediyor. Bu söylemden yani aman tek suçum Atatürkçü olmak. Ben her şeyi Atatürk için yaptım. Evet. Atatürk'ü yoksa Atatürk'ü herkes sever. Ama bu söylem bakın Türkiye'de silahlı kuvvetlerin neredeyse binlerce personeli yargılandı. Bunların önemli bir kısmının haksız olduğu da bugün çıkıyor. Haklı olanlar da var ama haksız olanlar da var. Askeri casusluk davası ki baştan sona paralı olanlar var. 357 tane sanığı haksız yere içeri attılar. Tam bir kumpas. Fakat ona rağmen kamuoyundan hiç tepki gelmedi biliyor musunuz? Çok yani o tabii %20'lik kesim yaptı ama kamuoyunun çoğunluğu bu davaları destekler. Niye? Bu söylemden nefret ettikleri için. Bu söylem aman rahatsız etti onları. Ya aman bunlar yine bir şey yap. Ama şimdi mesele bakın bunu çok akıllı yapan bir adam var Türkiye'de. Genelkurmay Başkanımız Necdet Özel. Necdet Özel asla ideolojik söyleme girmeden, asla Atatürk'ün arkasına saklanmadan yapılan haksızlıkları hep söyledi. Ve birçok noktada da devletin bütününü ikna etti ve çok etkili oldu. Necdet Özel'e bazı ulusalcılar falan laf ediyor. Halbuki o içeride yatan subaylara, generallere en büyük yararı şu an Genelkurmay Başkanı Necdet Özel sağlamıştır. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da olayı bu dar ideolojik kapsamdan, eski Türkiye söyleminden, Atatürk'ün istismarından çıkartıp arkadaşlar bize haksızlık yapıldı. Ben hedefe kondum. Yani ne sebeple olursa olsun ben hedefe kondum. Benim içeri atılmama karar verildi. Arkasından deliller toplandı. Bu doğru mudur? Hak mıdır? Dese. İşte bu adalete, hakkaniyete uygun mudur? Dese. İnsanların doğrudan vicdanlarına seslense. Müslümanın, Hristiyanın, Yahudinin, inanmayanın hepsinin. Çünkü herkes de vicdan, adalet, hakkaniyet önemlidir. Ben bugün ne diyorum? Aziz Yıldırım zihniyetinden nefret ediyorum. Aziz Yıldırım'ın muhalifiyim ama muhalifi olduğum adama da haksızlık yapıldığında karşı çıkmak zorundayım. Bu bir vicdan borcudur. Onlar mücadele devam eder. O ayrı. Bunu Türkiye'de bir şöyle algılar vardır. Aziz Yıldırım'dan yana mısın, karşı mısın? Değil, karşıyım. Yani karşıysan da adama haksızlık yapıldı, karşı çıkacaksın. Ben Bülent Ecevit çizgisi hiçbir zaman doğru bulmadım. Ama Ecevit'i hastanede öldürmeye kalktılar. O gün çıldırdım. Anlatabiliyor muyum? Mesele budur. İlla Ecevitçi olman gerekmez ki Bülent Ecevit'e darbe yapılmak istendiğinde. İlla Tayyip Erdoğan'cı olman gerekmez Tayyip Erdoğan'a darbe yapılmak istendiğinde. Türkiye haksızlık nereden gelirse gelsin, zulüm nereden gelirse gelsin, zalime karşı mazlumun yanında olalım dediği gün kurtulur.
Ama Aziz Yıldırım Galatasaray camiasından da. Bak mesela Galatasaray camiasında bu paralel yapıdan nefret eden insanlar var. Ama Aziz Yıldırım konusunda açsınlar içeri. Böyle şey olur mu kardeşim? Ama Fenerbahçe'de lüzumsuz yere esas siz şikecisiniz. Esas Galatasaray kirlidir. Kırmızı bilmem Ahmut Uslu abuk subuk açıklamalar yapmış. Akılsızca açıklamalar. Ya kardeşim bu eksene oturt. Bu eksene oturt. Bütün insanları haksızlığa karşı çıkan Atatürkçü olmayanları da Atatürkçü değilim diyen Türkiye'de milyonlarca insan var. Onları da al yanına. Milliyetçileri evet. de al, liberalleri de al, komünistleri de al, sosyalistleri de al. Mühim olan çünkü burada ideoloji değil. Aziz Yıldırım'a bu aklı kim veriyorsa benim iddiam da şu arkadaş. Aziz Yıldırım kesinlikle diyor ya toplansınlar Kadıköy'de paralel yapıyla ilişki olan kim arkadaş desin. Ordundara da kim? Sorsun. Kim? Onu ben söyleyemem. Ya söyle be baba madem bu böyle söylüyorsun. Aa bu bir sen söyle. Sen şimdi bazı şeyleri isim vererek söyleyebilir misin? Çünkü bilirsin bilir, bazı şeyleri. Söyledim söyledim. Bilir, hayır. Bir dakika söyledim daha şimdi. Hayır. Bilirsin bazı şeyleri ama kanıtı sen yok. Sen şunu mu kastediyorsun? Ha, şimdi ne demek istediğini anladım. Ha şuna. O akşam Beyaz TV'ye çıkmasını senin lafına göre paralel yapıya yakın arkadaşların baskısıyla engellendi. Çünkü bize çıksaydı paralel yapıya çok fazla eleştiri getirecek miydi mantığıyla söylüyorsun. Şöyle. O da bir doğru mantık ama şu an şu kanaatteyim. Şimdi bu süreç içinde kendini kurtarmak için paralel yapıya işbirliği yapan, paralel yapı ne derse emrinizdeyim diyen, hatta 10 milyonlarca doları bunun için açan Aziz Yıldırım bunları bilir. Aziz Yıldırım biliyor. Kişiler oldu. Sonra Aziz Yıldırım'ın bilmediği kişiler de oldu. Mesela demin ne dedin? Uğur Dündar. Uğur Dündar'ın şahsında değil. Uğur Dündar'ın şahsında ne yaptığını ne dediğini bilmem. Ama Sözcü Gazetesi ile ilgili yazılanlar, çizilenler ortadadır. Sözcü Gazetesi hükümete vurur. Özellikle Tayyip Erdoğan'a yüz vurur. Öbür tarafa göstermelik bir vurur şöyle. Göstermelik geçer gider. Bunu zaten çok yazıldı bu. Yani Atatürkçüler, Kemalistler için de bu çok yazıldı. O gazetenin. Ama şunu da söyleyeyim. O gazetenin sahibi Ertuğrul Akbay da bizim İnan Aysal'ın kankasıdır. Yani Atatürkçü olmaksa mesela. Ama İnan Aysal'ın kankasıdır. Ertuğrul Akbay hayatın en yakın arkadaşıdır. Ve o Ali evet, Aysal'ın içinde bir sürü hata yapıyor. Buradaki konu şu. Son cümle lütfen. Buradaki konu şu. Gizlenmiş, gölgelenmiş, öyle gözükmeyen ama aslında gizli gizli paralel yapıya çalışan ve Aziz Yıldırım'ı İçeri tıkmaya çalışan adamlara dikkat etsin. Şu an onları yiyor. Afiyetle yiyor. Ve kim kendine kumpas kuruyor? Bunlara dikkat etsin. Kimler kuruyor dikkat etsin. Ve İlhan Ekşioğlu da akıllı olsun. İlhan Ekşioğlu da kendini bir tartsın. Tartsın. Ne yaptım ben? Ne ettim ben? Yakında içeri giriyorum. Kendimi içeri tıkacak bu olanlara bir bantımız yani var. Bir anlaşmalar. Sayın Yemen Ekşioğlu biliyorsun akrabası. Sayın İlhan Ekşioğlu'nun Devrim Zengi kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj son derece hassas, önemli. Altı çizilmesi gereken bazı konular, iddialar var. İzleyelim, stüdyoya dönelim. Ben İlhan'ın kendisiyle de konuştum. Aziz Yıldırım'ın yönetimde olmasını ben içime sindiremedim. Çünkü İlhan'ı çok iyi tanıyanlar bilirler. İlhan her yönüyle tertemiz bir çocuk. Nasıl bu Aziz Yıldırım'ın kumpasının içine girdi onu hala çözmüş değilim. Bunu açıkça söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım'ı belki Türk futbol ailesinde 25-30 seneden önce tanıyan en iyi tanıyanlardan biriyim. Yani Aziz Yıldırım'ın açık ve net söylüyorum İlhan'ı bu listeye ne amaçla niçin aldığını, sade İlhan değil Şekip Bey'in de bu listeye nasıl girdiğini yani aklıma sırım almıyor. Temmuz'dan bu tarafa yaşananları biliyorum. Aziz Yıldırım kendini kurtarmak için herkesi sattı. Başta İlhan'ı sattı. Bunu mahkemelerde şurada burada yaşananlar hepsini biliyoruz. İçeride sattı, dışarıda sattı. İlhan belki de diyebilir yani eğer ben Aziz Yıldırım'la bu yönetimle birlikte olursam belki bu depremden kurtulurum diye düşünüyorsa onu da bilmem ama Aziz Yıldırım'ın kendi menfaati için yapamayacağı şey yoktur.
bir örnek vereyim sana. Biliyorsun hani bu röportaj vardı. Bu röportajla iyi bir araştırın. Bakın Aziz Yıldırım Rıdvan için neler dedi. Hangi röportaj efendim? Bu yurt dışında verdi ya şimdi İsviçre'deki röportajda. Bir araştırın. Bir araştırın bakın orada Rıdvan için neler söylüyor. Orada mesela Ahmet Hocam da bu konulara iyi bilir. Sinan da iyi bilir. Rasim Bey de iyi bilir. Yani Rasim Bey zaten bu sıralar artık Galatasaray'ı bıraktı. Fener'le uğraşmaya başladı. İyi yapıyor ama iyi yapıyor. Uğraşmakla iyi yapıyor ama biraz daha bana göre öyle bu sıralar çok yumuşaklar. Bak çıkacaktı çıkmadı. Niye çıkmadı? İlan tertemiz bir çocuk. Ama nasıl bu işlere geldi? Aziz Yıldırım'ın bu oyunlarına nasıl geldi? Aziz Yıldırım'ın oyunları yakında patlak verecek. Patlak verecek yani. Bugün Trabzon'dayız. Bugün yani Trabzon halkını bu yürüyüşler falan vardı bugün herhalde çekmişsinizdir. Bugün öyle şeyler yaşadık burada ki insanlar Fenerbahçe'ye değil, insanlarda tamamen bir Aziz Yıldırım düşmanlığı oldu. Aziz Yıldırım en azından bir süre kenara çekilip yani bir dinlenmesi lazım. Dinlenmesi lazım. Ne olur yani? Hala üstüne gidiyorsun. Çivi çaktın oraya. Bu dünya kimseye kalmadı. Bak Zincirlikuyu'dan gel Karacaahmet'ten çok geçiyor. Oralar vazgeçilmezlerle dolu. Şurada ahir zamanda azıcık bir ömrümüz kaldı. İnsanları sevelim. Kendini değil. Kendini değil. İnsanları sev. İnsanları sev. Fenerbahçe'yi sev. Aziz Yıldırım zaten Fenerbahçe'yi sevseydi bugün bu işler buraya gelmezdi. Listede ismi olduğu zaman aradım konuştum kendisiyle. İlan'ın bu listede olması içime sindirim ama İlan çocuk değil. Yaşını başını almış belli kendi kararını verecek bir insan. Şu anda şu yönetimde de en çok parayı veren ekonomik destek sağlayan biri. Ona da hayret ediyorum yani. Peki Ekşioğlu ailesi nasıl karşılıyor İlan Ekşioğlu'nun yönetime girmesini? Ya çoğu kimse yadırgadı. Yani İlan'ın Aziz Fenerbahçe yönetimine her zaman girebilir. O camiaya girebilir. Kimse bir şey diyemez ona. Aziz Yıldırım'ın Beyaz TV'ye çıkacak olması, daha sonra vazgeçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben o gün de çıkmayacağını düşünüyordum. İzliyordum programı. Hatta Ahmet abi doktor ben gelmeyeceğim dedi. Keşke dönmeseydi sonra. Yani Rasim Bey gitti. O ben sana açık söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın sağ solu belli olmaz. O konuda patavatsızdır. İyi ki o program olmadı. İyi ki olmadı. Ya yani söz verdiler gelmedi. O ayrı bir olay da. O ayrı bir olay. Demek ki Mahmut Uslu her zamanki şeylerini yaptı yani giderlerini yaptı. Zaten Fenerbahçe'ye de bir tane sahibinin sesi lazımdı. O da Mahmut Uslu oldu, iyi oldu. Hiç olmazsa şenleniyor ortalık, gayet güzel. Evet, kaptan. Ya çok konuşmaya değer bir, yani çok kayda değer bir konuşma değil benim için ya. Yani hiç alakası şeyler yani. Ne bileyim yani ne olursa olsun bir insana konuşuyorsun ya yani kamera karşısında konuşuyorsun. Belki de yüzüne söyleyemeyeceğin şeyleri gelip orada söylüyorsun ya. Yani bunlar ayıp şeyler ya. Ben inanamıyorum biliyor musun? Ya böyle ya bir, ne oldu abi? Bundan nasıl bir konuşma tarzı? Ümit. Bir akrabası Ümit. Nasıl bir konuşma tarzı? Belki Yemen Ekşioğlu bir seyrediyorsundur bizi Yemen Ekşioğlu. Yemen abi yani. Ya valla şaşırmış. Hakikaten sana inanamıyorum biliyor musun? Ya bu kadar niye bu kadar sert konuşuyorsun? Sen de futbol adamısın. Sen de bu Türkiye'yi biliyorsun. Sen de futbolu çok iyi biliyorsun. Ne olduğunu da biliyorsun. Aziz Yıldırım'ın yaptığı suçları da sen çok iyi biliyorsun. Türkiye'de bunların hepsini her sene çok olduğunu da biliyorsun. Yani niye böyle sert konuşuyorsun? Hiç gerek yani. Abi sert uymadı sana yani. Haklı olursun da sert konuşuyorsun. Yani uymadı sana yani. Hayır söylediğin şey sanki yani Aziz Yıldırım yani insanlık suçu işledi. Aziz Yıldırım bilmem ne yaptı falan filan gibi öcü kaka vebalı falan filan böyle bir şey konuşuyor Yemen abi. Hiç uymamış sana yani. Sen futbol adamısın. Futbola, amatör spora yaptığın hizmetleri hepsini 10 numara hepsini biliyoruz. Beşiktaş'ın altyapısını ama bu konuşmada seni eleştiriyorum. Yakışmamış. Hoş değil. İnanılmaz güzel değil. Ya. Yani 3 gün sonra 5 gün sonra cezaevine girecek olan bir insana ve sen Aziz Yıldırım'la da karşılaştığın zaman da konuşan bir insansın. Doğru. Hoş olmamış. İnan ben kusura bakma. Hoş olmamış. Yemen abi bu konuşma seni tanıdığım için söylüyorum ha. Seni tanıdığım için söylüyorum. Sana yakışmamış bu konuşma. Ya böyle bunlar dedim ya ben çok kale almadığım için denemedim. Menfaat için yapmaya şey yoktur falan dedim ya. Evet. Sevgili Ertem.
Vallahi bak, esas demin söylediğim meseleyi tam bu Yemen Bey örnekliyor. Aziz Yıldırım'dan nefret ediyor ve Aziz Yıldırım'dan nefret ettiği için ne yöntemle olursa olsun, gayrimeşru, gayri hukuki, her türlü yöntemle olursa olsun Aziz Yıldırım'ın bitmesini istiyor. Bu benim rahatsız olduğum bir bakış açısı. Yemin bir şey oldu. Anlaşılıyor bu. Yani Aziz Yıldırım herkesi satar. Diyelim herkesi satar. Diyelim menfaatçı yapmayacağı şey yoktur. Adama yine haksızlık yapılamaz. Diyelim katildir. O zaman da hiçbir koşulda, bakın bu ahlakın, hukukun, adaletin temel kuralıdır. Adam canavar da olsa ona sen haksız, adaletsiz, sahte kanıt, sahte delil, önce operasyon, önce karar ver, sonra delilleri topla. Bunu yapamazsın. Esas Yemen Ekşioğlu şunu demesi gerekir. Aziz Yıldırım'dan bunları söyleyecek ama bugün yapıldı, bunlar yapılıp bu kumpasa da şey, inanıyorsa tabii karşı çıkması lazım. Bu ahlak, yoksa yani herkes sevdiğini savunsun o zaman bu dünyada. Ben bilakis yaptığını, yani kalleşlik demeyeyim ama Rasim, ayıp görüyorum. Rasim sonra yoksa Şekip'le, Aziz Yıldırım'ın zihniyetinden ben kendisinden daha çok Şekip'le, uzağım nefret ediyor. Şekip'le ilan silah dayayıp da yönetici falan yapmadı Aziz Bey. Tabii. Fenerbahçe yönetici olmak için milyonlarca insan var Fenerbahçe'de yönetici olmak için. Yani bunların hepsini iyi bilirsin. Ama İlhan Ekşioğlu, bu konuşmayı niye yaptığını, bu konuşmayı niye yaptığını, senin gibi futbol adamının bu konuşmayı niye yaptığını ve Aziz Bey'le de tanışırsın da görürsün de, yani niye yaptığını, sert olmuş. Yani Trabzonspor'un başkanı belki o kadar ağır konuşma yapmıyor yani. Yapmadı belki de yani. Yani Yemen abi uyumamış sana. Teessüf ediyorum. Yani niye bu haksızlık karşısında susan, hocam, ne diyorsun? Diyemiyoruz. Bir şimdi, anlayamıyorum ya. Üzücü bir konuşma. Niye üzücü? Ben Yemen'i insan olarak severim. Ama şunu da söyleyeyim. Benim dilimin ağzı. Aziz Yıldırım'ın Şike tapelerindeki yapılan konuşmanın yüzlerce katını Yemen Ekşioğlu 50 yıllık futbol aleminde, amatör kümede bile 50 bin defa şahit olmuştur. Biliyordur. Yapmıştır diye bir suçlama yapmam ama. Yok, biliyordur. Yemen Ekşioğlu'nun son 40 yılda yaşadıklarını tapelere getirirsen 20 tane meydan Larousse ansiklopedisi dolduğu gibi daha da ansiklopedilere ihtiyaç olur. Duyduğu diyorum. Yaptığı demiyorum. Böyle bir suçlamam yok. İki, adam satar filan diyor. Bence Aziz Yıldırım adam satmaz. Tam çok kısa bir şey söyleyeyim sana da. Buradan Yemen Ekşioğlu'na söylüyorum. Satmaz. Bir dakika hocam. Satar. Çok kısa bir şey söyleyeceğim hocam. Araya gireceğim. Ama bazen ya, Yemen abi. Bak Yemen abi. Adam satmayan var mı futbol dünyasında? Sen daha iyi biliyorsun. O da var. Doğru. Hayır, Aziz Yıldırım meselesi herkes satar. Hangi doğru kulüp başkanı? Sen yaşadın. Bin tane eleştiriler yapıyorsun. Bak ben de bir şey söyleyeyim. Hoca söyledi 40 senedir. Senin her sene daha, yani bu Şike, teşvik falan filan bir çok iyi tanıyorum. Daha Arzu'cum iddia edeyim. Satmayan İstanbul hangi adam var? Hangi kulüp başkanı adam satmaz? Aziz Yıldırım adam sattığını falan filan ben bir söyleyemem. Yani öyle bir satılacak bir diyalog yaşamadım. Yani beni satması için, yani bir diyalog yaşamadım ben onunla da. Yani bir menfaat ilişkimiz olmadığı için. Ama hangi kulüp başkanı bu zamana kadar yapmamıştır bu işleri? Sinan. Ha hocam. İstanbul Amatör Kümesi. Alt ligler, üçüncü ligler, bölgesel amatör kümelerde son 40 yılın kitabını yazabilecek yegane adam. Evet. Kitabını yazacak diyorum. Bestsellers olur. Çok satar. Hepsi %100 doğrudur. Belgelidir, evet. Kayıtlıdır, saatlidir, zamanlıdır, mekanlıdır. Yani ben birinci ligi bilirim. O 2'yi 3'ü amatörü 40 yıldır. 40 yılı bilir. Bak yani. Ola suçlama yapmam. Yapmıştır öyle bir suçlama ama bilir. Yapmaz, kendisi yapmaz. Bilir. Yaşamıştır. Yani biz 1, 2, 3, 5 biliyorsak o 1001, 1002, 1003, 1005 bilir. O kadar çok bu olayları görmüştür ki. Ama üzücü, üzücü olan, bakın en büyük şey. Şu anda acı çeken bir adam var, kabul edin. Sakın burada akla baktım. Hala ben arkasındayım. Yani gelsin suratına da söylerim. O ayrı bir şey canım. 3 maç 2 onu kenara koy. Ki sen şunu demedin mi ya geçen hafta? İlhan Ekşioğlu'nu dinledim. Bence de kumpastır demedin mi? Hangi İlhan Ekşioğlu? Hani böyle işte sizi dinleseler 24 saat. Hayır, bak. Şimdi söyledin sen. Ben bazı konularda keskin konuşmam. Ben olabildiğimce hayatımda. Her konuda keskin konuşuyorsun hocam. Hayır, bu konuda bilmediğim bir şeyi nasıl keskin konuşayım ya? Biraz konular. Ya devlet tamam. Bilmiyor. Ben kim oluyorum ya? Devlet bilmiyor. Hocam, her gün söylüyorlar. Evladım, devlet bilmiyor derken yargı önüne çıkan yok, şu yok şimdilik en azından. Devletin bilmediği şey ben nasıl ahkam keseyim ama futbolu bilirim. Ha bana resmi tapeyi de getirin iddianameden, fikrimi söyleyeyim. Ama şimdi her şey böyle tevatürle gidiyor. Şimdi lafı nereye getireceğim?
Şu anda acı çeken bir adam var. 2 sene 7 ay daha veya 2 sene 6 ay daha yatacak bir adam var. 2 sene 6 ay aynı evde oturamıyor insan ya. Bırak yatmayı. Aynı evde oturamıyorsun. Hani işine gidip gelerek hayatı aynı evde oturmaktan sıkılıyorsun. Dolayısıyla üzücü bir durum vardır. Evet. Ben hep söylemişimdir. Bana göre örgüt ve çete suçlaması bana göre zorlanmış bir suçlamadır. Şike için 1 sene yatmış bir adam var ortada. Yeterlidir bence. Ama sen diyorsun ki bir yandan iyi ki bizim program olmadı. Bizim için problem değil. Bak Kadir Hanım. Olmaz ya. Ama iyi ki olmadı diyorsun. Onu merak ediyorum. İyi ki olmadı. Bizim açımızdan kötü oldu. Bizim açımızı bırak. Niye? Genel olarak iyi ki olmadı. Açık konuşayım. 2,5 sene önce biz Beyaz TV'ye geldiğimizde yükselen bir değerdi. Şimdi de baya baya bir yere oturdu. Şimdi böyle bir program demek en azından 150 bin lira. Belki daha az veya daha çok. Bilmiyorum. Tabii o reklam olarak. O işin detayı ya. Bir dakika. Bir reklam gelir artı. Ya. Koskoca Aziz Yıldırım'ı Fransa'dan geldi ve programa siz çıkarttınız, yarattı bir imaj. Bu benim lehime, menfaatime. Hani neye benziyor bu? Ben şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının kapanmasını isterim. Bu benim işime gelir. Rating olarak, tiraj olarak. Çünkü kızışır. Ama bunun için... Sen Aziz Bey'in işine gelmez diyorsun. Aziz Bey'in işine gelmez. Gelirdi. Deminden bence beri izah bence gelmez. Şimdi kamuoyu oluşmasını, algı savaşını sen iyi bilen bir adamsın. Yani bak, niye bunu böyle konuşarak, dediğini ben de anlamıyorum. Bu konuşarak, müsaade et, senle benimle münakaşa ederek. Yani şike yaptı, niye böyle dediğini anlıyorum da senin niye dediğini anlamıyorum. Bir defa ya, şike yaptı imajına karşı ben yapmadım diye kendini savunmakla. Beni şu attı, bu attı, Atatürkçü oldu demekle. Onu demeyecekti o programda. Onu demeyecekti. Ha, ondan belireceğine konuşalım. Hayır, onu demeyecekti. Ondan da mı konuşuyorsun? Sorulan soran ben değil miyim? Öyle sorular sorulacaktı ki. Bir dakika ya, sorular sen soracak, biz orada kenar sürü kalacaktık. Sen o nasıl sportif alanda konuşacaktınız? Bir dakika müsaade et, ben Aziz Bey ile sportif alanda mı konuşacağım, magazin mi konuşacağım? Ama sen genel olarak öyle dedin ya hocam. Hayır, ben karar verimde konuşacağım. Ben bir şey müsaade et, sen ya bizi şartlama. Sen söyledin ben o anda. Hayır, vazgeçtim. Vazgeç, gir. Yemen Ekşiroğlu tandanslı konuşmaya başladı sende. Kime, Aziz Yıldırım'a karşı mı? Hayır, Yemen Ekşiroğlu tandanslı dedi. Yemen Ekşiroğlu ne konuştu? Yemen Ekşiroğlu tandanslı. Yemen Ekşiroğlu'na katılmadığım şeyler söyledi. Aziz Yıldırım adam satar. Bence satmaz. Evet. Sevgili seyirciler, artık programımızın ilerleyen saatlerine geldik. Yalnız şunu söyleyeyim, bence satmaz diyor. Ama bak, tamam. Haksız. Yani Aziz Yıldırım'la ilgili operasyon yapılmıştır, tamam. Ama geçmişte Ümit Özat'a yaptı. Başkalarına yaptı. Aziz Bey kızdığı zaman çok bel altına girebilen ve çok gri ve kara propaganda yapabilen bir adam oluyor. Sen kızın zaman burada biraz. Ertem kardeşine talimat mı alıyorsun diye bir şey kadar cümlekler de oranlar. Kardeşim bir de kalktın, abilerin yanında cümleler kurdun, masaya vurmalar filan. Ya bak. Hocam bak, ben içi dışı bir adamım. Yok, Ertem'le geri geldiğinde kavga ederim. Evet. Senle de, ama sana biri kılına zarar vermek istesin, benim neler yaptım biliyorsun. En zor durumda ben seni ararım. Biliyorsun. Sen de biliyorsun. Bırak kılını, sana ağda yapacaklardı. Yok. Sonra da o ağda yapmak için eli tuttuk. Yok, ben de tuttu ya. Bak sen benim kılıma dokunacaklara müdahale edersen ben sana ağda yapacak eli kılarım. Merak etme. Hocam bana ağda yapacak adam. Daim orası karınca doğmadı ya. Büyük konuşma, Allah en büyük Allah, başka büyük. Hocam tek şunu tamam. Söylüyorum. Tek şunu söylüyorum. Millet en büyük evet. Makamdır. Türkiye'yi de gücünü herkes evet, milletten alacak. Tamam, milletten evet, almamak değil. Onun için sen neyi o biraz şov için söyledi ama değil. Ben Ahmet Çakar'ın da başkaları Tiko, Tuko, Muko dese de beni, bizi satmayacağını biliyorum. Ama Ahmet Çakar için neler yaptım Ertem Şener de biliyor. Sinan Engin de biliyor. Ertem'e biz kavga ederiz. Biz tartışırız ama haddinize değil. Geri kalan şeyler. Keşke seyircinin önünde olmasaydı. Neyse, evet. Keşke olmasaydı. Sevgili seyirciler, Galatasaray'da John Huitinga ile ilgili biliyorsunuz bazı bilgiler geliyor. Transferi an meselesi şeklinde. Onun bir DSF'si var. Bu altyazıyı alıp verelim. Galatasaray'da teknik direktör Mancini'nin artık 3 Şubat'a kadar transferin bitirilmesi gerektiği yönünde yönetimden istekte bulunduğunu haberlerini alıyoruz. Huitinga ekranda sevgili seyirciler. Ajax takımının altyapısında başladı. A takımda ilk maçını 26 Ağustos 2001 tarihinde Feyenoord'a karşı oynadı. Ajax'tan 8.8 milyon pound'a Atletico Madrid'e transfer oldu. Burada toplam 32 maça çıktı. Eylül 2009'da Everton'da 6.2 milyon pound'a transfer oldu. Evet, Hollandalı 15
Ekim 1983 doğumlu, 1.80 boyunda, 78 kilo, defans oyuncusu ve Everton'da forma giyiyor. Çok önemli bir isim, Galatasaray'a çok şey kazandırır deniliyor sizin. Çok iyi oyuncu ama ya bunlar çakıl taşı değil, bunlar hep para Ertemciğim. Roma'da çok istiyormuş. O geldi, bu gibi, bunların hepsi para. Bunların hepsi bir kadro, yer boşaltma gerekiyor. Yani yer boşaltma da bedava olmuyor. Ve kontenjan. Yani bu çok miras yedi bir tutum. Yoksa Aitinga'nın futbolculuğuna, defans oyunculuğuna filan lafımız yok. Ve kariyerimin bu döneminde doğru kararlar almak çok önemli. West Ham United'ın teklifini reddettim diyor kendi ağzından. Ve neler olacak hep birlikte göreceğiz şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Roma'nın da istediğini belirtelim. Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'nin de Aitinga ile ilgilendiğini biliyoruz. Aa, sevgili Aykut seyirciler. Kocaman'a çok, eğer yanlışsam özür diliyorum. Aykut Kocaman şeye geldi mi kardeşim? Sabiha Gökçen'e. Gelmiştir. Yazıklar olsun. Gelmedi mi? Yazıklar olsun. Ben görmedim, bilmiyorum. Geldiyse özür diliyorum. Ha hocam, Aykut'a da haksızlıklar yapıyor. Neyin haksızlığı ya? Bak hocam. Biz seninle kavga ettik. Benim başım derde girdi. Sen gelmeyecek misin hastaneye? Kalp krizi geçirdim şu anda burada. Bak diye düştüm. Hocam, gelmeyecek mi? Hocam gelmesi gerekir. Ama şunu unutma. Aziz Yıldırım da bence. Ya ben geçmişte. Ümit Özat da bunu yaptı. Ümit Özat onu sineye çekti. Şu an zor gününde yanında duruyor. O onun erdemidir. Ama Ümit Özat da yaptıklarını şu an biri Google'dan girse. Şu an bile der ki Aziz Yıldırım ne biçim adamsın be kardeşim der yani. Yani bu birazcık kızdığı an hemen bel altı saldırı, kara propaganda bir şey yani yapıldı geçmişte. Rüştü olayı da olaydır. Ki o konuda beni şikayet etti. Savcılık rüştü olayı şu anda aydınlanmamıştır, aydınlanacak diye benim beraberime evet. Karar verdi. Hemen belirtelim. Şu anda elimizde bir bilgi var. Madde 22 hükmen yenik sayılmalarla ilgili olarak, İbrahim Akın'la ilgili olarak sayısız sorular alıyoruz. Evet, o soruları üzerine, ben de alıyorum. Yarın bu konunun üzerine gideceğiz. 22. madde F bendinde. Nerede? Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan futbolcu veya futbolcuların oynatılmasında hükmen yenik sayılması gerektiren durumları arz ediyor sevgili seyirciler. Yarın daha da araştıracağız bunu. Hükmen yenik sayılmalarla ilgili madde 22. Herhangi bir sebeple cezalı ve idari tedbirli olan futbolcu ve futbolcuların oynatılması. İbrahim Akın bu kuralın içine giriyor. Gaziantep Spor Galatasaray maçıyla ilgili olarak konuşuyoruz. Ve resmi gazete sayı 27.905, kabul tarihi 31 Mart 2011, kanun numarası 62-22, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun, amaç, kapsam ve tanımlarda amaç diyor. 18. maddede bir kulüp başkanının, yöneticinin spor müsabakalarına girebilmesiyle ilgili bir madde var. Tam olarak resmi gazetedeki bu açıklamayı vermeyeceğim çünkü net bir bilgiyi bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili de hatta bu sözünü kestim, biliyorsun burada İbrahim Akın'ın bize vermiş olduğu röportaj da vardı. Bu konuda bize en çok inananlardan biri de Ümit Uzat demişti. Yani biliyorsun evet, ben her zaman şeyi konuşmuştum. Evet. Yani şirkete adı geçenlerden en başından biri değil mi bu çocuk? Doğru. Ama ben her zaman ona güvendiğimi söylemiştim. Yanlış bir şey ifade etmedim değil mi? Evet. Şike yaptı, iddia edilen adam. Top oynuyor. O cezası başkan hapise gidecek. Ama adalet neresinde? Cezası da bir yıl altı ay herhalde. Ya önemli değil kardeşim. Eğer yapmışsa futbol hayatını bitirin. Nasıl? Onu bilmiyorum, o prosedür nedir? Ya böyle bir şey var. Çok kritik bir konu. Yarın bununla ilgili çalışma yapmamız lazım. İbrahim Akın. Bu çocuğu inanmıyorum da öyle bir şey yaptım. İbrahim Akın. Hocam İbrahim Akın bir yıl ceza mı aldı? Ya bir yıl önemli değil. Oynuyor mu şu anda? Oynuyor. O zaman Aziz Yıldırım da cezasını çekti diyelim. Başkanlığı da yapması lazım. Bilmiyorum. Ne yaptı abi o adam? O prosedürü en iyi Ahmet Çakar bilir. Hocam şike yapmış oyuncu. Ceza almışsa ne oluyor? Spor yani, burada şimdi boş yani. Konuşmayalım. Şimdi burada sportif anlamda İbrahim Akın'ın cezası bitmiş olabilir. Buna güvenerek Gaziantep oynatmış olabilir. Lakin. Hocam Antep'i tebrik etmek lazım. Sahip çıktı. Onu konuşmuyoruz ki. 66-22'den dolayı oynayamazsa hükmen mağlubiyet söz konusu olabilir. Bilmiyorum yarın ne olacak. Evet, bakacağız. Resmi gazete
62-22 kanal numarası. 62-22. Oynuyorsun da ben diyorum ki kardeşim. O başka bir şey. Kaptan. Bu tarafını değerlendirelim. Yani çift sarı kartla oynamak gibi diye düşün kardeşim. Ya, hayır, diyor ki bir tarafta değişik yapan bir futbolcu. %100 sağlarda. %100 sağlarda. Tövbe yarabbim ya. Gece vakti yanlış örnek olmasın. Zina var. Birini alıyorsun. Birini bırakıyorsun. Ya kardeşim bu şike yaptıysa Osman Aziz Yıldırım futbolcu da yaptı. Veders. Diyelim ki. La yapanlar oynuyor. Aziz Yıldırım içeri girecek. Ya hiç mi vicdanınız yoksun ya? İbrahim Akın'da. Ne yaptı kardeşim bu adam? Uyuşturucu mu kaçırdı yani? Yeter yani. Ne yaptı bu adam? Terörist mi bu adam? Ne yaptı ne yaptı? Biri bir açıklasın. Ne ayıp ama ya bu kadar olmaz ki yani. Yaptın. Ya bak sportif başarı başarısız dibine kadar konuşuyor. Ya işin spor çoğunun altına da beni. Yani gelin hatalı yerleri ben yine eleştirdiğim yerde durayım. Ya şike yaptın dediğin adam oynuyor. Sinan abi. Adamcağız da evinde bavuluyla bekliyor. Beni ne zaman gelip alacaklar diye. Emiciğim ben bunları böyle çok... hukuk var mı ya? Ben bunları çok anlattım. Onun için bak Yemen'e söylüyorum ya. Bunları çok anlattım ben de. Artık hep aynı anlatıyoruz falan. Onun için fazla anlatmaya gerek yok. Herkes selam bekliyorsun da çok var. Medine, tamam, Ankara. Sinan abi son cümleyi söyleyeyim. Vedersson da var. İbrahim Akın dedik ama Vedersson da oynuyor. Hepsi oynuyor. Onu da Vedersson oynuyor. Kulübümüzün yaptılar değilse hepsi kabulleniyor. Etmedi mi? Yok. Ben. Hepsi kabulleniyor yani. Emel ki merat ediyor. Başkan ya oynasınlar zaten. Hepsi oynasın. Helalet olsun. Ama Aziz Yıldırım mevzusu farklı mevzusu abi. Aa Ümit. Bu tarz savunma şeklinin Aziz Yıldırım'a bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Ya evet Rasim bazen harbi boş konuşuyorsun ya. Ya biz eli yani tamam ben anlıyorum. Anlıyoruz yettiğince söylüyoruz. Biz hukuki terimini bilmiyoruz. Veyahut da şeyini bilmiyoruz ama hani bir kaba bir matematik yaptığın zaman bir suç varsa biri oynuyor biri. Futbol hukuku anlamında haklısın. Böyle bir şey var mı ya? Evet bitiriyoruz. Yeni haftanın ilk gününde bu akşam Derin Futbol stüdyolarında sizlerle birlikte olacağız. Yine tam kadro Ümit Özat, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Sinan Engin. Ve Sinan abi selam bekleyenler vardı sende. Herkese selam. Keyfim yok bu akşam. Yaşananlar burada beni üzdü. Onun için selam, herkese selam. Evet. Aslında burada olan bizim kendi adımıza değil, Türkiye'de yaşanan bu tuhaf hem haksızlık hem de kullanışlı aptallık olgusuna yönelik bir üzüntüdür. Yani. Sevgili seyirciler ben kendi adıma çok özür diliyorum. Ufak bir tatsızlıktan dolayı hepinize mutlu sabahlar diliyoruz. İyi geceler, hoşçakalınız.